kaydımız başlayacak. Evet. Zannediyorum kayda geçtik. Evet, gördüm. Evet, tekrar herkese hoş geldin diyorum. Allah bir genç öğrenci link istedi. Ona da yollayalım hemen. Hop, gitti. Tamamdır. Evet, nasıl olsa artık Allah kim. Şöyle Yusuf Usta'nın böyle bir çınar altında künefeyi servis edişiyle başlayalım istedik. Tabii bir sürü künefeci var. Onlar adına yapıyor bunu Yusuf Usta. En tanınmışlardan biri ama ben Antakya'da şuna şahit oldum. Her Antakyalı'nın kendi künefecisi var. Bir de her Antakyalı kendi künefesini kendi de yapıp benim künefem güzeldir diyor ki vallahi her yerde o kadar güzel künefeler yedim ki. Neyse. Şimdi biz künefeden artık ileriye doğru adım atalım ama ara sıra tabii künefeye gene bir dokunacağız. Antakya veya Hatay deyince şimdi bizim aklımızda bir midemiz olacak haliyle, değil mi? Ama onun dışında Antakya'nın o çok renkliliği, o ülkemizin genel bir özelliği aslında ama bu tabii Antakya'da bayağı bir ön plana çıkıyor. Böyle mozaikten bir şey yapmışlar işte Hatay ismini öncelikle dikkat ettiyseniz işte bir Davut Yıldızı, bir haç, ondan sonra bir de Hilal'le birlikte yapmışlar. Ve böylece ne demişler? Ezan, çan, hazan diye böyle üç kelimeyi kullanmak suretiyle dini açıdan tabii bir yaklaşım ama geçmişten gelen bir gelenektir bu. Hani öyle gruplanır insanlar Osmanlı'dan beri günümüze kadar ulaşmış. Burada tabii biz işte Yahudileri, Hristiyanları, Müslümanları bir arada yaşarken görüyoruz onu söylemek için. Ama işin bir de gerçeği var tabii. Sünni Müslümanlar öylesine arttı ve diğerleri öylesine azaldı ki Antakya'da tabii nüfus öyle eskisi gibi de değil. Eskiden aslında hani bunlardan hiç lafı da edilmeden herkes birbiriyle dostça geçinirken maalesef günümüzün sisteminden, politikalarından, şunundan bundan kaynaklı hani ister istemez böyle bazı mesafelerde dönem dönem oluşabiliyor. Ama ben Antakya'ya gittiğimde hani insanlarla muhabbet ettiğimde işin içine siyaseti sokmadığımızda, hayattan bahsettiğimizde herkesin kardeş olduğunu da gayet güzel bir şekilde görmüş bulunmaktayım diyelim. Aslında bu coğrafyada her yerde bu şekilde ilerleyebiliyor olaylar ama tabii tür tür problemler var. Hepsinin temelinde yatan işte çeşitli ekonomik problemler, sınıf problemleri. Hani sadece dini açıdan ele almamak lazım bu işleri. Ama bunlar uzun işler olduğu için bugün bunlara öylesine fazla girmeyeceğiz. İlerleyeceğiz bakalım. İşte eski haritalardan kaynaklı Antakya bu şey böyle prenses, kraliçe olarak anlatılır ya. Şöyle aa bu çok yakına gelmiyormuş, bu kadar çıkmış bu. Zaten bir haritanın böyle antik bir haritanın şeyi bu, resimlendirilmiş hali. O kraliçe veya prenses olarak da görmenizi istedim. Aslında şehirlerin bazilissası olarak Konstantinopolis gösterilir. Fakat Antakya'nın da Akdeniz'de böyle bir özelliği vardır. Üstelik Antakya'nın bu büyüklük, zenginlik ve şan ve şöhreti İstanbul'a nazaran daha eskidir dememiz gerekiyor. Yani bugünkü İstanbul, ondan önceki ismiyle Konstantinopolis aslında Büyük Konstantin bu şehri ikinci bir başkent olarak seçmeseydi hani bu kadar da büyük olmayacaktı. Dolayısıyla biz milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren bu yaşadığımız şehrin muazzamlığından bahsedebiliyoruz. Oysa Antakya milattan önce 4. yüzyılda hadi 3. yüzyıl diyelim kurulmuş. Selefkoslarla birlikte gelişmiş ve Akdeniz'in işte İskenderiye ile birlikte efendim İtalya'daki hani Roma merkezli olsun o şehirlerle birlikte en önemli şehirlerinden birisi olmuş. Yani Roma'nın ilk üç şehrinden birisidir değil mi Roma İmparatorluğu'nun işte Roma, İskenderiye, Antakya o zamanlar daha İstanbul'un esamesi okunmamaktadır. Şimdi bunu koydu baba bu şey hani böyle isimler misimler doğru düz gözükmüyor. Sadece o Antakya'yı şöyle genel olarak kafamızda işte dağlarıyla efendim ovalarıyla Antakya'yı baştan başa kat eden Asi Nehri'yle bir tarafında Akdeniz, üst tarafında Türkiye'nin geri kalanı işte ona Adana Gaziantep diyeceğiz.
doğu tarafında Suriye'yi düşüneceğiz. Aslında güneyde de Suriye'yi düşüneceğiz. Ama Suriye'yi kat edip daha aşağı gittiğimizde de bir Lübnan gerçeği, daha aşağıda İsrail gerçeği. Bunlara çok uzak değil. Yani kültürel anlamda biz bu sınırları hani o kadar göz önünde bulundurmak zorunda değiliz. Sınırlar siyasal. Orada yaşayan insanlar hani sınırın her iki tarafında da var aslında. Orada yaşayan gelenekler, görenekler, mutfaklar sınırın her iki tarafında da var. Biraz böyle de bakabilmeliyiz. Böyle baktığımızda aslında aradaki buz dağları biraz daha rahat eriyebiliyor. Hani gerçeklere biraz daha insancıl bakabiliyoruz o zaman. Öbür türlü hep böyle o bölünme oyunun içerisine düşünüp değişik gruplaşmalar içerisinden bakıyoruz. O benim çok hoşuma gitmiyor. Antakya'nın şöyle gece çekilmiş tepeden böyle bir fotoğrafı. Bu da çok hoşuma gittiği için hadi koyayım bunu dedim. Şöyle şurada Asi Nehri'ni aşağıda görüyorsunuz. Işıklandırılmış. Değil mi? Aslında biz burada nereden bakıyoruz? Herhalde Habibi Necar dağlarından bakıyoruz. Böyle Antakya'nın doğusundan bakıyoruz. Herhalde şöyle şeyin üzerindeyiz. Kurtuluş Caddesi'nin falan üzerindeyiz. Şurada meşhur köprü var. Köprünün öbür tarafında da işte meclis binasıdır, şu meydandır ve yeni şehre doğru açılan yollar var diyelim. Bunu da geride bırakalım, biraz daha ilerleyelim. Şimdi Antakya'yla bağımızı kuvvetlendirmek için özellikle bunları böyle koydum buraya. Bakın Kıbrıs'ın ucu gözüküyor buradan değil mi? Kıbrıs'ın aslında şuradan böyle kopmuş olduğu, İskenderun Körfezi'nden bir şekilde çıkıp gitmiş olduğu düşünülebilir şuraya bakılınca. İşte yukarıda dört yol, İskenderun, uğrayacağız İskenderun'a da. Kırıkhan'dan minicik de olsa bahsederiz. Reyhanlı'ya hiç yer vermedim, kusura bakmasınlar Reyhanlılar varsa. Antakya merkez, Samandağ tabii çokça bahsetmemiz gereken bir yer. Antalya vilayetini coğrafi şekillerin renkleriyle birlikte de görelim diye bunu koydum biraz. Antakya merkezden çıktıktan sonra da biz güneybatıya doğru ineceğiz. Yani Antakya'dan böyle güneye iniliyormuş gibi gözükür o turlarda ama aslında biraz güneybatıya, denize doğru gidersiniz. İşte orada göreceklerimiz şurada bizi Samandağ'a, Çevlik plajına kadar götürecek. Onlardan da bahsedeceğiz. Evet. Bu da eski bir şey böyle tepeden çekilmiş koydum ama çok da bir şey anlaşılmadığı için bunu çabuk geçiyorum. Antalya ile ilgili, Antakya özür dilerim, Antakya ile ilgili biraz önce Murat bir şey söyledi farkındaysanız. Yağmur vardı dedi, bugün hava güzel dedi. Antakya ile ilgili Amin Maluf, bilmiyorum tanır mısınız, Lübnanlı meşhur yazardır kendisi. Değil mi? Şişli şehir demiş. Şişli şehir çünkü çok yağmuru vardır hakikaten de. Ve o yağmur yağdı mı bazen durmaz. Durmaz ve şehri böyle sulan seller basar imiş. Ben rastlamadım ama yakın zamanda hani çok acayip şeyler oldu. Onlarla ilgili de birkaç tane fotoğrafımız var. Tabii o yağmurların arttığı dönemlerde eskiden bir göl olan Amik Ovası da birden değişip eski halini alabiliyor. Yani bunlar ilginç olaylar, bahsederiz. Şöyle işte Antakyalı alışkın bir şekilde yağmurda bankına oturmuş bize selam ediyor sağ olsun. Öbürü de şortuyla dolaşıyor. İşte Amin Maluf, o demin bize demin bahsettiğim Amin Maluf. Onun da tabii çok güzel romanları vardır. Orta Doğu coğrafyasıyla ilgili, Orta Doğu insanıyla ilgili çok ilginç hikayeler anlatır. Böyle ara sıra künefe geliyor bunları şimdi koyduğumda araya sıkışmış kalmış olanlar da olabiliyor. Künefenin zararı olmaz ama... Şimdi açıkçası bu künefeyi de hakikaten Antakya'da yemek lazım. Çünkü buralarda yapanlar da var. Fena da yapmıyorlar aslında. Özellikle bu şeyde Aksaray'da bir iki tane yer var. Has Antakya var. Onlar, onun bir tane daha vardı ileride ama unuttum. Sadece Antakya olan var galiba bir tane. İyi yapıyorlar ama şimdi künefe abicim hakikaten Antakya'da yenmesi gereken bir şey. Hadi şey de olur. Antakya'dan Mersin'e kadar diyelim o coğrafya içerisinde yerseniz olur. Onun dışında biraz o coğrafyadan kopması onun bence lezzetinden bir şeyler alıp götürmektedir diye düşünüyorum ben. Evet, bizi karşılayan aslında Kurtuluş Öğrenci Servisi'nin sahibi olan İlhan Kurtuluş. Kendisi Samandağlı, Nusayrilidir. Nusayrilidir dedim değil mi? Samandağlıdır, Nusayrilidir. Arap Alevi. Yani yeri geldiğimi kullanacağım için tam karşılığını da söyleyeyim. Hani bunları da böyle hani insanlar şöyledir böyledir ayırmak için yapmıyorum. Sadece oradaki
kültür çeşitliliğini daha iyi idrak edin diye ben bunları size vermeye çalışacağım. Hani tabii ki insanları hani Nusayriler şunlar bunlar diye ayırmak dünya saçması yani. Her şeyden önce biraz ekonomik, biraz sınıfsal bakmamız lazım. Karakterler işte bir sürü şey yani sebep var insanları birbirlerinden ayırabilecek diyelim. Veyahut da bir araya getirebilecek. Bizim İlhan esprili bir dostumuzdur. Hakikaten şen şakrak, muhabbet de güzeldir. Bakın o ilk gezimizde veyahut da kaçıncı geziydi bilmiyorum bizi böyle karşılamış. Hatay'a hoş geldiniz Ahmet'in misafirleri diye karşılamış. Bu turizm tarihinin aslında kayda geçmesi gereken panolarından biridir. Beni de çok gururlandırdı tabii Ahmet'in misafirleri şeklinde. Neyse bu küçük bir gruptu böyle. Ya 7-8 kişiydik galiba. Çok güzel dolaşmıştık Antakya'da. Bakalım neler yapmışız. Şimdi tekrar inşa edildi mi bilemiyorum bir süredir gitmediğim için. Ama bu büyük Antakya Oteli yıkılmıştı. Yıkıldı. Hala yıkık mı duruyor, boş duruyor yıkık mu? Yıkık duruyor. Yıkık anladım. Duruyor, boş duruyor daha. Hala evet, yıkık Ahmet. Şey, emniyet sandığının mıydı neydi? Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum ama bir devlet bağı bir şey vardı buranın. Sonra da yapmamışlar demek ki. Ama ilk başlarda orada kalıyorduk. Yani yer itibariyle çok iyiydi. Nehrin kenarındaydı. Yoksa bina olarak hani böyle çok çekici bir bina da değildir aslında. Orada böyle sırıtan bir binadır. Ama onun da kendince bir tarihi oluşmuştu aslında diye düşünüyorum. Hani yıkılınca bir takım anılar da muhakkak orada illaki düğüne büğüne gitmiştir insanlar yani. Bir şey yemiş içmiştir, birileriyle konuşmuştur. Artık yok. Tam bunun yanında Adalı Konağı var. Şimdi biz Büyük Antakya Oteli'nden normalde böyle geliyoruz. Eşyalarımızı bırakıyoruz. İşte bir kahvaltı ediyoruz. Tabii geleneksel bir fotoğrafımızı veriyoruz. Antakya kahvaltıları meşhur biliyorsunuz. Bu Ahmet Hakan'ın bir yazısında bu ne vardı? 168 çeşit demiş ama hani o kendince herhalde öyle bir karar verdi sonra ama ya Antakya'da abicim yani mezelerin neredeyse hepsi sabah kahvaltıda yeniyor. Dolayısıyla yani ister istemez Antakya kahvaltısı korkunç bir şölen halini alıyor. Ben sadece şöyle göstermelik bu fotoğrafı koydum. Hani bunlar önde gelenler, bunlardan bahsederiz sonra böyle sürkili peynirler, patlıcan çeşitlemeleri, işte neyse humus çeşitlemeleri daha var oğlu var yani. Zeytinler, nar ekşileri, zahterler. Neyse şöyle bir kitap gördüm ama başkaları da vardır muhakkak. Yani Antakya ile ilgili sırf kahvaltı yapmak üzerine dikkat ederseniz kitap yazmışlar. Yani sadece mutfağı değil kahvaltısı diyelim. Ha o demin bahsettiğim Adalı Konak. Bu Adalı Konak yapılmış. Fransız mandası döneminde yapılmış. Dolayısıyla minik bir bahsedelim hemen. Şimdi Antakya böyle geçmişine baktığımızda Büyük İskender sonrası, yani Büyük İskender'in ölümünden sonrası generalleri, diadok denir onlara. Aslında bölücü generaller, diadok, oradaki di bölme manasında. Bunlar kendi aralarında savaş ederler ve o devasa imparatorluğu pay ederler. En büyük payı alan da Selefkos'tur. O Selefkos, onun haritasını bir yere koydum böyle. Bütün o Suriye'den başlar, Hindistan'a kadar olan toprakların hepsini alır. İşte Mısır'da Putulemeler vardır. Anadolu'da ise işte değişik isimde başka generaller vardır diyelim. Şimdi o devirde tabii yeni bir başkente de belki ihtiyaç da duyuluyor. Ya da deniz kıyısına böyle yakın bulunmak da isteniyor. İşte Selefkosların merkez olarak seçtiği noktalardan birisi de burası. Daha ziyade böyle işte bugünkü Samandağ dediğimiz bölgede Asi Nehri'nin ağzına yakın Seleukeia Pierrière şehri kurulur. Ama ve lakin oranın güvenliği bir problem olduğundan dolayı yaklaşık 20 kilometre, yanılabilirim birkaç kilometre içeride Antioquia daha sonradan yerini alıyor. Çok kısa bir süredir yani ikisi arasındaki kuruluş hikayesi. Dolayısıyla aslında hani bunu madem hani Suriye ile alakalı bir general kurdu ve de aslında ülkenin nüvesi, merkezi Suriye ise o zaman Antakya aslında Suriye'nin bir uzantısıdır. Yani Anadolu'daki bir aslında tam Anadolu'nun içinde de değil biliyorsunuz. Anadolu'dan aşağıya sarkmış bir toprak parçasıdır. Ama bir şekilde o Türkiye topraklarında onlardan da bahsederiz yeri geldiğinde. Neyse yani Antakya'nın geçmişi böyle. Helenistik dönemde kurulmuş bir şehir. İşte gelişir. Sanki bir kavşak noktası gibi Ahmet Bey. Tam ki ya,
Tam kavşak, bir kavşak noktası aynen, gibi. Aynen. Geçiştir. Geçitleriyle meşhurdur zaten değil mi? Belen geçidi, Amanoslar. Zaten çok önemli savaşlarda dikkat ederseniz bu Anadolu ile Orta Doğu arasındaki bu geçit noktasında karşımıza çıkar. Yani Hititlerin meşhur Kadeş Savaşı çok uzak değildir. Veyahut da İskender'in Ahamenişlerle yaptığı savaş, İsos Muharebesi, o da Adana'nın güneylerinde yine bu bölgededir. Yani o hep şeydir, Orta Doğu, Anadolu arasındaki önemli geçiş noktası diyelim biz ona. Kavşak kelimesi de gayet güzel oldu bence. Neyse, şimdi bu üzerinden bir sürü tabii uygarlıklar geçecek. Bu anlattığım olayların öncesi de var. Onlardan da müzede bahsediliriz. Yani şeyden, Antiokya'dan önceki bu bölgedeki uygarlıklardan da müzede bahsederiz. Neyse, biz artık şeye kadar getirelim yani Osmanlı, Roma dönemi olsun, işte Bizans dönemi olsun, ondan sonra Araplar gelsinler, ele geçirsinler, Bizanslılar geri alsınlar, ondan sonra Haçlılar gelsinler, bir Haçlı prensliği olsun, değil mi burada? Ondan sonra işte Memlükler olsun, Eyyubiler olsun, onlar gelsinler, gitsinler, sürekli el değiştirsin. En sonunda Memlüklerden Osmanlı alsın bunu. Yavuz Sultan Selim gelsin buraları ele geçirsin 1517 itibarıyla. Çok uzunca bir sürede Osmanlı toprağı olarak Antakya'yı biz görelim. Ama orada Antakya şehri aslında düş içerisine girecek. Düşecek. Orada biraz İskenderun ön plana çıkacak. Yani o İskenderun körfezinin kıyısındaki o liman. Hatta İskenderun sancağı olarak biz orayı düşüneceğiz daha ziyade. Ama yapı itibariyle yani oradaki insanların kökleri itibarıyla bu Antakya, efendim Suriye, Lübnan yani buralar birbirleriyle bağ içerisinde bölgeler diye düşüneceğiz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı yenilir ve yani paramparça olur. İşte Suriye artık Fransa kontrolünde, Fransa mandası altındadır. Bu 1920'lerden itibaren ve 1938'e kadar Antakya'da Suriye'nin içerisindedir. Ve burada bir Fransız dönemi olacak. İşte bu yapı o dönemin örneklerinden bir tanesi. Bunu yapan Jacques de la Boucherie isimli bir mimar, Fransız mimar. Adam orduya girdiğinde tabii onun mimarlığından faydalanılmış. İşte Antakya'da da ona bazı binaların yapımında görevler vermişler. Ama bu savaşlarda da böyle inceden inceye bir takım aşk hikayeleri olur ya. Bunun çok sevdiği bir yani sevgilisi varmış Fransa'da. İsmi Marie'ymiş, bizim Maria'mız. Marie, ondan sonra onun Fransa'da yaşadığı bir köşk varmış. Köşkün adı Tortue. Tortue Köşkü diye ben okudum kaynak. Tortue kaplumbağa demek. Yani bir kaplumbağadan mı esinlendiler bilmiyorum. Belki de sembolü oydu o bölgenin yöreni. Neyse, şimdi sevgilisi uzaklarda, kendisi de mimar. Onu hatırlamak için bu yapıyı da kendisine yaptırmış diye geçiyor kaynaklarda. Ve buradan da işte Asi Nehri'ne bakıp Marie'yi hatırlarmış. Ve maalesef bu adam Fransa'ya dönemeden Marie bir hastalıktan ölmüş gitmiş. Dolayısıyla daha hüzünlü bir hale getiriyor bu yapıyı, bu aşk hikayesi diyelim. Sonralarda ne oldu? En son Doğa Koleji almıştı burayı diye ben biliyorum. Ondan öncesinde de ne olduğunu biliyordum ama onları da unuttum valla. Çok da vaktimiz burada geçmesin, ilerleyelim. İşte dışarıda çıkmışız yine gezilerimizden bir tanesinde. İnsanlar sürekli değişecek birçok gezi olduğu için. Şimdi burada bakın sağ tarafta yanlış görmediysem burası işte o deminki Adalı konağı. Ha, Adalı ailesi alıyordu daha sonra, pardon. Onun ismi de oradan geliyor yani. Hemen burası meclis binası. Biraz böyle dökülüyor gibi de görünüyor aslında ama. Şimdi o da nispeten restore edilmiş haliyle bakın tepesinde meclis yazıyor. Şimdi ne meclisi değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'dadır. Ondan öncesi Osmanlı'nın meclisleri İstanbul'da değişik binalardaydı. Antakya'daki mecliste Antakya neredeyse bir seneliğine bir devlet oluyor. Bir Antakya Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz biz. Şimdi Fransızlardan Antakya'yı bir şekilde alır iken bir ara dönem var. Bir yıllığına yaklaşık diyelim Antakya Cumhuriyeti. Onun meclisi de işte bu binada toplanıyor. Ama bu bina meclis olmadan önce yapılmış diye biliyorum ben. Hatta bir tiyatro, bir sinema,
gösteri merkezi, kültür merkezi olarak yapılmış. Yine Fransızlar döneminde diye biliyorum ben. Ama daha sonradan işte bir yıllığına meclis burada toplanınca da işte onun adı meclis binası oldu. Burada da bir künefeci vardı. Künefecinin adı da meclis künefe oldu. Uzunca bir süre ama sonra galiba buraya başka bildik bir marka geldi. Ondan sonra o meclis künefe kalktı orada diyelim. Ha, yazıyor baksanıza meclis künefe kafe diye zaten. O eski fotoğraf. Şu anda valilik aldı, gastronomi yeri yapacak. Şu anda valilik restore ediyor. Evet, ya benim kesin artık Antakya'ya tekrar gitmem lazım. Bayağı değişmiş çünkü olaylar. Baksanıza bir gastronomi merkezi olacak belki. Benim özellikle görmem ve ziyaret etmem gerekiyor orayı. İşte içi de böyle. Böyle eski sinema salonlarımız var biliyorsunuz. Yani şimdi artık böyle daha ziyade cep sineması tarzı binalar, yapılar var. Oda bölüm bölüm. Ama bu bizim şeye işte Üsküdar'ın meşhur Sunar sinemasına veyahut da Beyoğlu'nun meşhur Emek sinemasına benzeyen. Bunun üst tarafında balkonu falan da var. Böyle bir yapı yani bu. İşte biz oradan izin alıp bunun içerisine girip böyle geziyoruz. Biraz ben burada tabii işte o dönemleri anlatıyorum. Hatta abartmışız burada bunu bir konferans, seminer haline getirmişiz. Kim o? Tevhid Hoca galiba. Onunla beraber 2016'da yaptığımız gezide bakar mısınız sahneye falan da böyle enteresan bir şekilde yapılmış farkındaysanız. O mecliste kaç kişiydi ya? 31 kişi miydi? Bak ona bakmayı unutmuşum, iyi mi? Fakat şimdi bu 38 ya da 39 senesinde bu cumhuriyetteki yani o üyeler bir oylama sonucunda Antakya'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil edilmesine karar veriyorlar. Ve o mecliste bulunanlar da hani mesela az miktarda Ermenileri temsil edenler var. Rum demeyelim de Ortodoksları temsil edenler var. Rum diyebiliriz aslında çünkü o Roma Kilisesi'ne bağlı olmaktan dolayıdır. Hala da onu kullanırlar ama köken olarak Antakya'daki Ortodokslar hani İstanbul'dakilerle aynı değil. Daha Arap kökenli olmaları gerekiyor onların. Neyse Nusayriler var tabii o dönemin o meclisinde. Sünni Müslümanlar var. Fakat hani çoğunluk Sünni Müslümanlardan yana diyebiliyorum ben. Bir iki oy farkla falan. O şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne de dahil olur Antakya. Evet, ilerleyelim bakalım. İşte o manda zamanından 1922 bakın. Suriye ve Lübnan mandası diyor zaten burada. Fransız mandası. Şimdi şurada Antakya'nın ismi geçmiyor da İskenderun Sancağı olarak geçiyor dikkat ederseniz. Şurada Alavit State dediği Alevi yani Arap Alevileri, Nusayrilerin bölgesi bu. Laskiye vardır aslında. Çok yakındır yani Antakya'ya. Bu Kel Dağı var Antakya'dan bakınca böyle gördüğümüz Samandağ'ın ilerisindeki. Onun arkasından itibaren işte şey başlar bu o bölge başlar. O Rus uçağı düşürülmüştü ya hatırlıyorsunuz birkaç sene önce. O Kel Dağı'nın hemen yanında orada bir yerde düşürüldü işte. Neyse diğerlerine bakmayalım. Onlar bizim konumuz değil. Sırf bu da hani bir fikrimiz olsun diye koymuştum. Bu da işte o Antakya Cumhuriyeti'nin bayrağı. Hani Türkiye Cumhuriyeti bayrağından ne fark var? Şu yıldızın içerisine kırmızı bir iç yıldız geçirilmiş sadece. Onu çekin çıkarın hop 1939 Antakya bağlandı işte Türkiye'ye. Sanki onu şey yapmışlar, yapıştırma yapmışlar da Atatürk böyle cıp diye onu çekti işte. Böylece Antakya'da Türkiye'nin vilayetlerinden biri oldu diyebiliriz. Bakın İskenderun sancağı damgalı bir pul o dönemlerden kalma diyelim. Devam edelim bakalım. Atatürk'ün de tabii bir fotoğrafını koymam gerekiyordu. Bulamadım ya Antakyalı fotoğraf bulamadım. Bu Mersin'de bir kazılar var oralarda. Atatürk çok seviyordu biliyorsunuz bu arkeolojik kazılara çok değer verirdi. Kendi ziyaret ederdi. Özellikle Hitit'le ilgili olanlara kaç kere gitmişliği vardır. Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kuruluşunda da çok önemli rolü olmuştur. Bu artık son dönemi zaten hani Antakya'nın Türkiye'ye geçişi yani Atatürk'le birlikte olsa da resmi olarak o geçişi veya ordunun içeriye girişini Atatürk maalesef göremedi. 10 Kasım 1938'de vefat ettiği için o daha sonradan gerçekleşiyor. İlerleyelim bakalım işte o dönemin. O geçişle ilgili Hatay artık bizimdir. Tabii İsmet İnönü'nün artık Cumhurbaşkanlığı söz konusu.
falan diye böyle. Aslında bu şey var ya, meclis künefe dedim ben de. Onun üst katındaki kafede duvarlarda bir sürü bu gazetelerden vardı. Ve orada işte Antakya'nın Türkiye'ye geçiş tarihini yakından takip edebiliyordunuz. Belki ona dair başka bir yer vardır benim bilmediğim diyelim. Bu da işte Türk ordusunun şimdi... Ya bunu aslında ben şeye benzettim. Ya meclis binası değil mi bu? Belki de değildir. Yani İskenderun diye ben buldum bu fotoğrafı. Esas Antakya'ya giriş fotoğrafı da bu diye buldum. Tabii ikisinden de neresi olduğu çok da anlaşılmıyor. Ama sonuç olarak yani o iş bitti. Arkeoloji Müzesi bu, eski Arkeoloji Müzesi. Meclis binasına çok yakın diye bunu buraya koydum. Tamam, o meydanın öbür tarafı eski Arkeoloji Müzesi'dir ve burayı aslında Fransızlar kurarlar. Yani o Fransız mandası döneminde bu bölge çok değerli bir bölge. Yani demin Murat'la da konuştuk. Kavşak olduğu için bir sürü uygarlığın izlerinin olduğu bir bölge. Haliyle adamlar arkeolojide falan bizden çok ilerideler. Buraya da gelmişken bu çalışmaları başlatmışlar. Hatta sadece Fransa'dan değil, dünyanın değişik müzelerinden de bilim insanlarını da davet etmek suretiyle burada yapılan arkeolojik kazılarda bulunan eserleri... Yaptığı ayakta tutma zımbırtısı nerede? O zımbırtıyı bilmiyorum. Sesini kapa bari. Pardon. Bir şey yok, bir şey yok. Neyse, ondan sonra işte bu müzenin kuruluşu için, yani önce onların ortaya çıkarılması, tasnifi, depolanması falan derken şey Türkiye'ye geçiyor. Antakya Türkiye'ye geçiyor. Müzenin açılışı çok daha sonra. Yani 1932'de müze çalışmaları başlar. Fakat müze olarak açılması İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraya denk gelir. 1948'e. Artık yeri de burası değil biliyorsunuz. Ondan da bahsedeceğiz. Daha böyle Antakya'nın kuzeyine doğru bir yerde. Ya şu köprü. Çok, hakikaten çok efendim. Özür dilerim. Bu etnografya müzesi oldu orası şu anda Ahmet Bey. Ha oldu mu? Bakın orada etnografya. Tamam, sağ ol abi. Orası ol. şu an itibariyle ben, kusura bakmayın, ben girmek istemedim. Yok, hayır, iyi yapıyorsun. Çünkü yani eksikleri tamamlayalım demiştim. Yok yok, harika burası, harika. Olursa burası, söyle. Burası şu anda etnografya müzesi şu anda. Tamam, etnografya müzesi olarak düşüneceğiz. Normal arkeoloji müzesini biliyorsunuz zaten. O dışarıya. Tabii. Şey. Oraya geleceğiz birazdan. Şimdi teşekkür ediyorum tekrar. Şurada meclisi tekrar gördük. İşte bu köprü, yani bu Antakya'nın önemli bir değeri iken 1972'de mi? Tam şimdi hatırlayamam ama o senelerde. 69'da yıktılar. Maalesef. 69 mu? Ha, DS'yi yıktı diye. DS'yi yaptı bu işi diye biliyoruz. İşte burada su taşkınları sebebiyle bu köprünün engel olduğu düşüncesi hakim oldu bir şekilde. Ve bu köprüyü yıktı. Roma Köprüsü yani. Bu Roma Köprüsü ki... düşünebiliyor musunuz? 1700 sene falan. Ahmet Bey, olaya bir müdahale edebilir miyim? Ercan. Buyurun, kim müdahale ediyor? Ne oldu gene? Ercan Muallaoğlu. Efendim Antakya abi, söyle. Söyle abim. Abi bu köprü yıkılırken o yaz ben oradaydım. Hadi ya, Eve izlemeye gidiyordum. Köprünün ayağından altın çıkacak falan denirdi. Çocuktum tabii. 57 doğumluyum ben. Evet. Bunun yıkılmasının nedeni taşkınlar değil, Amit Gölü'nü boşaltıp toprak reformu yapmak amacıyla yapıldı bu. He, tamam. Şimdi abi açıkçası sen bunu anlatırken aklıma da hani yıllarca burası taşkınlara engel olmamış da niye o zaman engel olmuş diye düşünürken Amik Gölü aklıma geldi. Onunla alakası var mı diye. Senin söylemen çok iyi oldu şimdi. Evet. Onu o toprak reformu derken de o da tartışmaya açık bir konu aslında ama ben ona girmek istemiyorum çünkü çok keser bizi. Sanki oradaki değişik gruplara topraklar dağıtıldı, bir şeyler oldu, bir takım insanlar zenginleşti. Tuhaf tuhaf olaylar var ama onlara şimdi girmeyelim, bitmez yoksa biliyorsunuz. Tabii. Neyse, iyi oldu ama bu müdahalede. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Devam ediyorum o zaman, oldu mu? Hop. Aa, bu çok küçük bir fotoğrafmış ama bu da eski fotoğraflardan biri. Neyse artık şey yapalım. Böyle çok fazla bulamadım. Ha bu o köprü değil herhalde bu. Ben bunu tam anlayamadım ama buralara bir yerlere işte Çerkezler gelmiş 93 Harbi sonrasında. Fotoğraflarda bazen yazılar oluyor ama o fotoğraf o yazının fotoğrafı olmayabiliyor. Fakat Çerkezler Antakya'nın batı tarafına gelmişler. Çok özür dilerim. Ya neyse yanlış çaldı zaten. Batı Ahmet Bey, eski Antakya Köprüsü bu. Bu da eski Antakya Köprüsü. Kemerlere bakıyorum, benziyor. Daha eskisi.
Meclis binası yapılmadan çok önce. Evet, meclis binasından önce olması lazım. Ben de dedim onu göremeyince tanıyamadım. O zaman şey doğru. Hani 93 harbi sonrası geldiler deniyor ya Çerkezlere. Evet. Yani müze yok, meclis binası yok daha. Ya bu Fransızlardan falan da önceki bir fotoğraf. Evet, hoş bir fotoğraf diyelim. Devam edelim o zaman. Ha, Asi Nehri'nden o kadar bahsettiğimiz için biraz Asi'yi şöyle göstereyim istedim. Bu Asi ta Lübnan'dan başlıyor arkadaşlar. Yani şöyle hafiften de yaklaştıralım onu. Şurada Labuş Spring dedikleri denilen işte ismi, kaynağı burası. Bu bir köy, Labun köyü mi öyle bir şey işte. Neyse buradan çıkıyor böyle yukarılara doğru gidiyor. Humus, Hama oralardan geçiyor. Yani Suriye'nin içinden geçiyor bayağı. Ondan sonra bizim sınırımıza giriyor ve yukarıdan gelen birkaç tane şöyle Altın Nehri şudur budur derken onlarla birleşiyor Antakya'nın kuzeyinde bir yerde ve ondan sonra da Samandağ'dan denize ulaşıyor. Bu Asi Nehri şimdi buradan hani defalarca belki denize dökülebilecekken bu kuzeye doğru böyle gidiyor ya ters bir yöne doğru gidiyor adeta. Ondan dolayı Asi Nehri dendiği söylenir. Bir de efendim rüzgar bir taraftan, bunu çocuklar anlatıyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. İşte nehir bir tarafa akarken rüzgarın tersten esmesi dolayısıyla satırıkta ters yöne akıyormuş gibi gözükür falan gibi şeyler söylerler. Bana kalırsa bu coğrafi sebebiyle, coğrafi konum sebebiyle böyle diye düşünebiliriz. Orontes biliyorsunuz bunun eski ismi, Orontes. Orontes doğudan gelen demekmiş Latince de diyeceğiz herhalde, Roma dilinde. İşte daha yakın fotoğraflardan bir tanesi daha bu renklendirilmiş de olabilir tabii ama meclis binasını falan görüyoruz. Yalnız bu Türkiye Cumhuriyeti dönemi fotoğraflarında. Asi Nehri'nin, bu çok kötüymüş, 240 kilometre olduğu da aklınızda olsun. Yani Lübnan'dan çıkışı ve Samandağ'da denize dökülüşü 240 kilometre. Evet, bunlardan gördük. Böyle bir babamız bisiklete binmiş. Bu da değişik geldi bana. Bu her dönem oluyor mu bilmiyorum ama bir dönem gazetelerden aldım ben bunu. Su sümbülleri basmış abicim nehri. Ve şeyden geliyor bunlar yani. Hakikaten de güneyden, bu Suriye tarafından geliyorlarmış. Öyle yazıyordu yani gazete. Böyle ilginç bir görüntü. Nehirlikten çıkmış bir park haline gelmiş adeta. Su sümbülü parkı olmuş. Yine bu herhalde Fransızlar döneminden kalma bir fotoğrafı olsa gerek. Yenişehir tarafından bu Habib-i-Necar dağlarına, Silpius ya da eski ismiyle o dağlara doğru bakıyoruz. Ve herhalde Ulu Cami'yi mi görüyoruz bilemedim. Şu kubbe yanıltabiliyordu ama o tarafta bir yer yani burası. Şimdi biraz daha şey yapalım. Şu Antakya'nın işte batı kapısı. Aslında bu Roma köprüsünün üzerinde öyle bir kapı varmış ama o köprü yıkılırken galiba o kapıyı da yıkıyorlar ben yanlış anlamadıysam. Şimdi burada Ulu Cami'yi görüyoruz herhalde. Yukarıda Antakya surları dikkat ederseniz Habib-i-Necar Silpius Dağı'nın üzerinde bunu da görmüş olduk. Bir sürü böyle irili ufaklı minareler var. Antakya tarzı minareler bunlar. Hani böyle adeta bir fener yerleştirilmiş gibidir, farklıdır. Aslında Orta Doğu coğrafyasında ve Kuzey Afrika coğrafyasında da buna benzer minarelere rastlarsınız. Yani o kültürlerle alakalı olduğunu da anlamak babında. Ulu Cami'nin içerisine girseydik de karşımızda böyle bir görüntü olacaktı. Uzunlamasına bir cami bu. Aslında tipik bir cami, yani saf tutma camii. Aslında kiliselerde şeydir böyle hani... uzunlamasına derken bu enlemesine uzun bir cami. Yani boylamasına uzun değil. Fakat buranın da eski bir kilise olduğunu okumuştum. Ama o kiliseden günümüze belki de kala kala sütunlar kalmıştır. Şimdi burada bakın sokaklarda bu saray caddesi var. Kurtuluş Caddesi'ne bizi çıkaracak olan yaya yoludur orası. Orada dolaşırken bu adamcağızla karşılaştık. Elinde bir şey yanıyor. Bahur bu. Bahur. Yani buhur, bahur bunlar aynı kelimeler. Orada tütsü gibi bir şeyler yanıyor sürekli. Genellikle bunları yapanlar Nusayri, Arap Alevisi oluyorlar. Zaten onların ibadet yerleri veyahut da ziyaret yerlerine gittiğimizde bu bahur olayını sıklıkla görebiliyoruz. Aslında bu tütsü olayı hani kiliselere girdiğimizde oralarda da var. Çok ilginç. Mesela Arap
Aleviler. Aslında hani bir Müslümanlık potası içerisinde bir yer bulabilmişler kendilerini. Ama çok eskiden öyle de değildi. Bunu da söyleyeyim. Biraz meşruluk kazanmak için adeta kendilerini bunun içerisine bir şekilde atmayı başarabildiler. Fakat onların geleneklerine, göreneklerine, bayramlarının çeşitliliğine baktığımızda o yaşanan coğrafyanın hani sadece Müslümanlık değil, Hristiyanlık olsun, hatta Yahudilik olsun, hatta pagan dönem olsun, bütün o kültürlerini ve renklerinin etkilerini o insanlarda görmek mümkün. O yüzden ister istemez hani ben o Nusayrilere baktığımda, onlarla konuştuğumda, ilişkiye geçtiğimde onları hani çok tam oralı görüyorum aslında. Yani o Antakya'dan başlayan o coğrafya Laskiye civarında ki eskiden şimdi hala deniyor mu bilmiyorum Nusayri dağları deniyormuş oradaki dağlara. Yani o bölgenin çok eskiden beri oralarda yaşayan insanları gibi duruyorlar. Bütün bu gelen, eklenen, hakim olan çeşitli güçlerden bir şeyler alarak ve onlara karşı bir yaşam mücadelesi vererek diyelim. Çok zor dönemler yaşamışlar yani. Neyse bir cindi hamamımız var burada. Bunun içine gireceğiz ama ismi bile böyle hoş. O yüzden göstermek istedim. Ve cindi hamamından sonra koyduğum fotoğraf ise şu oldu arkadaşlar. Bu bir kısır ama Antakya usulü kısır. Buna nemmüş diyorlar. Murat yapıyor musunuz bu nemmüşten siz evde? Yapıyoruz buyurun bekleriz Ahmet Bey her zaman. Eyvallah. Ben şeyde okudum. Nemmüşü hamamda yemeyi severmiş hanımlar. Yaparlar. Nemmüş yapıp evet. Hamama götürürlermiş. O yüzden bunu buraya koydum yani. Sadece bu değil. Yani birçok biliyorsunuz tabii, yemek tabii. Kültürü geniş olduğu için. Ara ara böyle damardan veriyoruz şimdi biz bunları. Bu kısırın özelliği biraz sulumsu bir kısır olması. Yani nar ekşisi ve zeytinyağı bol olacak. Öyle düşünün. Evde bir de böyle deneyin. Nemmüş yaptım dersiniz. Neyse devam edelim. Yine o Fransız döneminden Rue du Serail dediği saray işte yani o saray yolu bu. Bu köprüden başlar yukarıya doğru böyle sağ tarafa kıvrılarak ilerler. İşte Ortodoks Patrikhane Kilisesi'ne kadar gider. Ondan sonra da yolun ismi değişir zaten. O civarda da valilik var. Daha yukarıda da Kurtuluş Caddesi var ki Kurtuluş Caddesi Asi Nehri'nin doğusunda adeta Asi Nehri'ne paralel eski Herod Caddesi yarışmalarda ismi çıkan o meşhur hani tarihte ilk ışıklandırılan cadde derler ya işte o cadde ona doğru gideceğiz. Orada Affan Kahvesi var. Hadi biraz ilerleyelim. Ben yoksa sizi sabaha kadar tutarım. Üç günlük bir tur bu biliyor musunuz? Durun şunu hızlanacağım biraz. Evet girdik oraya. Evet bunları hızlı geçiyorum. Böyle tıkır tıkır. Bu şey var Antakya'da sıklıkla karşılaşıyoruz. Yakarak yaptıkları eyvah. Efendim Yıldız devam ediyor. Ne oldu? Alayım da niye almayayım? Ha görmedim dur. Pardon dur. Kapatıyorum. Tamam. Dalmışım tabii şimdi anlatırken. Kapıda kalan varmış galiba. Hemen alayım onu diyeceğim ama kapıda da kimse yok ya. Allah Allah. Neyse yine gelirse. Bu benden değil bu telefon. Peki. Şimdi Zeynep Hanımlar yapıyorlardı bunları daha çok. Onların dükkanı var şeyde Yahudi ibadethanesi Havra'nın tam yanında. Onu göstereceğim size. Bunları tahta zemin üzerine kim o? Ben. Sen misin? Heh, ha, Zeynep Hanım da burada. Ha, Zeynep orada fotoğrafta görüyorum zaten ben onu. Hay Allah tamam. Evet burada aramızda. Tamam. Zeynep bunların hepsi sizin mi bilmiyorum ama hani sizin çok yaptığınızı Naim Bey'le birlikte evet. Bunları biliyorum. Sizin hepsi bizim çalışmalarımız. Evet. Ya, bunu böyle yaka yaka yapıyorlar. Çok böyle sabır isteyen bir iştir bu. Aklınızda olsun yani Antakya'ya giderseniz Havra'ya uğramışken hemen yanında onların dükkanına da uğramayı unutmayın. Şimdi biz artık o caddeyi geçmiş olalım. Orada bir sürü Antakya dönercisi, şusu busu bilmem nesi var ama bitmez bu tur yoksa. Biz bu Ortodoks Kilisesi'ni bir ziyaret edelim. Çok önemli bir kilisedir. Yani kilise deyince aklımıza direkt bina gelmesin. Yani o cemaatin, grubun ismi. Antakya Kilisesi dediğimizde o güruh, o cemaat akla gelir. Güruh kelimesi de ne kadar doğru oldu bilemiyorum tabii. Bu kapısı, burada Abdülhamid'in ismi falan var. Onun devrinde çünkü burada şey olmuş, restorasyon falan olmuş. Hamid falan diye yazar. İşte avlusu kilisemizin, çan kulesi. Bu 1872'de yeniden yapılan kilise. Şimdi daha öncesinde bir sürü badireler atlatmış. Hani şekli şemali bu şekilde değildi herhalde. Rusların da çok yardımı olmuş galiba. Zaten 1872
bakar mısınız 93 Harbi'nden yani bir 6-7 sene, 5-6 sene önce Rusların aslında sürekli de müdahil olmak istedikleri de bir dönem. Haliyle parayı da bastırıp bu kiliseleri falan yaptırıyorlar. Çünkü Ortodoksların hamisiyiz diye bas bas bağırıyorlar. 93 Harbi'ni zaten o şekilde çıkartıyor Ruslar. Hani bize izin vereceksiniz işte bu şeyler, haç yollarını falan biz kontrol edeceğiz, şudur budur derken ondan sonra savaş patlıyor. O felaketle sonuçlanan 93 Harbi diyelim biz buna. Evet. Abdülsemih abi miydi ya? Abdülsemih diye hatırlıyorum ama neyse. Abdülmesih. Ah Zeynep, vallahi iyi ki buradasın ha. Abdülmesih abi. İnşallah o burada yoktur. Söyleme sakın ha, isminin yarısını unuttum. Yarısını unuttum sadece. Devam edelim. Neyi hatırlıyorsunuz? Vallahi sorma ya. Abdülmesih evet. Abi Ortodoks cemaatin başkan yardımcısıydı diye biliyorum ama belki de başkanlığa evet. Yükselmiştir ben yokken, bilemiyorum yani. Şimdi burada şey var tabii, ortada Hazreti İsa. İki tarafta da bakın birer bina uzatan iki kişi var. Petrus ve Pavlus onlar. Yani Antakya Kilisesi'nin kurucusu. Aslında bunlardan Petrus, Hazreti İsa tarafından biliyorsunuz kilisenin kurucusu olarak da kabul edilir. Benim kilisemi sağlam bir yere kurmam lazım. Simon muydu neydi onun adı? Ona verir ve der ki sen olacaksın der bu işin sorumlusu. Senin ismin de Petrus, kaya olacak. Yani sağlam yer, bir kaya üzerine kuruyoruz. Hem Antakya Kilisesi'ni kurar Petrus, Pavlus'la birlikte. Ondan sonra gider tek başına da Roma Kilisesi de onun tarafından biliyorsunuz kurulur diye anlatılır. Şimdi bunlar böyle tabii. Devam edelim. İşte içeriye de girdik. Böyle ortasında kubbesi, kemerleri, sütunları, taş. Özellikle bölgenin taşları kullanmak suretiyle inşa edilmiş tipik bir Ortodoks kilisesidir. Bakın ikonostasis de vardır. Yani bugün Patrikhane'ye gelseniz aynı ögeleri burada bulursunuz. İkonostasis, hemen şurada ambon, yani bu İncil okuma kürsüsü, bu hepsi var burada içeride. Oturmuşuz işte böyle. Abimizi biz dinliyoruz. O bize anlatıyor. O Antakya Ortodokslarının geçmişinden ve bugününden bahsediyor. Aslında 2-3 kelimeyle belki bahsetmek lazım. Çok da ileriye gitmek istemiyorum. Bunları ben dinler tarihinde hepsini teker teker anlatacağım. O 8 bölümlük bir Mart'ta başlayacak bir şey var. Orada konuşacağız onları ama kısaca anlatalım. Şimdi Hazreti İsa aslında ben Hristiyanım diye ortaya çıkmaz, böyle bir dinden bahsetmez. Musevidir kendisi veya da Yahudi diyelim. Sizler bu şeyi, kutsal kitabı rezil ettiniz. Hani bunu doğru bir şekilde tekrar kullanmamız, dinlememiz, etmemiz, ona göre davranmamız lazım der. Sen misin bunu diyen, sen bunlara çomak mı sokuyorsun diye adamı çarmıha gelerler. Şimdi kapatıyorum, sunumdayım, öptüm, bay bay. Hop. Vallahi suratına kapatmış gibi oldum. Neyse, çarmıha gelirler ve onun öğrencilerinin de takibine başlarlar. Öğrenciler de orada duramazlar tabii, kaçışırlar. Nereye kaçışacaklar? Özellikle doğuya, kuzeye, güneye. Tabii şey var, çok önemli şehirler var orada. Yani doğuya gitseler Şam var, Damaskus, ama kuzeyde Antakya var, güneyde de İskenderiye var değil mi? Oralarda toplaşırlar. Ve aslında Hristiyanlığın iki önemli ekolü Kudüs'te gelişmez de İskenderiye'de ve de Antakya'da gelişir. Ve bizim Anadolu topraklarında olan o meşhur Antakya ekolü de işte bu şehir yani. Burada oluşuyor. Aslında o geçmiş o yani. Bu kilisenin geçmişi ta oralara, birinci yüzyıla kadar dayanacak. Şimdi Hristiyanlık burada gelişir gelişir dördüncü yüzyıla gelinir. Dördüncü yüzyılda artık Roma Hristiyanlıkla ilgilenmeye başlar. Daha önce yasaktı ama Konstantin bakıyor ki bu bizim işimize gelir diye düşünüyor herhalde ki. Annesi de zaten çok dindar bir kadındır ve Hristiyanlığı yanına alır. İşte gerek Milano Fermanı 313, gerek 324 İznik Konsili derken bir anda bir bakmışsınız o Hristiyanları katleden Romalılar kol kola girmişler. Ha. Şimdi yeni bir başkent oluşumu da söz konusu. Yani eski başkent Roma iken yavaş yavaş Konstantinopolis denilen yeni Roma, yeni bir başkent ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi imparator somut alemin merkezinde olmak istediği gibi soyut alemin de merkezinde olmak istediği için o Konstantinopolis'teki kiliseyi hep yükseltmek isteyecektir. Ki Konstantinopolis eskiden Bizantium'du. O
kadar büyük bir yer değildi Hristiyanlık konusunda. Şehir olarak da değildi zaten. Bunlar için konsiller düzenlendi. Konsiller için çeşitli sebepler vardı zaten. Yani Hristiyanlık bir bütünlük içerisinde değildi. Dile kolay 200-300 sene boyunca dağınık bir şekilde gelişmişti Hristiyanlık. Ama Roma İmparatorluğu geniş toprakları içerisinde Hristiyanlığı da bütünleştirmek suretiyle yanına, hatta kendine de uydurmak suretiyle yanına almak istedi. Böyle olunca da konsiller düzenlendi. Ve o konsillerde de aslında durun bakayım, view dedi. Admit all yapalım. Aa, bekleyen bir sürü insan mı varmış? Ben mi görmedim bunları? Neyse. Bakalım inşallah geliyorlar. Ondan sonracığıma işte bu konsillerde bir yandan hani bir takım problemler üzerine konuşulurken bir yandan o Konstantinopolis'in seviyesi yükseltildi. Bir yandan da Hristiyanlığın aslında şekillendiği, belki de hani gerçekten doğduğu, filizlendiği İskenderiye ve Antakya'nın ağzı da kapatılmaya başlandı. Yani onlara yeter artık. Başkentler var. Roma'ya bir şey yapamıyorsun. Roma zaten eski başkent. O da yavaş yavaş hani Avrupa'daki etkisinin azalmasıyla Roma İmparatorluğu'nun kendi başına buyruk özel bir yer olacak zaten orası. Neyse işte o dönemlerde özellikle 431 Efes ve 451 Kadıköy Konsili'nde yavaş yavaş Antakya'nın o güçleri teker teker alındı ve artık iktidarda Roma Kilisesi ile Konstantinopolis Kilisesi baş başa kaldı ve ondan sonra da kendi aralarında mücadelelerine devam ettiler zaten. Bütün ordu falan hep onların kontrolünde tabii. Şimdi Antakya Kilisesi öylesine bölündü ki bu olaylar esnasında 431 senesindeki konsilde Nestorius. Bunları koydum mu acaba ya? Biraz ilerleyeyim bakayım şöyle kilisenin içerisinde görmüş olayım. Paulus, Petrus böyle. Bakar mısınız? Çarmıha gelinmiş Hazreti İsa'nın o ikonostasis tepesinde. Yine Paulus, Petrus burada. Meryem Ana. Şu kapıdır sağ tarafta. Kapının öbür tarafında da Hazreti İsa'yı ve vaftizci Yahya'yı görmeliydik. Şu da Kimesis veya Koymesis eski dille Meryem Ana'nın uykusu sahnesi. Devam edelim böyle. Biraz daha ilerleyelim. Kiliseyle ilgili. Ha koymuşum işte tabii ya. Tüm bunlar olurken tabii pagan kültürün çok önemli düşünürlerinden bir tanesi de yine Antakya'daydı. Libanius. Libanius 314'te doğmuş, 393'te vefat etmiş. Öğrencileri arasında hem paganlar var hem de dindarlar var. Yakın dostlarından biri de imparator ama maalesef o imparator ki kendisi pagandır. Bir buçuk sene falan yaşayıp yani iktidarda kalıyor, iktidarda kalabiliyor. Ondan sonra öldürülecek Julianus. Milattan sonra 361-363 senelerinde iktidar olmuş olan, iktidara gelmiş olan Julianus, Libanius'un yakın dostuydu. Neyse, Libanius'tan çok da bahsetme şansımız yok. Hristiyanlıkla ilgili Yannis Chrysostomos, Chrysostomos bu İstanbul patriklerindendir. Bu adam da çok önemlidir. İşte Hristiyanlığın litürjisinin oluşmasındaki üç önemli babadan bir tanesidir. Büyük Basileus ve Nazyanslı Gregorius'la birlikte hep bu üçünün yan yana böyle tasviri söz konusudur. Her yerde karşımıza çıkar. Burada yazıyor. Yannis Chrysostomos. Bu da Ayasofya'daki betimlemesidir. Kuzey duvarındadır. Bu pencerelerin hemen altında. O da 347-407 seneler arasında. Yani bak yine 4. yüzyılda yaşamış, Antakya'dan çıkıp İstanbul'a gelmiş çok önemli bir din alimi diyoruz biz onlara biliyorsunuz. Demin bahsettiğim Nestorius işte. Nestorius ise ondan hemen biraz sonra 431 senesinde Meryem Ana'nın Tanrı doğurmuş, yani Tanrı doğuran olmasını kabul etmiyor bu adam. Yani henüz diyor İsa doğduğunda insandı diyor. Ona o tanrısal vasıf, ilahi vasıf daha sonra o şeyle birlikte gelir diyor. Vaftiz töreniyle. Vaftizde çünkü yukarıdan şöyle kutsal ruh bir kuş şeklinde onun böyle kafasına iner. Gösterilir aslında bütün bu vaftiz ikonalarında da. Nestorius bunu dediği için tabii ki aforoz edilecek 431 senesinde. Fakat Nestorius da Antakya kökenlidir. O yüzden Antakya Kilisesi'ne bağlı olanlardan bir kısmı
biz Nestorius'u takip ederiz kardeşim deyip onlar işte o ana hattan, daha doğrusu merkez hattından ayrılmayı tercih edecekler. İşte onlara Nasturiler deniyor. Bu şey karışır bazen. Nusayri, Nasturi. Güneydoğu ile ilgili o kadar çok çeşitli renk var ki. Onlar böyle kafamızda çorba haline alırlar. O yüzden ben hani bu turlarda gidip böyle 5-10 gün içerisinde her tarafı gezmektense mesela Mardin turunu ayrı, Antakya turunu ayrı, Antep Urfa turunu ayrı şekillerde yapmayı tercih ediyorum. Hem defalarca gitmiş oluyoruz hem de her gittiğimizde aslında o bölgenin içerisinde küçük küçük ne kadar değişik kültürlerin olduğunu daha iyi idrak edebiliyoruz. Neyse bu 5. yüzyılda işte bu Nasturiler yani bugünkü Doğu Süryanileri veyahut da Asur Kilisesi dediğimiz o kilise ki pek orada artık kalmadılar artık. Onlar ortaya çıkacak. Ondan sonra 20 sene sonra Kadıköy Konsili'nde de bu kez monofizit, diofizit tartışması ortaya çıkacak. İşte orada da imparatorluk diofiziti istediği için monofizitler yani Doğu kiliseleri bir aforoz daha yiyecekler. İşte orada da Ermeniler, bugün Süryani dediğimiz, hani o günlerde hala Antakya Kilisesi'nin mensuplarıydı onlar. Onlar, ondan sonra Mısır'daki Koptlar falan, onlar da kopmaya başlayacaklar. Şimdi bunları biraz böyle hani oralarda neler yaşandığına dair fikriniz olsun diye anlatıyorum. Aklınızda kalmaz bunlar. Dedim ya bunları biraz daha detaylı değişik örneklerle anlatmakta fayda var. Ama Antakya'nın hani bu olaylardaki rolünü, önemini anlayın diye yapıyorum. Yani oradaki kültür oluşumunda oradaki tarihteki çeşitliliği, olayların önemi ve merkezde iktidarla gidip gelmesi. Bunlar çok önemli. Bunları bilmekte fayda var. Antakya'yı daha iyi anlamak için. Ha, o kadar şey anlattık. Geldiğimiz yer yine bir lokanta oldu. Antakyalıların yine sevdiği, İstanbul'da falan bunu bulamayız. Fakat ben bunu çok seviyorum. Humusçu baklacı ve yoğurtçu. Yoğurdunu yemedim Nedim Usta'nın. Bu Nedim Usta işte bu kiliseye çok yakındır. Hemen onun yanında bir yerde ki sokakta galiba Leban restoranın karşısında burası. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Böyle bir derinin içerisine baklaları dolduruyorlar. Tane tane baklaları. Ve o saatlerce o fırında kalıyor. O içinde eriyor herhalde artık. Yani ne oluyorsa sonra çıkarıyorlar abi onu. Oradan böyle bir tasa geçiriyorlar. Zeytinyağlıyorlar. Özel böyle bitkiler var kendi şeyleri. Dağlardan zahteri şudur budur. Dolduruyorlar. Nar ekşisi konuluyor muydu onu hatırlamıyorum ama şu bakın bir sonraki fotoğraf. Bu şeyde aslında biliyor musunuz? Bu Mısır'da yapılan neymiş şuraya yazmışım? Mudammas yemeği. Mudammas yani bakladan yapılıyor. Ve şeyler Antakya Arapları buna ful el denmez diyorlarmış. Ful el denmez, mudammas. Kelime aynı aslında. Bakla yani. Tamam. Ful. Ful de toptan herhalde. Hepsinden konmakla. Allah İngilizce'ye çevirdim. Değil tabii ki. Neyse devam edelim. Leban restoran. Eskiden ünlüymüş. Şu anda o kadar ünlü mü bilmiyorum ama menüsünde şey vardı. Maklube vardı. İster istemez o maklubeyi de size göstermek istedim. O bölgede her turda yiyemedik ama bir ya da iki turda maklube yaptırabildim ben. Bunun tabii bakar mısınız? Bir tencere belli ki ters çevrilmiş değil mi? Yani tencerenin altına patlıcanları dizmişler. İçi bunun etli de oluyor, tavuklu da olabiliyor. Pilavını da dolduruyorlar, bir böyle çeviriyorlar. Muhteşem bir pastadır bu tabii. İyi yapıldığında çok lezzetli bir yemek. Şimdi biz sağ tarafımızda, artık burası şey, Saray Sokağı Caddesi'nin sonu. Sağ tarafımızda Anadolu Restoran var. Oradan yukarıya doğru çıkacağız. Hadi çıkalım bakalım. Livan Otel, biz burada da kaldık bayağı. Ya bu tur böyle bitmez ya, ben ilerliyorum Livan Otel. Hemen burada Protestan Kilise. Protestan kilise bugün ya yani biz gittiğimizde şey vardı. Koreli bir rahibi vardı. Protestan kilisenin binası aslında Lübnan Suriye Bankası'ymış. Yani o manda döneminden kalma bir binadır zaten bu da. Sonra işte o protestanlık buraya geliyor ve ancak bir Koreli rahibi. Yalnız şunu da unutmayın. Güney Kore'nin %40'ı mı ne? Metodist Protestan. Yani protestanlığın en önemli temsilcilerinden biri de Güney Kore. Burada bir Koreli rahibin olması çok normal. Kiliseleri aslında yok onların. Yani bu binayı kilise olarak düşünmeyin. Bir kültür merkezi diye düşünün. Orada konserler oluyor, kültürel aktiviteler. Ne bileyim yani öyle biraz okulvari bir yer. Yani onlar bilindik kiliseye karşıdırlar çünkü protestanlar. Protest yani.
protesto ediyorlar. Biliyorsunuz Avrupa'da işte o Luther'dir, Calvin'dir, onların başlattığı hareket. Yine o sokaklarda sarayın biraz ilerisinde Ata Koleji, bu da 1900'lerden kalma bir bina. Hemen onun çok yakınında Beyazıt Otel diye koymuşum ama o Antakya evi çıktı. Bu Saray Caddesi üzerinde. Önemli değil. Yani bu binaların... Çok yakın hepsi, zaten. Çok yakın. Değil mi? Çok yakın. Hepsi birbirine çok yakın. Eyvallah. Evet. Bunun yanındaki Livan Otel mi? Evet doğrudur. Livan Otel. Tamam. Bir iki karışıklık olmuş. Beyazıt'ın fotoğrafı da olmayı versin. Hepsi bunların o Fransız döneminin binaları yani. 1900'lerin 20'lerle 30'ların sonu arasındaki binalar diyelim. Yolumuza devam edelim. Valiliğe de geldik. Burası da işte o manda döneminde karargahı olmuş Fransızların. Bakın böyle yani içine giremiyoruz tabii ama o aralardan bir fotoğraf. Hatta akşam olunca da çekiyoruz. Akşam olunca da böyle pozumuzu vermişiz. Derken arada gene bir tepside böyle bizi çeken bir yemek. Ne olduğunu bile bilmiyorum ama böyle tepsilerde kebaplar pişiyor. Fırınlara gidiyor tepsiler böyle bir şekilde. Allah'ım diyorum ben bir şey anlatırken vücudum o yöne gidiyor. Kafam o tepside o tarafa doğru gidiyor falan yani. Neyse daha henüz acıkmamamız lazımdı. Bu abimin vallahi adını unuttum ya. Bu çok tatlı bir adam. Meşhur dönercisi Antakya'nın. Yine bu Taceddin şey... Usta. Taceddin Usta. Taceddin Usta nasıl tatlı bir adam. Ya kapatmış. Artık diyor gidecektim ama hadi birazcık kaldı diye bana buradan sarıp döner verdi adam. Bu işini bu kadar çok seven bir adama ben yani rastladım da o da onlardan biri. Çok tatlı bir adam yani. Neyse kitabevi hala duruyor mu bilmiyorum. Hayyam kitabevi. Özellikle gençlerin falan sevdiği bir yermiş. İçeride bakar mısınız böyle yani hani entelektüellik açısından o meşhur Picasso'nun tablosu falan böyle. Mesihçiler Kilisesi. Mesela bunun ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi Antakya şey ya böyle hani Hristiyanlığın değişik dokularının bulunduğu bir yer illaki değişik tarikatlar da geliyor. Bu Mesihçiler de herhalde o tarikatlardan bir tanesi. Yine o sokaklardan birinde böyle bir panosu var bunun. Böyle işte evangelistlerdir, metodistlerdir. Genellikle protestanların kolları onlar. Öyle oluyor yani. Evet bu da ala restoran var. Ara sokaklardan birinde. Artık Kurtuluş Caddesi'ne çok yaklaştık. Çok güzel bir aynası ve mavi çerçevesi var. Bunların hepsinin içerisinde bu evlerin şimdi dışarıdan böyle hani dışı açık değil. İçeride hayat var. Hayat deniyor zaten o avluya. İçe dönüktür yani. Avluya dönüktür bu. Orta Doğu evleri diyelim. Çünkü Antakya'dan başlar Fas'a kadar böyle gider. Kazba falan dedikleri. Onlar, ya hep böyle benzerdir. Şimdi devam edelim. Burada verilmiş pozlar. Bu turda annem ve halam da vardı. Ayşe de gelmiş buradan. Neyse. Ve Afgan kahvesine gelelim artık ki ne yapacağız abicim? Hiçbir şey yiyemedik. Bari size bir haytalı yedireyim ben. Bir de bu şeydir. Adana ile Antakya arasında. Haytalı asla bıcı bıcı değildir panosu. O kahvenin meşhurdur. Haytalıyı bakın şöyle... Yalnız bunda tabii renginden dolayı insanlar şey yapıyorlar. Ya bunda bir tuhaflık var. Ben yani bayağı bir boya katılıyor bence. Gül suyu deniyor ama biraz boyalı bir gül suyu olsa ben çok seviyorum. Yani bazı insanlar sevmiyor. Şekerli de bulabiliyorlar. Ama hani gül suyunun bu pembemsi gül suyunun işte kaymak dondurma ve altta da bunun şeyi var. Muhallebisi var. Nişastalı bir şeydir o. O üçünün birleşimi bence özellikle yazın çok güzel oluyor. Şey biraz buzlu bir olay. Bıcı bıcı. O değişik bir şey. Onda biraz meyve falan da mı oluyordu acaba? Neyse unuttum şimdi. Onu da Adana'da anlatırız. Annemle halam da yumulmuşlar bir şekilde. Evet bu da arka tarafı. Yani o kahve aslında ön tarafı bence daha tipik. Ama arka tarafta da havuzlu kısmı var. Serinlik yani hoş bir yer orası da. Oraya da geçiyoruz bazen. Duvarda eski fotoğraflar tabii ki Atatürk. Ve yine maalesef ismini unutmuş olduğum. Siz söyleseniz de ya bu abim çok değerlidir. Yani hani senelerin kahvecisi değil mi o kendisi? Çok şeydir bir de böyle hani. Züheyr abi. Ne verirsen. Züheyr. Bir daha söyle. Züheyr abi. Züheyr. Züheyr abi. Tamam, Züheyr abi evet. İsim böyle garip gelince unutuyorum ben böyle biraz. İşte Afgan kahvesinin dışarıdan böyle görülüşü. Buranın en önemli, en tanınmış kahvesidir. Yerdeki bakın şeyleri, döşemesi de böyle o eski karolardan. Bu güzelim köprünün bir fotoğrafı orada da var tabii. Neyse şu kahve önemli.
Bu da süvari diyorlar Antakyalılar buna. Yani normal bizim bildiğimiz fincanda içmiyorlar da bildiğin çay bardağında ince bellide içiyorlar. Ona süvari deniyor. Yani ne farkı var? Bardak farkı var abi. Başka bir farkı ben bulamadım. Varsa siz söyleyin yani. Neyse. Abi ben de Antakya'ya gidince bunu da içiyorum. Madem millet bunu da içiyor diyor. Diyorum. Şimdi evet işte Zübeyir abi burada sağ olsun. Tamam diyor ya ne verirsen der falan. Çok tatlı bir adam. Şimdi burada şey yaptım. Biraz böyle Antakya'nın ara sokaklarını ki oraları Afan sokakları diyorlar. Kahvenin ismiyle aynı yani. Oralara girip biraz kendimi keşfetmeye ve kaybolmaya çalıştım. Ben hani gezilerde kendimle beraber grubu da kaybetmeyi seviyorum. Çünkü eninde sonunda buluyorsunuz abi yolu. Ama kaybolmak çok zevkli bir şey yani. Burada işte böyle aslında Mardin'de rastladığımız değil mi? Abara denilen böyle yukarısı evdir. Evin altından geçersin. Ona benzer şeyler var. Kültür benzeşiyor. Yani o Mardin'den Antakya'ya kadar o kültür benzerliklerini yakalayabiliyorsunuz. Şurada bir çeşme var. Bunu bir yerden duyup da buldum herhalde. Çivili çeşme bu. Abi hep çiviler müviler çakmışlar buraya bir şeyler yapmışlar. Hepsi dilek için imiş. Ama çok da derine bir hikayesi varsa onu bilemediğim. İşte bu çeşme. Bir dilekçi ama çivili çeşme. Ha durun bakayım. Şuradaki şunlar var ya bunlar da çivi işte aralara böyle monte edilmiş çiviler. Devam edelim bakalım. O sokakların arasında dar dar. Yalnız tabii hani bunları görünce hayat biraz zor deniyor yani bu eski mahallelerde. Araba zaten giremiyor. Yine bakın o tipik minareli camilerden bir tanesi. Devamlı motosikletler geçer. Şimdi bu Antakya turlarında pek olmayan bir yer şimdi göstereceğim. Bunu belki Antakyalılar biliyorlardır yani sizin bildiğinize inanıyorum. Bir kadın var bu ara sokaklardan birinde yaşıyor ve onun bir ikonası var. Bu ilginç hikayesi olan bir ikona. Bu ikonanın hani içinden yağ mı ne sızıyor ya da onun Meryem'i ağlıyor mu ne böyle bir hikayesi var. Ben bir parlaklık gördüm ama buraya böyle özel gidiliyor önceden falan. Bana önce fotoğraf falan da çekilmez demişlerdi ama sonra çektik yani. Hep birileri var böyle bekleyen. Burası bir şey gibi yani türbe yatır tarzı ilginç bir makam yani. Antakya makamlarıyla meşhur. Makam demeyelim pardon ziyaret. Ziyaretleriyle meşhur. Küçük hikayeleriyle meşhur. Bakın şurada bir yerde şimdi şimdi göstereceğim. Evet bu. Burada ışık vurmuş. Sonraki düzgündü galiba. İşte idare edin. Bunun şuralarında bir yerlerinde böyle bir sıvı ya da yağ fışkırıyor. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama senelerdir böyleymiş ve buraya gelip dilek tutanlar efendim neler neler yani. Bana bunu İskenderun'daki Arsus'taki Ortodoks bir arkadaşım anlatmıştı. Onun tavsiyesi üzerine gittik işte buraya da gördük. Evin içerisinde bir de. Şimdi Meryem Ana şurada sağda televizyon da burada. Böyle enteresan bir yer yani. Şimdi artık orada da bir yandan da bakın meşhur bu portakal kabuğu mu, bergamot kabuğu ne? Yani o bölgelerin bu reçellerine de hastayız tabii. Turunç ve bergamot reçelleri. Bayılırım yani. Neyse. Yollarsanız reddetmem. Adresimi daha sonra verebilirim size. Şimdi burada ne olmuş? Ya kadınlarla ilgili bir bina vardı. O binanın adını unuttum ama koymazsam ayıp olur dedim. Ya orada eski bir Antakya binasının içerisinde yalnız bu Afan sokaklarında değil bu Kurtuluş Caddesi'nin nehir tarafında diyelim. Asi Nehri tarafında. İstanbul'da bu ismekler falan var ya çeşitli işler yapılan. Öyle bir yer var. Hatta halı falan bile dokuyorlar orada. Eski bir konak yani burası. Herhalde belediyenin bu işi ayırdığı yerdi. Çok hoş bir yerdi böyle. Şimdi artık Kurtuluş Caddesi'ne çıktık. Kurtuluş Caddesi'nde bir takım eskimiş, püskümüş, dökülen yapılar var. O yapılarda minik detaylar var. Birazdan uğrayacağımız yerin ip ucunu ve izini bize veriyor. Bakın bu kapı. Çok dikkatli bakın. Şurada şeyi görürsünüz. Davut Yıldızları'nın iki tane. Bu eski bir Yahudi eviydi herhalde ki Davut Yıldızları kapıda yer almış. Ondan sonra benle birlikte. Ha, biraz da yürüyünce zaten burada Havra'ya geldik. Zeynep sizin dükkan solda kaldı galiba değil mi? Evet hemen sol tarafta. Sol, şunun hemen yanında diyebiliyorum. Solunda hemen solunda. Evet evet evet. Harun abiyle sen tanıştırmıştın zaten beni. Evet. Havra'ya girmek için sağ olsun Zeynep çok yardımcı olmuştu. İşte Harun abiyle tanıştırdı. Sadece burası değil ki yani deminki Ortodoks Kilisesi'ne girmemde de sağ olsun çok yardımcı oldu. Katolik Kilisesi'ni girdi göstermekte falan. Orada bir tane fotoğrafın da var. Biz şimdi önce bir şeye girelim hemen. Hop dalalım içeri. Musevi Havrası Vakfı konuk evi. Dalalım. Böyle içeriye giriyoruz. Kapılar gacır gucur açılıyor.
Ve işte Harun abi özel pembe bir kazakla o gün böyle bizleri karşı her zaman güler yüzü, esprisi yerinde, arasında damarı vardır basmayacaksın ama çok tatlı bir adamdır. Dünya, yani. Dünya tatlısı. Dünya tatlısı bir insan. Dünya tatlısıdır ama var onun bir şeyleri, ben biliyorum. Neyse medeniyetler korosu var, bir de Antakya'nın meşhur bir korosu var. Evet, onu hatırlatacaktım. Ha, değil mi? Fazıl'a. Ha. Onun üyesidir. Ama galiba konserlere çıkmıyor artık yaşı itibarıyla. Yok o yok böyle... çıkıyor daha. Çıkıyor da mı? Vay vay. Pandemi nedeniyle çıkmıyormuş. Ha, yani tamam. Konser yokmuş. Ben de beraberim Ahmet Bey. Ben de medeniyetler konusundayım. Tamam, üyemiz de varmış burada. Harika. Ödül de almışsınız. Onlara ödül yetmez ki onlara artık. Her evet yeni ödül böyle. Aldık evet. Şimdi bravo. Şeye ederim. Giriyoruz. Havranın içerisine giriyoruz ve Harun abimiz şurada onun klasik bir rahlesi oturağı var. Oradan başlar böyle. Allah! Türkiye'deki şeylerin, Yahudilerin tarihinden ve günümüzde ne durumda olduklarından ve aslında hani İslam'la Yahudiliğin birbirine ne kadar yakın olduğundan, oruçlardan, namazı biz böyle oturarak kılıyoruz der. Anlatır da anlatır. Bakın der, camide resim yok, burada da resim yok der. Hakikaten de hani çok önemli noktaları insanların aklına getirir. Bunları buluşturur. Düşünmeye sevk eder. Bazı konularda ikna olursun, olmazsın. O ayrı mevzu. Mesela ataerkillik, anaerkillik konusunda da anlaşamam onu ama olsun. Şimdi bir de şey tabii, Antakya'daki Yahudilerin durumundan bahsederken sayıların iyice azaldığını söyler. Yakın zamana kadar 14 kişilerdi galiba. Hatta ben ilk geldiğimde 16 kişilerdi. 16 olunca onun yarısı kadın, yarısı erkek olsa, bir de yaşlı biliyorsunuz onların çocukları falan Antakya'da durmuyor. İstanbul'a falan göç ediyorlar. 8 erkek. Oysa bu Havra'da hani o ayini gerçekleştirebilmek için 10 erkeğe ihtiyaç var. Minyan diyorlar buna. 2 tanesi eksik. Nasıl yapıyorsunuz abi? İşte diyor İskenderun'da bir kişi var, o geliyor. Bir kişi de İstanbul'dan uçakla geliyor diyor. 10 kişiyi buluyorlardı. Ama sonra gidişlerinde bir kişi daha vefat etti diye biliyorum. Artık ne yapalım diyorlar. 9'da idare edeceğiz diyorlar. Ne yapsınlar yani? Yapacak bir şey yok. Şu perdenin arkasında ehal denilen dolap var. O dolabın içerisinde de o meşhur 10 emir vardır. Ve Antakya havrasının bu şeyi, ruloları, 10 emir ruloları çok meşhurdur. 400-500 senelik ceylan derisindendir bunlar. Aslında bunları açmamak lazım ama hani Harun abi de bunu söyler. Ama yani o kadar anlatmak görmemizi istiyor ve görmemizi istiyor ki bize şöyle bir fotoğrafta almayın ne olur. Ya da alacaksanız kendinize kalsın ne olur, bir yerlerde yayınlamayın der. Ben o yüzden bakın şöyle yapıyorum. Anlatıyor, bize bakıyor. Bakın. Ve birden Allah oraya doğru yaklaşırken bu taraf ve açıldı, gördünüz mü? Böyle bir sürü var aslında onlardan. İçeride duruyor. Hop, böyle bir de yakın olsun. Evet. Bunları görmek için de hani bu şey İstanbul'da olanlar özellikle Musevi Müzesi var 500. yıl Galata'da Büyük Hendek sokakta. Oraya gidersiniz. Orada var vitrinlerde. Orada görebilirsiniz yani. Neyse, ondan sonra da fotoğraf merasimi başlar. Sağ olsun herkesle bir fotoğraf. Arka taraftaki camekanlı yer kadınlar yeri. Aslında hani camilerle benzeşir havralar ya da sinagoglar. Yani o ayin esnasında erkeklerdir her şeyi yapan. Kadınlar nerede? Kadınlar arka taraftadır. Yani bu camekanın arkasındadır. Oraya da girdik tabii, içeride ne var diye şöyle bir bakalım. Burada böyle mumlar yakılıyor. Yani mum değil aslında o, yağ üzerinde kandil diye düşünün. Ama kadehlerden kandiller yapmışlar böyle. Neyse, bunlar da öyle bir şey. Heh, birden çıktık artık orada. Uzun süre kalamayız, kusura bakmayın. Bu bitkilerle ilgili bir yer var, bir müze var. Yine Zeynep Hanımların bir arka sokağında. Buradan sonra da galiba Zeynep Hanımlara uğrayacağız. Bu Antakya Belediye'de Valiliğinin yarattığı bir müze. Şeyin Antakya'daki özellikle endemik olan bitkilerin ki 250 küsür, yani Türkiye'nin endemik bitkilerinin %10'u yanlış bilmiyorsam Antakya coğrafyası içerisinde. Dolayısıyla böyle bir müzenin, yani buna müze mi diyeceğiz, bir sergi binası mı diyeceğiz, ne kadar doğru bilemedim ama olması çok normal Antakya'da. Aklınızın bir köşesinde dursun. Bazen vakit yetmiyor, gidemiyoruz buraya, üzülüyorum.
Ama bence çok güzel, rengarenk de bir yer. Ben bir iki tane fotoğraf koydum. İşte onlardan elde edilen parfümler, ekstreler, şunlar bunlar. Çok. Bu klasik böyle bir Antakya sokağı. Ortası böyle hafif olukludur, su aksın diye. Yağmurlu, çişli şehir demiştik ya. İşte burada da görüyorsunuz. Bir de bunlardan sağa sola böyle aralıklardan içeriye girilir ve birden yol biter. Zokmak deniyor ona da. Hani zokmak aslında şey, çıkmaz sokak. Bir sürü çıkmaz sokak var. Normal, yani o sokak şey için yapılmamış. Sen oraya gir de başka bir yerden çık diye yapılmamış. Oradan böyle en uçtaki eve git diye yapılmış. Yani onların kendi bölgesi aslında orası. Şimdi ilerleyelim bakalım. Burada Gaziler Evi'ydi. Gaziler Derneği var. Yine eski bir konağı. İşte bu gerek Kore gazileri, ki kalmamış artık, ama Kıbrıs gazileri falan var. Onlar hala buradalar. Dernek devam ediyor ve buranın bir de çok güzel ağacı var, ama o ağaç şurası galiba. Bunu öyle bir aşılamışlar ki, biliyorsunuz Güney narinciyesiyle meşhurdur. Abi bundan portakal çıkıyor, mandalina çıkıyor, limon çıkıyor, greyfurt çıkıyor, turunç çeşitlemeleri çıkıyor. Yanlış bilmiyorsam yani şey, ağaç kavunu diye bir şey var. Benim Antakya'da ilk kez gördüğüm. Onun bir özel ismi vardı, unuttum şimdi. Ondan sonra 6 ya da 7 çeşit meyve, barış ağacı diyorlar buna. Yani aşılarsan o barışı, bak hepsi bir ağaçtan çıkabiliyor şeklinde. Böyle bir toplantıları var bizim şeylerin, siz söyleyin gazilerin. Bu Barbara'nın şeyi. Bu da bir protestan bir kadın olsa gerek, Almanya'dan gelmiş bir vakitte ve burada barış üzerine bir minik bir mabet diyelim kurmuş. Yani burada müzik yapıyorlar, kültürel aktiviteler var. Hala açık mı bilmiyorum, son gittiklerimde hep kapalıydı burası. Ve o 29 Haziran barış yürüyüşü var Antakya'nın, meşhur, çünkü Pavlus'un Petrus'ta yola çıktığı gündür, aynı zamanda Antakya'nın da Türkiye'ye dahil edildiği gündür 29 Haziran. İşte o barış gününde onlar da bir yürüyüş yapıyorlar diye biliyorum. Şimdi açık hala Ahmet. Açık. Açık. Tamam. İyi, onu da. Ama genelde kapı kapalı oluyor. Yani orada bir kapalı artık. Öyle mi? Artık. Evet evet, yani kapattılar orayı bir süredir. Bu aralar kapalı. Ha, ben bir uğradım oraya. Evet, şu an neyse. Kapalı Barbara Hanım yurt dışında. Anladım. Evet. Şimdi bu Fevzi abi, Fevzi abinin burada bir dükkanı var. İşte tike, ipek üzerine, onun hanımı yapıyor oradaki her şeyi. Ben çok severim Fevzi abiyi. Her gittiğimizde böyle, hani tabii ki yani ona uğradığımız için de bize ilgi gösterir, ama abi adam öyle böyle değil yani. Seni arar eder, bir şeyler yollamaya çalışır. İstemiyorum abi, kendini kurtarmaya baklarım. Ama çok tatlıdır yani kendisi. Yani Zeynep Hanım gibi o da böyle. Oradaki insanlar hep böyle hani yardımcı olmak için sürekli. Bu da meşhur Antakya'nın simidi. Bu Antakya'nın şöyle böyle uzunca bir simit. Bunu kimyona ve tuza galiba batırarak, hatta biraz da belki zeytinyağlı falan da olabilir. Bu aslında Lübnan'a kadar olan bölgede böyle tozumsuz bir şey vardır. Adını unuttum şimdi onu. Ona böyle banıp banıp yerler ekmeği. Sabah kahvaltılarında. Kimyonla tuz. Kimyon tuz. Ona bir ismi yok muydu ya? Zahter. Ona da zahter diyorsunuz galiba. Yok. Bu özelliği kimyonla tuza banıp. Bunun özelliği o ama. Bunun evet. Özelliği. Bir de benim evet. Zahter dediğim dağ kekiği olmayan, o karışımdan oluşan bir şey var. Ona da böyle zeytinyağlı ekmeği banıyorsun. Onda da kimyon. Evet, o da özel bir kahvaltılık. Evet. 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 Şimdi devam edelim madem öyle. Tabii fırın var orada. Fırına gidip gelen işte tepsi börekleri, şunlar bunlar. Bu ablamızı da çektik haliyle orada. Ondan sonra o şeyin dükkanı, Fevzi abilerin dükkanı. Fevzi abiler de abicim sürekli bir sebepten dolayı, onlar Nusayri, onlar da hırisi pişer. Ve sürekli size hırisi vereceğiz. Abi İstanbul'a bize devamlı hırisi yollamaya çalışıyor. Hırisi dediğin keşkek. Orada hırisi diyorlar keşkeğe. Keşkeği biliyorsunuz, bu buğday ya da bulgurdan eti bol bol döveceksin. Hani çakması da tavuktan oluyor ama esas etten, böyle kuzu, koyun eti. Onu döve döve döve, lime lime ederler. Sonra da onu böyle pişirirler. Çok lezzetli böyle, artık etin suyunun o buğdaya da geçtiği. Aslında değil mi? Hani buğday ve et, iki önemli besin kaynağının, bereketin sembolü yemekler. Anadolu'nun tarihi yemeklerinden biridir bu keşkek ya da hırisi. Şimdi bu Sermaye Camii miydi? Herhalde onun yanında bir yerdeyiz. Bu hacca gitmiş olanlardan birinin evi. Ya biz buraya girerken Zeynep'le fotoğrafım vardı. O da ne yaptık acaba? Neyse. Aa, bu başka bir şey sıkışmış araya. Ha, ara sokaklardan gittik. Bu eskiden
bu demin Sermaye Camii değil burası, özür dilerim. Bu caminin adını unuttum. Şurada yazıyor belki. Neyse boş verin. Eski bir sinagogmuş burası. Ama o camiye çevrilmiş. Yani Antakya'da aslında çok daha fazla Yahudi yaşıyormuş. Şimdi bakmayın siz 10-15 kişi kaldı. Ahmet Bey, Nakip Camisi. Nakip Camisi. Tamam, Nakip Camii. Çok sağ ol Zeynep. Vallahi iyi ki buradasınız ha. Devam. Ondan sonra işte onun içerisi ama pek bir şey kalmamış yani cami olarak. Şimdi bu işte Sermaye Camii bu. Veya Sarımiye Camii de ona da sermaye diyor halk kendi arasında. Değil mi? Bu da bakmayın siz yani şeylerden kalma bu. Memlükler falan döneminden kalma. Osmanlı öncesi bir şeyi var bunda tarihi galiba. Ahmet Bey burada ilginç o minaresinin altından giriş kapısı. Hemen bakıyorum. Evet, evet. Onun kapısı yani çok camide bir olmayan bir özellik o açıdan. Evet, 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 evet. Yani kapı bir abara gibi minare var üstünde. Çok ilginç o hakikaten de. Şimdi gidelim bakalım biraz daha gidelim. Sonra da bir mola verelim diyeceğim ama hani ya ben abarttım herhalde. Antakya turu yapmak böyle olmaz yani. Daha özet anlatmalıymışım. Bu meşhur işte temsili Herod Caddesi. Bugün Kurtuluş Caddesi'nin şöyle bir canlandırması. Bakın ışıkları görüyor musunuz? Yakıyorlar meşaleler falan. İlk ışıklandırılan cadde. Bu hakikaten Cardo Documanus denilen bir artı veya haçmış gibi düşünün. Yani iki tane cadde birbirini keser 90 dereceyle. O Kurtuluş bu ortadan giden herhalde Documanus olan boydan boya böyle şehri geçen bölümüdür. Yarışmalarda çıkar dediğin cadde buydu işte. Çok eski tabii 2000 yıllık caddedir ama yolun 2-3 metre altındadır asıl cadde tabii ki. Bu işte sermayenin uzaktan görünen minaresi, o bahsettiğiniz kapı, ondan sonra sonunda Zeynep'lerin dükkana geldik. Ya bu dükkanın içerisinde envai çeşit ama her şeyin bir resmi yapılır. Şimdi sabır işi ama bütün ömrünü verdi herhalde Naim abi ve aynı zamanda Zeynep bunları yapmak için. Hala da devam ediyorsunuz herhalde. Ara sıra yurt dışında falan bir iki serginiz falan olduğunu duymuştum ben. Evet, yurt içi yurt dışı sergilerimiz devam ediyordu. Bu pandemiden dolayı bu ara biraz evet. Ara verdik. Evet, evet, bu pandemi hepimizi bitirdi tabii. Bizim de turlar buralar da yok oldu biliyorsun. Buradan yaşıyoruz artık. Şöyle bir iki tane daha göstereyim. Şu Hatay'ın klasik bakın şeyini... O medeniyetler Hatay Medeniyetler buluşması. Yani. Değil mi? Ama diğerleri benim daha çok hoşuma gidiyor tabii. Onların her biri ayrı bir güzellik. Artık gidip yerinde göreceksiniz. Bu Katolik Kilisesi'nden çıkıyoruz. Biz giriyoruz şimdi. İşte burada Zeynep. Değil mi? Sensin. Evet benim. Bak. Neyse o bizi ilk soktuğun zaman işte ilk girdiğimizde daldık içeriye. Ondan sonracığıma. Bunun da bahçesi çok güzel. İşte hayat dediğimiz yer. Bak o sokakların şeyliği hani kuruluğu bahçenin içerisine gittiğimizde birden değişiyor, canlanıyor. Yemyeşil bir hal alıyor her şey. Ondan sonra bu kuyu, bir tane kuyu var. Kuyunun arkasındaki şu kapının arkasında burada küçük hücre demeyeyim de odacıklar var. Bu gençler kiliseye geldiğinde, bir de parasız olanlar galiba orada kalıyorlarmış, hala kalıyorlar mı bilmiyorum. Bu İtalyan bir rahibi vardı buranın. Onun fotoğrafı. Domenico. Domenico hala o mu? Evet hala İtalyan, evet. Evet, Katolik. Şimdi bakın, Ortodoks kilise gördük, şimdi Katolik kilise görüyoruz. Protestan da gördük aslında dışarıdan da olsa. Demek ki yani Hristiyanlığın önde gelen üç mezhebinin temsilciliği burada var. Bir tane de ne idüğü belirsiz Mesihçiler kilisesi gördük. Daha da benim bilmediklerim de vardır yani. Ama Hristiyan nüfus o kadar az ki. Yani mezhep sayısı onların nüfusundan fazla olmuş olabilir artık yani. O yüzden o kadar çok mezhep görme şansımız yok. İşte o meşhur portakallı limonlu ağaçlar Antakya. Kilisenin içerisi de hani bildiğimiz kiliseler gibi değil. Çünkü eski bir konak burası. 1800'lerden kalma bir konağı kiliseye çevirmişler. Bütün bu gördüklerimiz de yakın zamanda tabii oluşturulmuş ikonalar diyeceğiz biz artık buna. İşte Hazreti İsa havarilerle birlikte. Ondan sonra Meryem Ana Hazreti İsa. Burada Pavlus'un işte kat ettiği yollar, yaptığı birkaç tane yolculuk Anadolu'da. Bunlar anlatılmış tabii kilisenin içerisinde. Pavlus Petrus Kilisesi'dir. Antakya'da kilise, çoğu kilisenin, merkez kilisenin adı Pavlus Petrus'tur. Her ikisi adına. Böyle bir genel görünümü. Bunun çatısına çıkıyoruz bazen. Çünkü oradan da meşhur bir fotoğraf vardır. İşte burada haçlı baca gözükürken veya kule. Arka tarafta da o Sermaye Camii'nin minaresi gözükür. Böyle iki dinin
buluştuğu bir fotoğraf ortaya da çıkar. Artık buradan da çıkacağız. Kilisenin bahçesinde düğün ve nişan fotoğrafı çektirmek yasaktır şeyinde koymuşlar. Millet bunu çektirmek için geliyor herhalde kiliseye. Domenico abi herhalde bıkmış artık bunlardan bunu koymuş. Çok yoğun olduğu için çok kalabalık oluyor. Evet. O yüzden. Evet, burada bizim Hasan gelmişti tura. Onunla birlikte ellerini bırakanın papatyaları solsun yazı. Bu yazı duruyor mu hala? Çok sevmiştik bu yazıyı. Neyse, böyle yazılar var duvarlarda. Evet. Neymiş? Bu sokaklar bizi el ele görmeden güzelleşmeyecek falan gibi. Bir takım romantik Mehmet Deli olan şeyi var. Bu da minicik, o da gelmiş tura ya. Canım benim. Neyse, Habibine Car Camii illa bahsetmemiz gereken Antakya'nın önemli noktalarından bir tanesi. Yani hem Müslümanlar için, hem Nusayriler için, hem de Hristiyanlar için. Çünkü geçmişi bir kilisedir buranın aslında. Aslında Habibi Necar, yani sevgili marangoz diye tercüme edilir. Artık ne kadar doğru bir tercüme bilmeyeceğiz ama Necar marangoz demek, Habib de sevgili demek. Ondan evet. Sonra havariler bir şekilde Antakya'ya geldiklerinde ilk ikna ettikleri kişidir bu zat-ı muhterem. Ve aslında burada da yaşamaz. Yukarıdaki dağda yaşar. Bugün onun adı verilmiştir o da. Habibi Necar Dağı. Orada yaşamaktadır. Bir atölyesi mi ne var galiba marangoz olduğu için. Şimdi ikna olur. Sonra Hristiyanlıkla ilgili o da bir şeyler söylemeye başlar. Sen misin söyleyen? O zaman tabii Hristiyanlık tukaka olduğu için o paganlar bunu yakalarlar ve o yukarıdaki ininde orada kafasını kesmişler söylenen doğruysa o kafada bir futbol topu gibi böyle seke 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 rah gelmiş buraya düşmüş. İşte oraya Hristiyanlık daha sonradan iktidar olunca oraya bir kilise yaparlar. Ama daha sonra da tabii Araplar gelecekler ve 7. yüzyılda Antakya'yı ele geçirecekler ve aynı yere tabii ki yani kiliseyi camiye çeviriyorlar ama aynı yere cami yapmışlar gibi düşünün siz diyelim. Ve oraya da Habibi Necar Camii derler. Daha sonra tabii Hristiyanlar geri gelecek, Haçlılar, şunlar bunlar. Ama en sonunda Osmanlı orayı Habibi Necar Camii olarak sabitlemiş belli ki. Çok önemlidir. Niye? Anadolu'daki ilk cami kabul edilir. Yani öyle anlatılır Antakya'da. Antakya'nın böyle ilkleri var. Mesela Hristiyan'ın ilk kilisesi Saint Pierre Mağarası. O kabul edilir yani. Bu ilkler tabii tartışılabilir ama önemli değil işte. Bunlar da renktir hep. İçeriye girdiğimizde böyle bir avlu, efendim yine minare ve şurada bakın böyle bir sütun. Böyle bir sütun olması aslında güneş saati içindir bu. Yani bunun üzerine bir şey, kadran bir şey koyarsın ona göre. Veyahut da kendisi bile yere gölge düşürüyor ya. Ona göre tabii günün vakitlerini tespit etmek mümkündür. Bir de ister istemez Antakya'nın bir başka özelliği, inşallah oraya varabileceğiz. Aziz Simon Manastırı var ya şeyde, Samandağ'ında tepede. O bir sütun azizidir. Yani bir sütun üzerinde 40 küsur sene yaşamış. İnsan ister istemez acaba ona dair sütunlar mı dikiliyordu onun hatırasına buralara ve onlardan mı kaldı bunlar diye sorabilir. Ama biz makul olan saat yönünü düşüneceğiz işin. Böyle bir iki fotoğraf daha. İçeri girseydik böyle bir süsleme kemer düzeniyle karşılaşacaktık. Yine hararetli anlatımlar 2016. Burada yine Antakyalı bir teyzemiz. Şimdi bak şu böyle Avrupalı gibi. O tabii Antakya'nın başörtülü kadını. Ama bakar mısınız kol gitmiş, sarılmış insanlar öpüşüyor. Ne Covid var ne pandemi var. İşte biz bunları yaşıyorduk Antakya'da. Maalesef bunları yapmamıza imkan yok. Ama o şeyi hani o sıcaklığı, o gülümsemeyi hissedin diye bunu koydum özellikle. Orada da çok ilginç 2-3 tane böyle mezar sanduka ziyaret edilir. Görüyor musunuz? Bunların isimleri de Şemun Safa ve öbür tarafta da Habibi Necar Hazretleri. İki tane daha var aslında. İşte bu demin anlattığım hikayedeki Habibi Necar'ın kafası gitmeden önce oraya gelen havarilerin isimleri olduğu söylenir ama onlar biraz böyle hani birisi Yunus, birisi Şemun. Öbürünün ismi neydi aklıma gelmedi ama hani biraz böyle işte Pavlus'a, Petrus'a falan düşürülmeye çalışılır onların isimleri ama tabii büyük soru işaretleri bunlar. Normal Antakya'da hani her şeyin böyle iç içe geçmesi çok normal. Bir de dikkat ederseniz bunu yapılarda arkosolyum tipi mezarı görürüz biz. Yani bugün Ayasofya'ya gitseniz aynı tarz mezarı görürüz. Arkosolyum demek şöyle bir kemer, üzeri kemer olan mezardır. Hani şimdi açıkçası bunu da söylemekte fayda var. Yani bu kiliseden kalma mezarlardır bunlar büyük olasılıkla. Ama daha sonradan üzerlerine
o yeni hikayeler bir şekilde giydirilmiştir. Devam edelim biz. Burada da işte Yahya ve Yunus Hazretleri, Yuhanna ve Pavlus olarak geçiyor isimleri. Onun mezarında orada bir ya bu çok kötü çıkmış ya. Bu Habib-i Neccar'ın dağdaki işte o mağara dediğimiz yer. Buraya Nusayriler daha çok gidiyorlar. Hani Nusayriler kendileriyle özdeşleştiriyorlar Habib-i Neccar'ı. Onu bir makam olarak ziyaret ediyorlar. Nusayriler şeyi çok seviyorlar. Hani dağlarda ziyaret yerleri inşa etmeyi ve oralara gitmeyi, işte oralarda bayramlarda bir şeyler pişirmeyi, dilekler tutmayı, belki bir gece geçirmeyi. Bu da meşhur Antakya'nın surları. Şimdi Antakya'nın bir tarafını nehir koruyor. Nehrin doğu tarafında işte o eski şehir var. O eski şehrin sırtını dayadığı bir dağ var. Dağın tepesinde bu gördüğünüz sur var, upuzun sur. Bu aşağı inip nehre kavuşuyor kuzeyden, güneyden de aynı şekilde. Böylece nehir artı surlar şeklinde. Bunun bir yerinde de bir iç kale var ta tepede. İşte o iç kaleye yakın yer burası olsa gerek. Ya bu da plan işte zaten, bunu da koymuşum görün diye. Aslında bir ada varmış eskiden, o ada kalmamış. Bugünkü müzenin olduğu yer de buralar, bu eski kaybolan adanın olduğu yerler. İşte Murus dediği duvar, şimdi bunun detaylarına girmeyeceğim ama bakın nehir bu tarafta batıda. Doğu tarafta da görüyor musunuz dağların üzerinden o işte şey surlar bir şekilde nehrin de önüne böyle dikilmek suretiyle şehri oluşturmuş. Şurası da meşhur işte o cadde. Şurası Herod Caddesi ve ona 90 derece inen diğer caddeler diyelim. Bakın stadyumu falan var. Bu şey vardır ya meşhur neydi filmin adı? Hipodromlu film. Ben Hur filmi, Ben Hur. Ben Hur filminde biliyorsunuz hani at arabaları böyle hipodromda. Orası acaba Roma mı, Konstantinopolis mi dersiniz? Değil, Antakya'dır orası. Yani olay Antakya hipodromunda geçmektedir. Bir şehirde hipodrom olması da o şehrin ne kadar önemli olduğunu da gösterir ayrıca. Yani Roma'nın her şehrinde hipodrom yoktu. İşte bu da iç kale olan en uçtaki nokta olsa gerek. Bu da işte meşhur Antakya'nın kuşatmalarından bir tanesi Haçlılar. 1096 senesinde o ilk Haçlı seferinde Antakya'ya kadar gelecekler, şehri kuşatacaklar. Sonra da Antakya Prensliğini kuracaklar ama müthiş bir katliam yapmışlar. Yani Müslümanından Yahudisine hatta Ortodoksuna kadar neredeyse herkesi kıtır kıtır biraz kesmişler galiba. Böyle bir bar var böyle Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini gösteren kuytu kafe. Hoşuma gitmişti öyle resim koymuştum. En güzel Arap tatlıları. Yani memleketin o bölümünde aslında hani Suriye'ye de girmiş bir bölüm olarak Arapların da bolca yaşadığı bir yer olarak biz düşüneceğiz Antakya'yı açıkçası. Dolayısıyla bunlar şey hani Suriye'den gelenlerin açtığı yaptığı şeyler şu. Bir kere zaten bu olaylardan önce sınır o kadar açıkmış ki hani oradan pat sınırın öbür tarafında ailelerine gidip gelirmiş insanlar açıkçası. Şimdi gidemiyorlar savaşta olduğu için Suriye'de tabii. Bu da Savon Otel. Bu da eski bir sabunhane, sabun fabrikası veya atölyesinin otele dönüşmüş hali. Dev bir han gibidir bu da. Aslında en tanınmış otelidir yani ve tipik otelidir Antakya'nın mimari açıdan. Çok güzel burası, çok. Ha, kaldınız mı burada? Çok güzel. Kaldık. Evet. Şimdi artık o caddeyi yaptık, şeye girelim, çarşıya girelim. Uzun çarşı. Suk el Tavil derler. Suk aslında... Antakya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her tarafta çarşıya, pazara suk derler. Arapça çarşı demek yani bu. Tavil de uzun demekmiş zaten. Uzun çarşı. Bu uzunlamasına bir çarşı, bir kısmının üzeri örtülü gibi böyle. Eskiden belki tamamen bizim kapalı çarşı gibi. Yani bizim İstanbul'daki kapalı çarşıyla örtüşen bir yerdir. Şimdi bu Hançer Usta'nın yeri bu. Meşhur bir Hançer Usta var. Meyan kökünden şerbet yapıyor. Ama sadece Antakya'da değil, Antep'e gidin, Urfa'ya gidin, orada da karşılaşılır. Yazın insanlar bunu çok severler. Dışarıdan gelenler o kadar sevemiyorlar. Bir garip gelir yani. Ama alışınca aslında sevebiliyorsunuz. İlginçtir bu. Coca-Cola'nın şeylerinden biridir bu. Meyan kökü. Dikkat edin. Galiba bir adı da mı var bilmiyorum ama böyle torba torba turşularla falan da satılıyor yani. O da. İnsanlar alıyorlar bunu bayağı. Neyse bu da yapılışı, bu da çok hoşuma gitti. Yani adam heykel gibi sanki. Böyle heykeller oluyor ya bazen. Adam elini çekse o şeydir, bal mumudur, durur orada. Şunlar da işte o meyan kökleri herhalde. Devam edelim. Bu meşhur yuvarlak havuzcuklarından bir tanesi. Birkaç tane böyle çarşı havuz var. Sonra
Allah Allah. Abi şimdi olmaz ki ya. Kapatalım. Şimdi bu meşhur kabak tatlısı. Bu çarşıyı yapmadan bitirmeyeceğim ilk yarıyı. O yüzden hızla devam ediyorum. Kireçte yaparlar onu. İşte zeytinyağları şunlar bunlar falan zeytinler. Pöç kasabı bahsetmezsek olmaz. Bu meşhur çok ünlendi yani. Ama ne oldu? Araya şey girmiş Saint-Pierre Kilisesi. Neyse Haydar abi, Haydar Usta. Bak onu unutmuşum. Haydar Usta oradır herhalde. Şurada belli olmuyor belki ama erkek hayvan olacak. O yüzden o hayalarını, koç yumurtalarını gösterirler. Yani galiba şurada da gözüküyor yani. Dişi hayvan, onlar da Nusayri diyebiliyorum. Nusayrilerde dişi hayvan kesilmiyor. Yani doğurganlığından dolayı derler ama bilemiyorum tabii. Çok ünlendi pöç kasabı. Antakya'nın meşhur tepsi ya da kağıt kebabı dediğimiz bir kebabı var. Yani o et zırhlanır. Şimdi bakın şurada hemen göreceğiz. İşte burada onu yapıyorlar. Gözümüzün önünde yaparlar. Ve onun içerisine değişik otları atılır Antakya'nın. Artık onun ve sarımsak tabii olacak. O sarımsağın oranına göre mi bilemiyorum. Şimdi tepsiyle kağıt arasında fark oluyor. Akşam da mesela Anadolu lokantasında tepsi yiyoruz biz. Burada kağıt yiyoruz. Tepsi biraz daha sulu oluyordu. Bilmiyorum. Hani ama ikisi de çok lezzetli tabii. Bakar mısınız bunu zırhla böyle kesiyor. Makinede olmaz yani bu. İşte bize gelen kebapların çeşitli formlarını da böyle gösteriyorum size. Yine dıştan bir fotoğraf, yine içten bir fotoğraf böyle. Bakın bu hazırlan daha pişmemiş hali. Karnınız acıktı mı? Bunu da böyle bir göz gibi olduğu için koydum buraya. Antakya Müzesi'nin kem gözü aslında bir kağıt kebabından esinlenerek yapılmış da diyebiliriz yani. Ben bir ara şey diyordum. Hazreti İsa'nın şöyle arkasındaki hale var ya. O künefe diyordum. O falan filan şeklinde devam ediyorduk yola. Ulan bu neymiş? Buna böyle bir şal var ama neyse. Burada da şey var ha. Bakmayın siz Antakya mutfağının kaytaz böreği, oruk, kağıt, teğet bilmem hepsini koymuşlar. E tabi ebada bakınca bu mutfağın hepsini götürmüş yani. Normal. Neyse kapan kız. Heh, tamam. İlerliyoruz. İşte zahterler. Dağ keki zahter. Ondan sonra erikler falan. Devam edelim. Bu, Ali Paşa Han mıydı burası ya? Adını da unutuyorum buranın. Bu han kapalıydı. Ondan sonra restore edildi. Son durumunu da bilmiyorum yani. Bu çarşı içerisindeki köprüler zamanından diye hatırlıyorum. Yani 17. yüzyılda. Kurşunlu Han diye geçiyor. Neydi? Kurşunlu Han. Şu an Kurşunlu Han. Kurşunlu Han. Ali evet, Paşa'nı ben uydurdum. Bütün hanları Ali Paşa diye biliyorum. Evet. Kurşunlu aklınızda kalsın Kurşunlu. Ali Paşa'yı unutacağım. Neyse işte Yusuf Usta'ya geldik çünkü demin yemek yedik artık tatlı yiyeceğiz. O böyle havaya atar. Onun meşhur şovu vardır. Bu fotoğrafı da meşhur fotoğrafı. Yeri de ufacık bir yer aslında o künefeyi hazırladıkları yer. Bu tepside alttan böyle ısıtmayla hazırlanır. Yusuf Usta işte orada oğulları falan var. Onlar servisi yaparlar. Böyle de tabağa gelir. İsteyen tabii buna dondurma şudur budur ekleniyor ama sadesi abicim yani künefe aslında sade yenir. Sonradan çıktı yani hikayeler biraz. Şimdi burada da kerebiç var. Köpük ve kerebiç. Bunu da siz araştırın diye uzatmayacağım. Köpük ve kerebiç. Bakar mısınız? Antakya'nın bir başka özelliği. Ne ula ki acaba? Devam edelim. Bunlar şeyler biberli. İmdeynih deniyormuş Arapça bunlara. İmdeynih. Bu biberli katık, ekmek, kıymalısı olunca lahmacun oluyor zaten. Görüyorsunuz şurada. Bunlardan biliyor musunuz? Böyle Lübnan'a falan gidiyorsunuz. Orada da var yani. Hep böyle karşınıza çıkıyor. Ondan sonra böyle bir sürü aslında bunlar şey gibi yani bu hattın McDonald's yemeyelim de hızlı yemek yemek isteyenler hemen böyle hop deyip götürüyorsun yani. Ondan sonra fırınlar bu eski kahvesi şeyin çarşı kahvesi orada da ihtiyarlar toplanıyorlar. Naim Usta bıçakçı Naim Usta o da meşhur. Ondan sonra uzun çarşının sonuna da geldik pozlarımızı verdik. Anadolu restorana şöyle bir baktık. Akşam orada yemek yiyeceğiz dedik ve akşam oldu galiba. Ve yemeğe oturduk. Tabii yemeğe oturunca da yine görüyorsunuz o çeşit çeşit sürkili, sürki peynirli salatalar. Şu analı kızdı. Dur bakayım. Onun şeyini, çorbayı koymamış mıyız? Abimin adını unuttum. Dövecek beni. Şimdi Anadolu restoranın şefi değil kendisi. Ama servisi o yapardı bize. Başka bir restorana geçmiş. Anadolu en köklü restoranlardan biri. Maalesef kapandı. Kapanmış. O aradı beni zaten. Aradı. Abinin adını unuttum ya. Neyse tüh. Devam edelim. Bu salataya bayılırım. Yani bunu Antakya'da bunun güzelliği yersiniz. Yani bunun içerisinde nar ekşisi, zeytinyağı, zahter ve zeytin var. Antakya'nın küçük zeytinleri var ya. İşte bu dörtlü bileşim üzerine de maydanozu şudur bunu kattığınızda başka bir şey yemek istemezsiniz zaten. Yani
bu can veren böyle nasıl diyeyim insana can katan bir şey, böyle dirilik veren bir şey. Ahmet Bey. Efendim. Deminki arkadaşın adı Kemal Bey. Hah, Kemal abi. Kemal. Vay yallahım ya, Kemal abi. Kusuruma bakmasın. İşte analı kızlığı Kemal abi söylemişiz, yapmış bize. Şu anası, bunlar da kızları herhalde. Çok lezzetli bir şey yapıyorlardı orada yani. Bu da orada yediğimiz tepsi tarzında olan. Kağıtlı değil bu. Bu biraz daha sulu oluyor ama bu da çok lezzetli abi yani. Neyse. Evet, devam ediyoruz. Bir de orada Anadolu restoranda bu künefe tarzı irmik helvası yapılıyor. Yani irmik helvası içi peynirli. Künefe peynirli. Bu da ilginç oluyor. Çünkü şeyi de güzel koyuyor. Tereyağını da güzel koyuyor. Lezzetli oluyor yani. Meşhur balıkları Anadolu restoranın. Bu da Konak restoran. Bu sonradan açıldı. Güzel bir yer burada. Hoş şeyler yapıyorlar. Aklınızda olsun yani. Madem kapanmış Anadolu restoran. İşte gece yürüyüş turumuz. Bu sonradan yapılan, 2000'lerden sonra yapılan köprü. Buradan şeye doğru geçiyoruz. O parkı vardır Antakya'nın, Hatay'ın. O meşhur Hatay yazısı, gece böyle ışıklı ışıklı güzel oluyor. Bu da işte o Fransızların yaptığı adeta bir askeri düzende. Çok hoş bir parktır yani böyle. Bunun en sonuna gitmedim ama bilmiyorum bir şey var mı. Eskiden bunun bu nehrin hemen kıyısında mini golf sahaları falan da varmış galiba. Artık yoktur herhalde diyelim. Çay bahçeleri var. Var mı çay bahçeleri ileride? Çay bahçeleri, evet. Ve şu an ışıklandırma da yapıldı. Şu an çok öyle aydınlık mi? Oluyor. Evet. O zaman senden yeni fotoğrafını isterim, yollarsın bana. Olur, olur tabii ki. Annemle halam da gene klasik pozlarını vermişler orada. Bu yarın gideceğimiz, yani bugünkü turda ikinci günde gideceğimiz yerlerin minik bir şeyi geçiyorum uzatmadan. Yarın başladı. Şimdi şöyle yapalım. 5 dakika ara verelim. Ondan sonra da kalan bölümü anlatacağım. Uzatmışım bayağı, kusuruma bakmayın ama hakikaten büyükmüş bu. 47 diyelim mi? 18.47'de buluşuyoruz tekrar. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Birden böyle suların kenarına geldiğimize göre artık şehirden çıkmışız. Bizim ikinci günümüzde gittiğimiz yer Musa Dağı. Çevlik, işte Titus Tüneli'nin olduğu bölge, haliyle Samandağ ve hatta o Simon Manastırı, yani Samandağ'ın bizzat kendisinin tepesine kadar da çıkıp Harbiye üzerinden de şehre geri dönüyoruz. Son günde kalan bölgeleri yapıyoruz. İşte bu Musa Dağı'na doğru giderken Köprüçayı mıydı? Ya Allah'ım, bazı yerlere bakmamışım. Şimdi görünce fotoğraftan. Batayaz Köprüsü. Batayaz Köprüsü de çayın adı Köprüçayı mıydı? Çayın adını hatırlayan var mı? Tam yok, burada bir Batayaz diye geçiyor oralar. Batayaz Köprüsü. Öyle mi? Ha, tu köprü. Evet. Köprü öyle. Evet. Batayaz çayı... zaten yer Batayaz diye geçiyor. Anladım, anladım. Bu çayın ayrı bir ismi var diye hatırlıyorum ben ama neyse, önemli değil o kadar. Sonra yani sonuçta Karaçay. Ne? Karaçay. Heh, Karaçay. Çok sağ ol abim. Teşekkür ederim. Böylece iki ismi de söylediniz bana. Sağ olun, var olun. Bu dönem dönem şimdi. Bunun yukarıda galiba barajı mı ne var? Onu da açıp kapıyorlar. Onunla da ilgili suları artıyor, azalıyor. Mevsimine göre de aynı şekilde. Burada bir kardeşim var işte. Onun da bir yeri vardı. Hatta burada birkaç tane yer var tabii. Sabah erkenden gidip biz orada kahvaltı ediyoruz. Üstsüz çıkmak yasaktır diye de böyle bir panonun üzerinde onlara da poz verdi diyorum. Onlar bilmiyorlar tabii böyle bir panonun üstünde fotoğraf verdiklerini. Neyse, buradan işte böyle aşağıya bakıyorsunuz, dereyi görüyorsunuz. Belki daha yakın olunan yerleri de vardır. Bunun aşağıda bir kapısı var. Oradan iniyoruz. İşte ben bile bakın böyle dolaşıyorum. Hatta bu canım kardeşim benim. O da yurt dışında galiba ya da İskenderun Demir Çelik'te bir senelerce çalıştıktan sonra yeter be demiş. Kendini bu Karaçay'a atmış. Orada böyle bir kahvaltı salonu açmış. Soba moba var böyle. Sabah serin olsa da orada ısınıyoruz. Ve gene o muazzam Antakya kahvaltılarından yiyoruz, içiyoruz. İlhan da bizle beraber tabii. Böyle güzel fotoğraflar. Bu suyun az olduğu bir gün. Suyun artmaya başladığı bir gün ve benim artık çıldırıp bacaklarıma soktuğum bir başka gün ve bir su yengeci görüyorsunuz o dere kenarında, onu da görmüşüz böyle. Ondan sonra annemizle halamız eksik olmazsa olmaz, biliyorsunuz pozları vermişler. Bu işte senin dediğin Batayaz Köprüsü'nün üzerindeyiz şimdi. Oradan aşağıyı çekmişiz ve Batayaz'a doğru gidiyoruz. Batayaz'ın esas ismi Betilyaz. Yani İlyas peygamber, bet ev demek galiba, İlyas'ın evi manasında. Eski bir Ermeni köyü,
Hala bir iki aile yaşıyormuş galiba ama artık Ermenilerin hani birlikte yaşadıkları, birlikte de denmez çünkü orası köy gibi değil. Vakıflı diye bir köy var biliyorsunuz. O aslında hani bir evlerin böyle biraz serpiştiği, Ermenilerin toplaştığı bir yer gibi orası. Kilisenin etrafında nispeten daha fazla ev var. İşte orası Vakıflı Köyü, Türkiye'nin tek Ermeni köyü olarak bilinir ama ben duymuştum doğuda da bir iki tane köy var aslında. Bu çok revaçta ve göz önünde bulunan bir köy olduğu için böyle ön plana çıktı. Yani Vakıflı Köyü'nün bakın eski ismi de yok benim bildiğim. Yani o bir vakfın oluşturduğu bir birlikte olma bölgesi gibi orası. Ama bunlar hakiki köyler. 6 tane mi 7 tane mi böyle baba köy var aslında burada. Onlarda ama yaşayan pek kalmamış. Yani Ermenilerin özellikle 1915'e kadar yoğun yaşadıkları bir yer burası. O da nasıl oluyor? Ermeniler tarihin bir döneminde işte o Adana'ya kadar falan inerler. Yani orada da bir Ermeni Katolikosluğu yani patrikliği oluşur. Asıl merkezleri bugün Kozan diye bildiğimiz eski ismiyle Sis yani Adana'nın bir ilçesidir orası. Fakat tabii oradan Antakya derken bütün o bölgede yaşıyorlar. Ama daha sonra işte onlar yani yönetimde rol alabilecek durumda değiller. Buradaki köylerde hayatları devam ediyor. 1915 tehcirinde de Anadolu'daki diğer Ermeniler gibi kanun buraya da geliyor. Şimdi bakın Batayas Köyü'nün çok güzel bir Ermeni izidir bu. Ama Ermenilerin son dönemiyle ilgili bir izdir artık bu. Devasa bir katedrali var. Gördünüz mü bunu? Şimdi o merdivenden yani şu merdivenden böyle bir yere çıkıyorsunuz. İlk çıktığımda hiç beklemiyordum. Çıktık abicim. En sonunda da böyle bir devasa bir yapı. Ve bunun böyle yamaçtan da muazzam bir manzarası var o karşı dağlara doğru. Bütün o vadiyi, Asi'nin geçtiği o vadiyi de gören bir yer diyelim. Bunun ön tarafı böyle, yani ön iki cephesi böyle. Arka tarafta yani taşlar öndekiler kadar değil. Bu biraz böyle Hollywood'un cephesi gibi olmuş. Ama hani öyle bu taraftan kimse bakmıyor çünkü hep öbür taraftan geliyorlar. Bu eski bir fotoğrafı. 1936'da inşa etmeye başlamışlar bunu. Fakat 1939'da Antakya Türkiye Cumhuriyeti'ne geçince buradaki Ermenilerin bir kısmı da ulan başımıza başka bir bela gelir mi diye terk etmek durumunda kalmışlar bu bölgeleri. O yüzden nüfusları çok çok azalmış. Bu kilisede tam manasıyla bitmeden ya da hani uzun süre böyle bitmeden bırakılmış ya da uzun süre böyle terk edilmiş kaldığı için çatısı çökmüş de olabilir. Bunun iç fotoğrafları da böyle. Yani çok güzel sütunları, kemerleri var. Şurada tipik bir Ermeni kubbesi vardı herhalde. Hala aynı şekilde duruyor Ahmet Bey. Efendim? Şu an aynı şekilde duruyor. Aynı. Şu an aynı. Ben hani ilk yapıldığı zamanda acaba biraz farklı mıydı? Kubbe duruyor muydu? Onu düşündüm de ondan emin olamadım. Neyse biz bunun işte böyle bu çapraz tonozlu yapı böyle mimari açıdan. Yalnız tabii Ermeni taş işçiliği meşhurdur. Hani burada da o hünerlerini göstermişler tabii yapı yaparken. Bunun en sevilen fotoğrafı da herkes pencerelere yerleşir ve bu fotoğraf alınır böyle. Kapısı buradan, şimdiki kapısı da ana kapı öbür taraftan. Tabii geldik meşhur Musa Dağı'da 40 gün hikayesine. Franz Werfel'in Alman Yahudisidir kendisi. Almanya'da yazmış. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam ve bu Musa Dağı'nda 40 gün boyunca Osmanlı ordusuna veyahut da bölüklü askerlerine dayanmış olan Ermenilerin hikayesidir bu. 1915 tehcir kanunu emri buralara da geliyor. Sizi işte Derzor tarafına, Suriye'nin kuzeyine götüreceğiz. Emir geldi diyor. Şimdi bunlar da toplanıyorlar aralarında. Yahu gidelim mi kalalım mı? Ulan gitsek nereye gideceğimiz belli değil falan. Galiba o köylerden protestan olan Ermeniler onlar gitmeyi kabul etmişler. Ya başımıza şimdi bir şey gelecek biz gidelim demişler. Onlar gitmişler. Diğerleri biz kalalım demişler. Ata toprağı burası. Ne yapalım? Dağa çıkalım. Elbet bitecek yani bu olay. Ondan sonra döneriz köyümüze diye düşündüler herhalde. Fakat Osmanlı emre riayet edilmeyince asker yolluyor. Ve de onlar da hani kendi aralarında herhalde tüfekleri, şunları bunları vardı. Osmanlı ordusundan kaçan bir subay, Gabriel Bagradyan.
onun liderliğinde işte dağda, bu Musa Dağı dediğimiz dağda, yani bu Bet Ayaz veyahut da neydi, Batı İlyas, Batı Ayaz köyünün daha yukarılarında bir yerlerde, oralarda artık saklanıyorlar, bekliyorlar, direniyorlar. Hatta küçük çatışmalar falan filan da oluyor. Hani 40 gün boyunca direndikleri söylenir. Ben o olayı yaşamış Ermenilerden birinin torununun röportajını dinlemiştim. 56 gün mü neymiş, ama 40'a yuvarlanır. Tıpkı 1001 falan gibi yani bu hikayeler. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bunlar ateşler mateşler yakıyorlar. Yani denizden bir yardım bekliyorlar umutsuzca. Ve hakikaten de bir Fransız gemisi bunları görüyor. Şimdi 1915, bir yandan da savaş devam ediyor değil mi? Yani belki de onu düşünerek bunu yaptılar. O Fransız kaptan da ulan diyor nedir bu bilmem ne falan. Gidiyor, adam mı yolluyor ne yapıyor bilmiyoruz ama. Ya bırak onları, emri gelmesine rağmen inisiyatif kullanıyor. Ve o dağda sıkışmış kalmış Ermenileri, siz dağdan deniz tarafından inin, yani o Çevlik tarafından herhalde, Samandağ kıyı taraflarında, biz sizi alacağız diyorlar. Ve bunların hepsini topluyorlar, gemilere bindirip oradan Mısır'a Port Said'e götürüyorlar. Bakın bunlar o eski fotoğraflar, bunlar seneler sonra ortaya çıkmış fotoğraflar aslında. Çok iyi değil ama işte idare edin. Bu insanlar o dağda direnmişler ve ondan sonra da işte Mısır'a gitmişler. Daha sonra bunlardan bir kısmı gençleri Osmanlı'ya karşı bir şey de oluşturuyorlar. Bir ne derler? Bölük mü ne oluşturacaklar ve savaşacaklar da diyebiliyorum. Ama savaş biliyorsunuz Fransızların, İngilizlerin galibiyetiyle sona erecek. Ve ne olacak? Onlar geri dönecekler köylerine 1922'den itibaren. İşte o 22 ile 38 arası 16-17 sene boyunca orada Fransızların mandası altında tekrar eski yaşamlarına dönüyorlar. Fakat ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor Hatay, o zaman diyorlar ki ya bu eski hikayeler canlanabilir deyip önemli bir kısmı terk etmiş gitmiş. Bunlardan Beyrut'a gitmiş olan çok. Beyrut'ta özel bir Ermeni mahallesi vardır. Aklıma gelmedi şimdi. Ben o mahalleye gitmiştim. Buradan gidenler çok. Bir de Beyrut'ta ismi A ile başlıyordu. Bir de kasaba var. Buradan giden Ermenilerin kurmuş olduğu bir kasaba da var. Ayrıca Alzar mıydı, Azar mıydı? Öyle bir şeydi. Neyse, gelirse aklıma söyledim. Ha, bunu niye koydum? Şimdi bu deminki anlattığım olay aslında hani nasıl Yahudiler İspanya'dan kovulduklarında gemiler vasıtasıyla kurtuluyorlar. Burada da Ermeniler başlarına gelen bu felakette işte o Fransız gemisi sayesinde kurtuluyor ya. Bu Nuh'un gemisi hikayesiyle birleştirilir bu olaylar. Yani o eski eski ahitte yer alan meşhur, hani her yeri sular bastığında Nuh bütün canlıları gemiye doldurur ve en sonunda da işte Ağrı Dağı olsun, Cüdi Dağı olsun, onun tepesine konarlar ve bütün canlılar kurtulmuş olurlar. O yüzden bu Nuh'un gemisiyle de birleştirip bu Musa Dağı'nın zirvesine böyle bir gemi maketi yapmışlar. Ve bu işte 30'lu yıllarda onlar oradayken orayı hep ziyaret ediyorlarmış. Fakat tabii gidiyorlar. Gittikten seneler sonra 1980 12 Eylül darbesi olur biliyorsunuz. Ve generallerden bir tanesi, hangisi bilmiyorum artık. Kaptan amirallerden bir tanesi. Hani biraz da galiba yukarıdakilere yaranmak için mi bilmiyorum. Denizden ateş etmek suretiyle geminin toplarıyla o Musa Dağı'nın tepesindeki gemiyi batırmış adeta yani. Onu ikiye bölmüşler. Onun parçacıkları hala Musa Dağı'nın tepesinde durur imiş. Ben çıkıp bakamadım. Bayağı bir yürümek gerekiyordu. Neyse işte bu kitabın akisleri. Şimdi şey zordur. Azınlık olmak zordur bir ülkede. Dolayısıyla bakın hani Franz Werfel bu Musa Dağı'nda 40 gün kitabını yazıyor. Ama Kurtuluş'taki, Pangaltı'daki Ermeniler o kitabı yakıyorlar. Niye? Çünkü sen başımıza yine bela açmak istiyorsun diyorlar. O kitaptan dolayı bir milliyetçi baskı oluşabiliyor buradakiler üzerinde. Hani zordur hakikaten yani bir yerde azınlık olmak. Hele ki bir de o tarihte bir takım böyle hassas hikayeler varsa. Şimdi devam edelim. Ondan sonra bu o olayla ilgili, kurtuluşla ilgili yıl dönümlerinde yapılan ayinlerden bir tanesi. Ama Fransız döneminde mi bilemiyorum. Olabilir yani kıyafetlere bakınca.
İşte şeye geldik. Demin size gösterdiğim Ermeni Batayas Kilisesi'nin önündeki alanda. Burada arka taraf böyle müthiş bir manzara. Çok güzel bir ağaç var burada. O da artık dilek ağacı gibi. Böyle banktan oturup seyredebiliyorsunuz aşağıyı. Ta Kel Dağı'na kadar. Yani şu dağın arkası, orası Suriye. İlerleyelim bakalım. Yine aynı merdiven iniş pozisyonuna geçmişiz artık. Kiliseden bir iki fotoğraf daha varmış demek ki. Avcılar yakalamışız bakın, tüfekler. Ondan sonra Batayas Köyü'nden artık çıkıp Yoğunoluk Ermeni Köyü'ne geçiyoruz. Yani atlıyoruz araca, bir süre daha gidiyoruz. Dağ üzerinde şimdi böyle o nispeten dar yolda ilerliyoruz. Buranın da bir kilisesi var fakat çok ilginç. Üstü cami, altı kilise. Bu tabii hani böyle yapılmamış ama kiliseyi kullanmayıp da kilisenin üstüne ayrıca cami yapmışlar. Enteresan bir şey olmuş. Bunun bir örneği daha yok gibi sanki Türkiye'de. Genellikle kilise camiye çevrilir ama bu böyle uygun görülmüş. Alt taraf böyle depo gibi mi kullanıldı vaktiyle acaba? 400 yıllık kilise diyor. Doğru. 1643-46 senesinde yapılmış buradaki Ermeni kilisesi. Bu Dudu teyze ya. Orada gittiğimizde bize kucak açmıştı, öpüştük, koklaştık. Yani başka fotoğraflar da var. Çok tatlı bir kadın bu. O köyde yaşıyor. Evlerin üzerinde hala bir iki tane taş var Ermenilerden kalma. Ama artık Ermeniler gitmiş. Onların yerine bir şekilde Türkmenler, göçerler gelmiş, yerleştirilmişler. Ondan sonra bu demin bahsettiğim işte buranın kilisesinin yukarı çıkan merdiveni, iki tane sütun. Ondan sonra bu imam, genç imam. Güleç yüzlü bir çocuktu. O imamın tavukları. Ondan sonra bu kapıdan giriyoruz içeri. Yukarıda böyle yine Ermenice yazılar var. Ondan bu da çıkış kapısı. İçeriye gireceğimizde de bu da çok güzel bir kabartma. İçerisi böyle. Maalesef yer çok kötü durumda. Hani burada bir restorasyon olacak. Belki de başlamıştır, bilmiyorum yani. Ondan sonra burası vaftiz teknesi. Yani bu Ermeni kilisesinin kuzey duvarıdır bu. O Ermeni kilisesine girdiğinizde karşı tarafta absit varsa onun sol tarafında vaftiz kurnası olur. Mahvolmuş tabii, yosunlanmış falan. Neyse, dışarıdaki pencereden bakmış Ayşe galiba o. Son bir fotoğraf daha. Yine bakın şu çok güzel çapraz tonozlar. Ondan sonra kötü bir fotoğraf. Bu da kötü gibi. İdare edin artık. Tepeden aşağıya bakış. Şu kiremitler de tipiktir. O eski ta Ermenilerden kalma onlar. Caminin yanında kalan kilisenin damına çıktık. Oradan arkaya Kel Dağı'na kadar müthiş bir görüntü. Kimilerimiz dayanamadı, bir merdivenle tepeye kadar, çatıya da çıktı. Oradan da fotoğraflar çekildi. Bu bir çeşmesi var bir de köyün. O çeşmenin üzerinde de bir iki böyle Ermenice yazı var. Onlardan kalma. Bu çeşmenin haznesi, su haznesi. Hep akıyor, yıllardır akan bir çeşme yani. Ve artık terk ediyoruz. Sağ tarafta çınar ağacı ve şeyi var, kahvesi var. Bu da o gittiğimiz zamanlarda bu dağlarda hala PKK vardı açıkçası. Ve etrafta da böyle işte wanted, aranıyor terörist resimleri falan, ihbar ödüllendirilecektir diye yazıyordu. Hatta özellikle biz Payas'a giderken, yani o dört yola doğru giderken orada bizi bayağı bir uyarmışlar, dikkatli olun diye. Şimdi biz oradan çıkacağız Yoğunoluk'tan. Artık Hıdırlı ya da Hıdırlık diye bildiğimiz başka bir köy var. Meşhur bir ağacı var. Musa ağacı denilen, bilmem kaç senelik, kaç yaşında bir ağaç. Kimine göre 750, kimine göre 1500 yaşında. Acayip bir ağaç. Oraya giderken sağda solda bu pideleri, efendim katıklı işte biberli ekmekleri falan yapan ablalarımızı görüyoruz. Onlar ya bir saç üzerinde yapıyorlar ya da bu fırınlar var. Bunları böyle duvarına yapıştırıyorsun. Oluyor, çekiyorsun. Özbeklerde falan da var aslında. Ta Asya'dan buraya kadar her tarafta bu fırınlar var. Bakın içeride bunun ateşi var. Yapıştırmış duvara, gördünüz mü? Bu lavaş yapıyorlar bir şekilde. Bunlar yani. Tandır ekmeği. Tandır. Ulan niye tandır aklıma gelmedi? Sağ olun. Tandır ekmeği. Bravo. Çok daha güzel oldu. Bu işte meşhur ağaç. Bu ağaç yalnız hakikaten hani eski fotoğraflarda daha büyük gözüküyor. Ben anlayamadım yani. Herhalde aynı ağaçtır. Ve 1930'larda bunun içerisinde bir berber dükkanı olduğundan bahsediliyor. Yani çok ilginç ve onun fotoğrafı da senelerce burada durmuş. Ama sonra bir aklı evvel o fotoğrafı kaldırmış, o eski fotoğrafı. Yerine de saçma sapan bir pano koymuşlar. Gerçi açıklamalar var onun üzerinde ama. Yani yaklaşık 750 sene herhalde bu ağaç. Bu işte eski. Şimdi buna bakınca bu inanılmaz bir ağaç ya. Yani şu ikisini karşılaştırıyorum, aynı değil gibi duruyor. Ama bu diyorlar yani. Bakar mısınız, bu bir canavar, gulyabani olmuş yani.
Koca aile önünü kapatamamış. Neyse. Bu da bir başka poz. Bakın kapı falan da var. İçine girilip çıkıldığını gösteriyor yani. Bunun hikayesi de şu. İşte Musa Hızır'la buluşacak. Biliyorsunuz birazdan onun buluşma noktasına da gideceğiz. Neyse susuyor mu ne oluyorsa işte Musa'nın asası vardır biliyorsunuz. Onu yere vuruyor ve vurduğu yerden su fışkırıyor. Asa da canlanıp ağaç oluyor. O yüzden buna Musa ağacı diyorlar. Böyle bir klasik hikayesi var, efsanesi var diyelim. Buradan da yeterli fotoğrafla buluştuktan ve suyu da gördükten sonra bunun her derde deva geldiği söylenen suyunu. Yanında da bir deremsi bir yeri var ve buranın meşhur limon dondurması vardır. Muhakkaten hani böyle bir şeye benzetemezsiniz. Çok boyalı gibi de durur. Baksanıza hakikaten de boyalıdır çünkü. Gıda boyası var içinde. Ama yemeye doyamazsınız. Yani bu çok güzel yapıyor. Direkt limonu da kırpmışlar içerisine böyle. Lezzetli bir dondurmadır limonlusu. Çikolatası da var ama limonlu yiyin. Musa ağacının hikayesi falan. Bunları yapıyorlar işte bu biberli ekmekleri saçlar üzerinde. Bu Pala abi vardı burada bir yerde. Onun fotoğrafını bulamadım ama bu Pala'nın hanımı galiba. O da çok meşhur oralarda. Ondan sonra bunları yapıp ben de dağıtıyorum bunları hemen böyle sıcak sıcak. Güzel oluyor. Son Ermeni köyü diyor Vakıflı. Artık Vakıflı'ya doğru gideceğiz. Türkiye'deki son Ermeni köyüler çok meşhurdur. Kilisesi falan çok yenidir yani. İşte bu yepyeni bir kilise. Çünkü seneler sonra Ermeniler artık buralarda toplanınca hani yan yana olalım, daha böyle kendi aramızda yoğun olalım diye o zaman bu yeni kiliseyi yapmışlar diyelim. Şimdi üzüm bayramı var Ağustos ayında galiba. Bu 15 Ağustos Meryem'in göğe yükselmesiyle de hani alakalı bir bayram. Onunla ilgili herhalde bu pekmezlerin yapılışı, onların okunuşu, her şey okunur, her şey kutsanır. Yani Ahmet Bey bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Bu bayramda 7 tane kazan aşure yapılır. 7 tane köyü temsil ediyor. O zaman hani bu şey değil, bu pekmez değil, aşure o zaman. Yok yok, aşure. Siz demin tamam. Anlattınız ya bir tamam. Sürü köy vardı, anladım. Onlar yok artık. Anladım. O 7 tamam. Köyü temsil ediyor. Harika, iyi oldu. Burada düzeltmiş olduk öyleyse. Devam edelim. Aşure olduğu. Aşure yapan bir kadın var daha sonra. O aşure de aslında biliyorsunuz içine her şey girer ya. O da Antakya'yı temsil ediyor. Onu da özellikle aşure yapan kadını koymuştum. İçerisi de yani yenidir böyle. Tipik Ermeni kiliselerinde böyle bir demir kapı oluyor. Burası biraz hani giriş bölümü Nartex gibi. Ondan sonra ibadet edilen yere geçilir. Böyle Hazreti İsa ile Meryem Ana'nın bir örtüsü var. O köşede durur bu. Her gittiğimde oradaydı. Hala duruyordur herhalde. Neyse iç tarafını da böyle gördükten sonra... Cevher Hanım. Cevher diyorum ama onun daha böyle Ermenice'de değişik bir söylenişi var. Kuhar. 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 Kuhar'dı ama mücevherle cevherle böyle öyle anlatıyordu ismini. Öyle, evet. O, öyle evet. Bir şey hatırlıyorum. Kuhar. Ondan çok sonra değerli Kuhar. Bir arkadaşımız o da. O şeyin de Kadınlar Derneği'nin de başkanı diyebiliyorum. Bütün o kooperatifteler. Kooperatifin başkanı. Kooperatifteler. Bütün evet. O işin organizasyonu ve kilisenin işte sorumluluğu falan onda. Çok tatlı bir insan kendisi. Hı. Burada işte kızlarımız bize bu meşhur şeyleri, likörleri yapmış oldukları, likörleri, zeytinyağları, artık aklınıza hayalinize gelecek şarapları, reçelleri onları satmaya çalışıyorlar. Oradan bir şeyler alıyoruz. Sonra kullanacağız onlardan bazılarını. Bu işte yine Zeynep herhalde senin bahsettiğin o aşureler mi yapılıyor acaba? Yoksa harisa mı? Yani hrisi. Hrisi diyorlar hrisi. Burada. Hrisi. Hani, aşure Türkçeleştirilmiş. Yani, ikisi de olabilir yani. İkisi de olabilir evet. Evet, bu da bir düğün fotoğrafıymış. Ermeni köy düğünü ama hani kötü ama olsun yine de koydum. Fazla tabii taşradan fotoğraf bulmak kolay değil. Manzara da bu. Aslında burada müthiş bir kooperatif var. Yani Ermeniler bir araya gelip bir kooperatifle ayakta durmaya çalışıyorlar. Ama yakın zamanda bir problem yaşadılar, bir iflas müflas. Şimdi yeniden canlandırıyorlar diye biliyorum. Yoksa hani bu ekolojik tarımla ilgili bayağı önemli işler yaptıklarını hatırlıyorum. Anlatmışlardı bana bayağı orada. Şimdi bir kere de dedim İlhan'a ya hep aynı yerlere gidiyoruz. Değişik yer var mı? Kuş alanı diye bir yere götüreyim seni dedi. Bir gittik abicim böyle bir şey. Türbemsi bir yer. Burası da Nusayrilerin gene gittiği. Efendim bahur yaktıkları, işte ortada bir şey var, onun etrafında döndükleri, tavaf ettikleri bir başka ziyaret noktası. Ve Daniel El Hekim diyor buraya.
Aslında Kızmadyon buranın ismi. Ne oldu? Kızmadyon. Bir gün de Nusayr'ı anlatsan ya. Onlar da çok enteresan. Onu anlatacağım da işte o şeyi de anlatacağım. Hani dinler tarihi yapacağım dedim ya. Dinler tarihi. Tabii orada şimdi çok bu bölgede orası. Çok şey var anlatılacak. Onu sonradan çok anlatacağım. Şimdi bu Kızmadyon. Ulan Kızmadyon ne diye sordum ben. Bulamadım. Sonra aklıma geldi ya. Madem bu Kızmadyon, Kozmidyon, Kozmas Damye. Bizim şey işte Eyüp Sultan var ya, Eyüp Sultan'da eskiden Kozmas Damye hastanesi ve manastırı var idi. Yani bunlar hekim azizler. Bunlar aslında Suriyeli azizlerdir. Doğal olarak o bölgenin o azizleri hani bir şekilde o bölgede kalıyor, isimler biraz değişiyor, telaffuzlar değişiyor. Mesela Daniel de iş içine girmiş, Daniel olarak farkındaysanız. Ama el hekim yakalattı bana. Yani hekim azizler üzerinden araştırınca Kızma Damyen adına bir ziyaret noktası. Aslında küçük bir şapel olarak düşünmek lazım. Bak Arap Aleviler ama yani Hristiyanlıkla ilgili azizlerin isimleri onların ziyaretlerinde gayet rahat var. Bana şey demişti Nusayriler. Hani bizim öyle çok bayramımız var ki 365 günü biz bayram yaparız demişlerdi. Hakikaten her dinden de bir şey aldıkları için o konuda çok zenginler ve her Allah'ın günü de hrise yapılıyor o yüzden yani onların evlerinde. Bu da işte klasik çaput bağlama olayı. Yanlış mı söylüyorum? Yani düzeltin ha. Ben sallıyorum buradan nasıl olsa mikrofon bende diye. Efendim? Bu bütün güney illerinde Nusayriler çok var. Ve çok farklı kültüre sahip insanlar. Çok da güzel yerlerdeler. Enteresanlar yani. Evet evet. Onlar yani her telden almışlar yani. Onları öyle düşünmek lazım. Evet. Tarsus, Mersin, evet. Çok Adana'yı bilmiyorum ama Hatay, İskenderun çok hakimler. Çok güzel kültürleri var. Aslında, ve çok değişik inançları da çok değişik. Yani. Evet. Aslında şöyle bir şey de söyleyelim yeri gelmişken. Yok. Aslında yakın zamana kadar Nusayriler biraz şeyler yani ezilen bir kesimler. Daha zengin olanlar bir saniye izin verin. Daha zengin olanlar şeyler, Müslümanlar. Bir de ses geliyor ya, kapatsanıza. Dışarıdan ses geliyor. Bakayım kimden geliyor, ben onu kapatmaya çalışayım. Neyse gitti galiba. Neyse şey bunlar maraba diye bir kelime vardır biliyorsunuz. Yani sen onun yanında çalışırsın sonunda. İşçisi gibisindir. Çok uzunca bir süre maraba şeklindeler Nusaydılar bu bölgelerde. Ya başlarından çok şey geçmiş. Şimdi artık yani her şey anlatırsa bitmeyecek bu şey. Daha sonra da sunum var. Ona da yetişmemiz lazım. Saat kaçmış? 19.15. Neyse iyi vaktimiz. İyi, o kadar da korkunç değilmiş. Fakat zamanla bu özellikle Hristiyanlar, Hristiyan ağalar buralardan yavaş yavaş göç etmeye başlayınca topraklarını peyderpey bunları satıyorlar Nusayrilere. Hani o şekilde Nusayriler de çalışkan olduğu için yavaş yavaş yükseliyorlar. Onlar da toprak sahibi olmaya başlıyorlar. Böyle yazıyor yani kaynaklarda ama 1940'lardan 50'lerden önce daha ziyade biraz alt sınıf olarak gözüküyor Nusayriler. Ha şeye geldik ya. Mihran abinin lokantasına. Bu da yok maalesef ya. Burada bir Mihran abi var Vakıflı köyünde. Kendisi bu ahçılıkla alakadar bir abimiz. Onu beni onunla tanıştırmışlardı. Bize ne yaparsın abi dedim. Şöyle bir Ermeni dolma falan yapar mısın? Yapmaz mıyım dedi. Evde hanımlara oturttu onları. Böyle bir tencere dolma yaptırdı. İşte bu gördüğünüz. Her gittiğimizde böyle bir tencere lahana dolmamız oluyor. Başka dedim şimdi biz pek her zaman her yerde yiyemeyebiliyoruz. Vaktimiz olmuyor. İskenderun'un şeyi meşhur. Jumboları meşhur. Bize buldurtur musunuz? Buldurtmaz mıyım dedi. Çevlik'ten getirtirim dedi. Ve bizim bu menümüz komik bir menü oldu. Lahana dolması ve jumbo. O jumbolar bir şekilde böyle soslanıyor abicim. Ondan sonra o mangalında pişiriyor. Önümüze böyle getiriyor onları. Şimdi görün yani hakikaten o bölgenin hani şeyi İskenderun civarının bu jumboları da meşhur olduğu için onlardan da tatma fırsatını buluyoruz. Arada böyle isteyenler için değişik barbunlar marbunlar. Hepsi bunların yakın çünkü yani. Musa Dağı'ndan aşağı indin mi Akdeniz. İşte Çevliğin ilerisinde şey var zaten. Balıkçı limanı var. Burada direkt böyle çiğ yiyenler de oldu herhalde. Bu da klasik işte o şeyler artık
turunç kabukları, şu ceviz olması lazım reçeli. Onlardan da tatlı niyetine yiyoruz en sonunda. İşte Mihran abimiz de burada, bilmiyorum tanıyanınız var mı? Yalnız onun restoranları hep kapanıp açılıyor yani. Adam bir tutturamadı. Son durumunu bilmiyorum artık. Göreceğiz gittiğinde. Şimdi artık çıktık Vakıflı'dan. Şeye doğru inmeye başladık. Titus Tüneli'ne gideceğiz birazdan. Bir düzlük var. O düzlükte de bir takım böyle şeyler var. Mermer, kaideler var. Burada bir tapınak varmış. Yani Roma'dan kalma bir tapınak. Ama onun sadece kaidesi duruyor. Orada küçük bir de işte taş dikmişler. Buradan fotoğraf çekiyorsunuz. Kel Dağı'na kadar. Bütün o Samandağ sahilini. Yani Çevrik, Samandağ, Yayla Dağı falan da var daha arka taraflarda tabii. Dor Mabedi diye geçiyor Ahmet. Efendim? Dor Mabedi. Dor Mabedi diye geçer. Yalnız oralardan öyle deniyordu. Hani şimdi Dor Mabedi çok yuvarlak da bir isim. Yani sanki bir şey bulamadılar. Hani üsluptan da Dor olduğuna karar verdiler gibi. Hani Dorlar buraya kadar hani ne şekilde geldi, nasıl oldu, gelenler Dorlar mıydı? Onların bence büyük şey araştırılması gerekiyor. Ama dediğiniz doğru, panoda Dor Mabedi yazıyor orada. Aynen dediğiniz gibi. İşte Kel Dağ'ın daha net ve çok eski bir fotoğrafı. Alt taraf Seralar. Oraya ineceğiz. Ve bu Seleukia Pieria isimli antik şehrin duvarlarından falan parçalar göreceğiz derken sahile indik. Biz burada tabii denize menize de girmiştik birkaç kere. Biraz dalgalı oluyor. Aslında Antakya'nın güzel denizi ya da Antakyalı'nın sevdiği deniz Arsus tarafında. Herhalde şey oluyor. Yani oranın rüzgarı daha uygun. O yüzden orayı tercih ediyorlar. Burada boğulmalar çok oluyor. Burada bizim deniz Şile'ye ya benziyor. İstanbul'un açık Şile'si. Deniz. Çok dalgalı, evet. Ya yani çeker evet, burada deniz adamı. Çekiyor. Ama o yüzden. Buraya da biliyorsunuz şey diyorlar. Hani Türkiye'nin en uzun sahili neresidir? Hep tartışılır ya. Patara tarafı mıdır yoksa burası mıdır? O bir tartışma konusu işte. Kaçtı? İkinci 20... diye geçiyor Ahmet Bey. Efendim? Dünyanın en uzun ikinci sahili diye geçiyor. İkinci deyince kurtarıyor zaten. Neyse devam edelim. 14 kilometre oluyor ama bilmiyorum. Efendim? 14 kilometre olduğu söyleniyor. Abi bazı kaynaklarda 21 kilometre, 21'e de rastladım ben. O yüzden yani artık o işlere girmiyorum. Ama uzun ve önemli bir sahil, plaj. Onu bilelim yani. Bu da biraz oynanmış da olsa güzel fotoğraf. Bu işte şeyin Antakya Müzesi'ni besleyecek olan mozaiklerden bazıları, siyah beyaz fotoğraf. Demek ki hani o müze kurulurken o dönemlerde yapılan araştırmalarda ortaya çıkan Seleukia Pieria mozaikleri, Samandağ mozaikleri olarak da geçer. Ama önemli bir bölüm aslında Harbiye'den, yani Defne dediğimiz yer var ya, oradan gitmiş. Fakat Antakya'nın her tarafından bu mozaikler çıkacak ve dünyanın, bakın yine ikinci önemli müzesi Antakya Mozaik Müzesi olarak. Galiba o otelin altındakilerle birleşince birinciliğe kadar çıktı diyorlar ama bilemiyoruz. Bu da işte bu Seleukoslardan bahsetmiştik ya. Çünkü Seleukia Pieria dedim şehrin adına. Yani o kralın ismini taşıyan İskender sonrası Helenistik İmparatorluk. Yani şu bütün renklerin olduğu yer İskender Devleti'dir. Onun en büyük bölümünü Seleukos almış. Burası Ptolemeler. Bunlar da diğer işte Anadolu ve Yunanistan bölgesi küçük krallıkları olmuş. Neyse devam edelim. Bu haritayı koymuşum buraya. Bu, onun nekropolünün yanından geçiyoruz. Yani yamaçlarda nekropol, ölüler şehri biliyorsunuz. Bir takım böyle lahitler, hala parçalar duruyor ve mağara mezarlar özellikle, hipojevari, onlar da duruyorlar yani yoldan inerken aşağıya doğru onları görmek mümkün. Yukarı mahallelerle aşağılar arasında bu tarz merdivenlerden bahsediliyor. Ben maalesef buradan hiç inmedim. Herhalde hala duruyordur ama inmeye kalksan yani vakit yetmeyeceği için. Ama bu fotoğrafı buldum. Daha çok vakti olanlar bunları deneyebilirler tabii. Bu işte şehir surları. Seleukia Pieria, şehir Roma dönemi. Bakar mısınız taşların hani iriliğine, intizamına? Bu eski fotoğraflarından bir tanesi. Balıkçı Özcan'ın yeri İskorpit Restoran. Şimdi biz Mihran abi devamlı yer değiştirince en sonunda da bir gün burada gördüm Mihran abiyi. Ben artık buraya geçtim dedi. Sonra buradan da kayboldu. Öyle olunca artık burada yemeye başladık. Haliyle burada da işte gene ıstakozlar falan yeniyor. İleride balıkçı limanı var. Yani Çevlik limanı. İskorpit balık ekmek acaba o restoranın şey mi? hareketli hali mi bilemiyorum ama. Bu bizim Hasan.
Hasan'ın şovunu seyredeceğiz şimdi. Artık şeye gidiyoruz çünkü Titus Tünel'e gidiyoruz. Orada kadıncağızlar burada şey yapıyorlar, çay yapıyorlar, meyve veriyorlar falan. Hasan da şova başladı abicim. Tıkı 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 tıkı. Yeter bu kadar. Ondan sonra Titus Tünel'in girişi böyle. Şimdi bu Titus Tünel'in nedir? Bir kere Vespasianus ve Titus. Yani milattan sonra 70'li yıllarda yaşamış ve imparatorluk yapmış baba oğul. Bunlar 3 kişi bunlar. İşte arda arda gelmişler. 2 tanesi Vespasianus ve Titus. Vespasianus başlatmış bu tüneli. Titus bitirmiş diye anlatılır. Şimdi bu dağlardan gelen sular ve de Asi Nehri'nden gelen sular herhalde bir şekilde sular ve yağmurlar arttığında şehri basıyormuş. Seller oluşuyormuş. Öyle olunca şimdi Romalı biliyorsunuz büyük mühendis. Yani devasa yapıları yapanlar. Diyorlar ki biz bu şeyin nehrin yatağını değiştirmek gibi şehrin arkasından bir kanal inşa edelim. Gerekirse bir de tünel yapalım dağın içerisinden ve şehri su basmasın. Titus tünelinin yapılma sebebi bu imiş. 1380 metre diye geçiyor kayıtlarda. Bunun 130 metresi bayağı dağın içi. Geri kalan tarafı da kanal şeklindedir. İnsan eliyle açılmış bir yerdir burası. Şimdi bu acayip yere bakalım hep beraber böyle yürüyoruz içeride. Burada herhalde film çekiyorlardı o gün. Böyle ray olduğuna göre böyle duvara kalp işaretleri yapmazlarsa olmaz. İşte fotoğraf. Efendim gene o demin Katolik rahibin rahatsız olduğu olay burada var işte gelmişler. Fotoğraf çektiriyorlar. Bizim Hasan gene orada yapıyor bir numara. Vespasianus Titus tüneli. Ve Beşikli Mağara'ya da uğrayacağız. Beşikli Mağara'da şeydir bir kapalı nekropoldür. Oraya da bakacağız. Etrafımız zeytinlikler, efendim katır tırnakları. Çok güzel yol. Ve geldiğimiz nokta. Şimdi bu Titus tüneline gelmeden önce burada herhalde bir köprü bir şey vardı, bir geçiş vardı. Çünkü bu bir kemer veyahut da ince bir tonoz da diyebiliriz buraya. Buradan sonra yani benim baktığım yönde Titus tüneli var. Oraya gideceğiz şimdi. Onun üzerinde geleneksel bir pozlar verilir. Hani buraya zarar verir mi bilmiyorum ama şu kilit taşı bunu tutuyor biliyorsunuz. O kilit taşı oranın çökmesine engel olur. İşte arkamızda bu kez Titus tüneli. Biz şuradan devam edeceğiz şimdi. Aynen devam. Bu Titus aynı zamanda yani Vespasianus'ta da birlikte bugünkü İsrail topraklarına kadar gitmiş ve şeyi de Kudüs'ü de yerle bir etmiş olan adamdır. Meşhur Süleyman Tapınağı vardır ya Yahudilerin. Onu yok etmiş adam da bu gene Titus ve Vespasianus onlar ikisi. İşte burada şöyle tepede ışık var daha tünele girmemişiz. Tünele doğru yaklaşıyoruz. Yanda da bir kanal var. Eskiden buradan daha çok su akarmış. Öyle diyorlar. İlerliyoruz böyle. Bir süre sonra bu ışık sona eriyor. Ve buranın buradan sular aktığını düşünün. Yani suyun en bol olduğu zaman kışın sona erdiği, ilkbaharın böyle kışın sonları diyelim. Buradan daha fazla su akıyor herhalde. Ben geçmedim hiç o dönemde. Ya da hani artık o kadar su yok burada. Herhalde o kadar su yok. Bakın bir merdiven de burada var. O yüzden de bu fotoğrafı koydum. O merdiven artık sona kadar inmiyor. Aşılmış gitmiş yani. Su seviyesi çok daha yukarıdaymış yalnız. Onun izlerini görüyoruz. Bir yerden sonra buralarda su olduğu için kenardaki oluğun üzerinden yürüyerek geçmek zorunda kalıyoruz. Yoksa burada şeye çukurlar var onlara bakmak zorundasınız. Bayağı da zor oluyor. Ha. Bakmayın siz ben artık flaşlı mılaşlı çekiyorum. Karanlık buralar yani. Neyse en sonunda tünelin ucu yavaş yavaş gözüküyor. İşte öbür uç da burası. Buradan dışarı çıkıyoruz. Burada da bir şeyler var. Yine içten bir fotoğraf. Bu eski bir fotoğraf. Bu eski fotoğrafın olduğu yerde bu yenisi. Ondan sonra bu küçükmüş boş verin. Böyle biraz renkleriyle oynanmış bir fotoğraf. Bu da değişik. Böyle bir kitabe var ve burada Divus Vespasianus et Divus Titus yazıyor burada. Yani Vespasianus ve Titus imparatorlar. Divus da tanrısal, ilahi. Divus, Dei, Teis, Teo aynı köktür yani Latince'de. Kitabesi de burada duruyor. Onların burayı yaptırdığını bize anlatıyor bu. Bir şey daha var. Uzaktan böyle resmi. O da şu. Burada kanalın nazar boncuğu diyorlar. Yani bilmiyorum ne kadar doğru ama bence cuk oturuyor. Ama bu daha ziyade şeyi gösteriyor. Yani Tanrı'nın gözü veya Tanrıların gözü bu kanalın üzerinde koruyuculuğu manasında. O yüzden bence bir nazar boncuğuyla eşleştirilmesi gayet mantıklı. Şimdi artık oradan çıktık. Titus tünelinde gördük bence yeterince. Ve Beşikli Mağara denilen yolun diğer tarafındaki bölüme geçtik. Burası bir mezarlık. Bunun içerisinde
lahit tipli mezarlar olduğu gibi bunlardan bir tanesi biraz beşiği andırıyor. Şimdi onu göreceğiz. Buradan aşağı ineceğiz. Bir merdivenle aşağı iniliyor. Şurada sütunların arkasında. Onu da göstereceğim size. Bakın. Çok eski bir fotoğrafı. Demek ki bu toprak kaldırılmış ve içeriye girilmesi mümkün olmuş. İşte bakın bu daha güzel bir fotoğrafı. Güzel, çok özel bir görüntüdür bu. Şimdi ben burayı genel bir mezarlık olarak düşünmüştüm. Bir zengin mezarlığıdır zaten büyük olasılıkla. Fakat daha sonra şu ortaya çıktı. Bir okuduğum kaynakta burada bir takım istiridye kabuklarının köşelerde olduğuna dikkat etmek gerektiğinden bahsediyordu. O da denizle alakası olduğunu, dolayısıyla bir donanma mezarlığı olduğuna dair bir tezden bahsediliyor. Girip bakalım neymiş bunlar. Bu işte beşiğe benzeyen mezar. Ama daha bakın o topraklar çıkmamış zaten. Fesli çocuk. Eski fotoğraf. Ulan bu ne rezalet. Çok kötü çıkmış ama şurada gözüküyor aslında. Biraz yaklaştırsak. Yok, boşver. Oluyor. İşte şu köşelerdeki istiridye kabukları kötü çıkmış burada ama oraya giderseniz yakından daha güzel görürsünüz. Millet işte böyle gidip içeride fotoğraf falan çektirebiliyor. Bu işte o beşik ismini veren bu. Üzeri böyle biraz kapalı. Yine arkosolyum. Görüyor musunuz şunlar falan böyle? Kemerli üstlü mezarlıklar. Halbuki şurada da normal yer mezarları da var. Heh, oradan da çıktık artık. Oradan çıkarsak bir sürü insan arasında bir adam var, abimiz var. Hanifi abi. Ben de onunla tanışmıştım ilk. Çünkü bu turu hem hafta sonu hem hafta içi yapıyordum ben. Hafta sonu gittiğimde hepsi oradaydı. Hafta sonu turist gelmez diye kimse gelmemiş. Bir tek Hanifi abi vardı. Oturduk onunla çay içtik. Onun meşhur defne sabunu. Gar diyorlar Arapçada galiba. O G'yi H diye okumak gerekiyor. Bu defne sabunu. Hani defnenin böyle zeytin gibi meyveleri var ya. Onlardan elde edilen işte artık yağla mı ne diyeceğiz. Ekstreyle onunla yapılan Antakya'nın meşhur defne sabunu. Artık Titus Tüneli'nden de çıkalım ve günümüzün öğleden sonrası zaten Samandağ'ına içine girmeden önce Samandağ'ın kıyısında bu şeyi görelim. Arap Aleviler için çok önemli bir nokta. Hani onların neredeyse özellikle bu bölgedeki hac merkezi gibi, Mekke'si gibi bir yer burası. İşte burası Hıdır'la Musa'nın buluştukları yer diye geçiyor. Bakın İlyas'ın mıydı yoksa karıştırıyorum bazen. Bu kitaplardan da hani bir sürü var ama bu iyilerinden bir taneydi galiba ama yanılıyor da olabilirim. Şimdi şöyle bir daha geri gideyim de tepeden de şöyle bir daha görün. Bu böyle Mescid-i Aksa'ya benzeyen ama çok moderni. Çünkü çok yakın zamanda yapılmış. Yani eski fotoğraflarda buranın çıplak olduğunu görüyorsunuz. Şurası Akdeniz. Hemen çok yakınlarda Asi Nehri'nin ağzı var. Sağ taraftan itibaren de Arap Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Samandağ, Sveidiye galiba eski ismiyle, oranın sahilindeyiz. Buraya gelip 3 tur atıyorlar etrafta. Bakın şu arabaları görüyor musunuz? Böyle enteresan bir tembellik de var. Mesela arabayla geliyor, inmiyor arabadan, 3 tur atıyor. Belki de 7 tur atıyor. 3 ya da 7 dediler bana. Ya da herhalde aslında amaç buraya uğramak değil, eve gitmeden önce... Hani tık tık turunu atıyor, devam ediyor. O da olabilir yani. İlginçti. Biz de özellikle geleneklere uyup minibüsümüzle bir tur atıyorduk. Bu Nusayri Aleviliği daha önce anlatmıştım. Dediğim gibi bir kere daha anlatacağım ben onu. Bakın Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamber'in buluşması. Aslında bu Hızır-Musa buluşması olsun. Hızır-İlyas buluşması olsun. Veya Hıdır da oluyor biliyorsunuz. Hızır'ın kökünde Arapça Kıdır'ı var. Kıdır yeşil demek. Yeşillenmek. Yani doğayla bunu biz bir araya getirirsek doğanın canlanmasıyla alakalı işte bahar bayramları falan derken Hıdır Ellez'e işi çat diye düşürebiliyoruz. Aslında Nevruz'dan başlayan bir dönem Hıdır Ellez yani Mart'ın sonundan Mayıs'ın başına kadar olan o dönemde dikkat edin hep diriliş ve doğanın canlanma bayramları olur ya. İşte bu olayda onunla alakalı olduğu için yani Hızır'la Musa birleşiyorlar, buluşuyorlar. Onların buluşmasından doğa canlanıyor. Biraz önce ne olmuştu? Musa yere vurmuştu o ölü asayı. Hem su fışkırmıştı hem de asa ağaç haline alıp canlanmıştı. Bu açıdan bunlar önemli. Ve kültürler ve dinler arasındaki ilişkiyi de bunlarla kurabiliyoruz. Şeyde de Kur'an'da da Kehf suresinin 60 ve 82. ayetlerinde bu olay
bir şekilde anlatılıyor. Hani tam böyle cuk şeklinde değil ama buraya işaret ettiği söylenir. Bunun içine bakalım. Ondan önce tabii Nusayrilerle ilgili birkaç bilgi yine de verelim. İşte Nusayriliğin aslında 9. yüzyılda ortaya çıktığı, 10. yüzyılda yayılmaya başladığı, bu yayılmanın özellikle Kuzey Suriye'den ta şeye kadar, eski Harran'a kadar ulaştığı, ama ve lakin Nusayrilerin hiç kimseye yaranamaz bir inanca sahip olmalarından dolayı sürekli surette katledildiklerini görüyoruz tarih boyunca. Yani bu her gelen bir tokat atıyor açıkçası. Yani Bizans döneminde de bu yaşanıyor. Hem Müslümanlardan hem Hristiyanlardan bu olayları yaşadıkları yetmiyormuş gibi efendim ne oluyor? Moğollar geliyor. Moğollar da katlediyorlar ve zamanla zaten Harran'da o Şam taraflarında falan yani günümüzde var ama belli bir zamana kadar hiç kalmıyor. Ve bu Nusayri Dağları dediğimiz o bölgeye işte Laskiye'nin de içerisinde olduğu o bölgeye biraz sıkışıyorlar. Şimdi Nusayrilik yani tanım olarak da şöyle yapalım. Yani Müslümanlık bir şekilde oluşunca Hazreti Muhammed sonrası 4 halife, ondan sonra ayrılık gayrılık başlıyor biliyorsunuz Ali ile birlikte. Bir Şiilik ve Sünnilik durumu söz konusu. Nusayriler hani Şiiler tarafına yakın, yani 12 imam tarafına yakın. O 12 imam olayı da biraz karışıktır. Yani önce bu Keysanilerin 4 imamıyla başlar. Sonra Fatimilerin 7 imamı derken de işte galiba Caferiler miydi? 12 imama kadar da gidiyor olay. 12 imamı kabul ederler. Dolayısıyla hani Şiiliğin içerisinde bir yerde duruyor gibi de aslında gözükürler. Nusayri Aleviler diyelim. Anadolu Alevileriyle aynı mıdır? Benzeştikleri yerler vardır ama birçok konuda da ayrışabiliyorlar. Yani bu özellikle incelenmesi gereken ve üzerinde bir sunum yapılması gereken bir konu olduğu için bunu bu şekilde geçeceğim. Nasıl Nusayri olunuyor? Şimdi bunlar da ilginç. Sır tarikatı veya sır dini diyeceğiz biz buna. Öyle herkes her bilgiye sahip değil. Yalnızca hak edenlerin sahip olduğu ezoterik kelimesini kullanırlar biliyorsunuz. Bir de zahiri ve batini kelimeleri vardır ya, zahiri görünendir, batini içtir. Batini ögelerin yoğun olduğu, adeta hani bir nevi değişik bir kabala, değişik bir tasavvufu içinde barındıran özel bir yoldur diyelim biz Nusayriliğe, Arap Aleviliğe. Şimdi onlarda şeyler var, böyle babalar var, şeyhler var. Tamam. Esas sır bilgilere onlar sahipler ve onların yönlendirmeleriyle toplum hareket eder. Hani günümüze ne kadar geldi bu? Bu modernleşme içerisinde tabii bunların birçoğu eridi, azaldı. Genç nesil yani artık bunlarla modern hayatın içerisinde fazla yaşayamıyor tabii. Biraz değişmiş yani olaylar. Bir kere hani bunlarda da şey var, nasıl Yahudilerde bar mitzvah töreni var ya, dine giriş. Veya Müslümanlıkta da vardır yani Hristiyanlıkta da falan bunlar vardır. Mesela dine girme ayinleri var. Mesela baba Nusayri olacak. Kurallar var. Veya erkek olacak. Çok ilginç. Aslında kadının yeri çok iyidir. Öyle gözükür. Ama Alevilikte de hani genelde öyleyken bu Nusayrilerde mesela erkekten bir ilerleme var. Bir erkek olacak bir kere. Hani kadınlarla ilgili bir soru işareti var. Sır tutamaz gibisinden böyle bir inanç ya da öyle bir şey yayılmış yani. Dolayısıyla bir ataerkil yönü var bu olayın. Erkek olacak, akıl sağlığı yerinde olacak ve sır saklayabilecek yaş ve olgunlukta olacak. Ne zaman oluyor bunlar? 12 ile 14 yaş arasında. Tıpkı bar mitzvah törenine benziyor yani o 13 yaşına. Dedim ya size, hem Hristiyanlıktan alınan özellikler var, hem Yahudilikten alınanlar var, hem Müslümanlıktan, hem de bu semavi dinlerden daha öncesinden kalma bir takım inanç ve gelenekler var. İşte onların meşhur kitap El Mecmua dedikleri kitapları. Bu da onların kendi özel kitapları. Bunun içerisinde de artık özel anlatmak lazım yani. Şimdi ben de çok fazla çalışmadım, tekrar da etmedim. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye devam ediyorum. Din amcaları var. Bu din amcaları hani dine girenlerin yanında yer alıp onlara o dini öğretip destek olup onları cemaate hazırlayan kişiler. Onlara emseid diyorlar. Emseid diye geçiyor.
ve bir tören var aslında. Bu tören de çok ilginç. Yani Nusayri, tam manasıyla Nusayri olması adeta yeniden doğuş gibi. Çok ilginç. Yani o yeniden doğuş teması Nusayrilerde yaşarken karşımıza çıkıyor. İşte o yaşlara geldiklerinde önce bir tanışma ayini düzenleniyor. Buna doğum deniyor. İşte aradan 40 günlüğüne geçiyordu. 40 gün sonrasında da işte artık ona sır söyleniyor. Bu ilk tanışma şeyinde, doğumda sırrı saklayacağına dair yemin ediyor. O ilk günler onunla geçiyor. Ondan sonra işte bu ikinci, yani hamileliğin kesinleştiği an diye geçiyor 40 gün sonrası. Orada ona neydi bakayım? Ayn Mimsin sırrı, o aktarılıyor. Şimdi bunlar üzerinde konuşulması lazım ama hani burada Ali, Muhammed, Salman Farizi miydi? Neyse. Selman diyeyim ben o kısaca. Yine de ayıp olmuş olabilir ama neyse. Bu üçlü çok önemli. Bakın ne ilginç ki burada da bir üçlü bir yapı var. Bir teslis yapısı gibi yani. Baba, oğul, kutsal ruh gibi. Ve şimdi Nusayriler her ne kadar hani İslam'ın içerisinde bir yerde gözükseler de Arap Alevileri olarak, mesela Ali'nin konumu çok farklı. Yani bu Şiilikten öte bir farklılık vardır. Ve hani günümüzde bu mesela belki bu kadar söylenir mi söylenmez mi bilmiyorum ama Ali ile Tanrı'nın aynı olmasına kadar varan bir durum söz konusudur. Yani bunu özellikle başından sonuna daha detaylı bir şekilde anlatmak lazım. Ama sır dini olduğu için de hani her şey çok ortada da değildir öte yandan. Biz tekrar şeyin içerisine döndük şimdi. Bu demin size gösterdiğim yerin. Bunun içerisinde böyle bir şey var. Lan bu ne diyorsunuz? Bunun yani bulamadım ben. Çok eski bir fotoğrafım ne bir şeyi vardı. Bu beyaz değil de daha siyah gibi bir şey galiba. Ve bir meteor olduğundan bahsediliyor aslında. Bu Kabe'deki taş gibi düşünün yani. Acemül Esved gibi. Ama üzerine de böyle bir şey, kalker gibi bir şey. Oradan çıkan suyla mı geliyor nedir? Kaplanıyor. Ve bunun etrafında yanlış bilmiyorsam 3 ile 7 tur atmak ve işte dualarını okumak gerekiyor. Yani Nusayriler buraya geliyorlar. Sadece bunu da yapmıyorlar. Bir de bahur olayı vardır. Etrafta da eski fotoğraflar var. Yani duvarlarda. Bu işte üstünün açık olduğu devirler. Yani 100 küsur sene önce bunun üstü açıkmış. Böyle etrafı çevirilmiş sadece. Bakar mısınız? Osmanlı dönemi fotoğrafları. Sonradan bu konuyor. Ondan sonra da tamamen kapanıyor. Yani dönemsel olarak. Evet, bu da işte şey, buhur yaktıkları şeyle. Yani taş diyesim geliyor ama küçük kömürcükler gibi bunlar yani. Tütsü açıkçası. Kurban olayı var, kesim yerleri var falan. Yani böyle garip garip panolar var orada ama artık. Samandağ Belediye Başkanı, yanlış hatırlamıyorsam. O gezi esnasında karşılaşmıştık sağ olsun. Geldi bize, iyi yolculuklar, güzel geziler diledi. Konuştuk biraz, muhabbet ettik. Ondan sonra buradan artık ayrıldık. İşte o din babaları da, şeyhler de böyle uzun uzun sakallı oluyor genelde. Yani hala vardır herhalde. Ben şahsen hiçbirini görmedim, biliyor musunuz? Böyle fotoğraflarda görebildim onları. Onların çok önemli bir bayramı Nusayrilerin. Gadir-i Hum. Gadir-i Hum diye böyle geçiyor. Bu işte Hazreti Muhammed'in son hacca gidişinden dönüşünde... Bu Gadir Hum denilen yer galiba. Bir vahav olsa gerek orası. Orada bir konuşması var. Ve orada diyor ki, kendi de öleceğini de bildiği için, hani benden sonra Ali yerime geçecek demiyor. Ama işaret ediyor. Bir şekilde işaret ediyor. Yani Ehl-i Beyt'i işaret ediyor sözleriyle. Ehl-i Beyt'i ve de Kur'an-ı Kerim'i. Benden sonra takip edeceğiniz bu olmalı diyor. Ehl-i Beyt'i koruyor, Kur'an-ı Kerim'i tarif. Ehl-i Beyt kim? Onlar tabii ki kızı Fatima, işte Ali ve iki tane de torunu olarak kabul etmemiz gereken Hasan Hüseyin'dir biliyorsunuz. Ama öyle olmuyor değil mi? Çok bambaşka şeyler olacak yani. Ve ondan sonra da büyük kopuşlar yaşanacak. O yüzdendir ki Arap Aleviler her ne kadar, yani tabii ki Ali'ye çok büyük bir değer verirler. Hazreti Muhammed'e de aynı şekilde. Ama ve lakin onlardan gayrı olana, yani dört halifenin diğer üçüne ve Sünnilere... Hani pek de şey yapmazlar, itibar etmezler. Onların aslı bozduğunu iddia eder. Aynı şekilde Sünniler de onlara karşı aynı duygu ve düşünce içerisindedir. Diyelim, bu dini açıdan böyle yani. Yoksa bir araya geldiklerinde, yani çok da bilmiyorum, kimse kimseye
fenalık yapmıyordur herhalde. Şimdi burada devam ediyor bizim aşureler. Ya bu hırisiydi galiba, pardon. Bu kez hırisi. Vakıflı köyünün hırisisi. Bazen harisa kelimesiyle de karışıyor. Bu Kuzey Afrika'daki acılı sos vardı ya, kırmızı. Bu hırisi, harisi. Dediğim gibi o keşkeğin çeşidi, Kadir Hun Bayramı. Ya çok ilginç, ben bu şeydeyken, Antakya'dayken Kadir Hun Bayramı'na denk düşmüştüm. Benim eve de ara sıra temizliğe gelen Sultan da Alevi'dir. Ondan sonra işte beni aramıştı, abi geleyim mi temizliğe diye. Ya dedim, her şeyden önce bir bayramını kutlayayım dedim. Ondan sonra ben de senin bayramını kutlayayım dedi. Sen hangi bayramımı kutluyorsun dedim. Kurban bayramını kutluyorum dedi. Bu Kadir Hun genelde kurban bayramına yakın oluyor. Ya yok dedim, sizin bayramınızı kutladım. Kadir Hun dedim. O ne dedi? Yani Anadolu'nun değişik yerlerinde başka başka Alevi gruplar var. Onlar aslında kendi coğrafyalarının ve kendi geçmişlerinin Alevileri. Yani isim olarak belki ortak bir isim altında birleşmiş olabilirler ama onların da ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor. Bunu da burada belirtelim ve bir soru işareti olarak bırakıp devam edelim. Bu şey var mesela, taktisler falan, hani Hristiyanlıkta olan bu İsa'nın vaftiz edilmesine denk düşen mesela günde Nusayrilerin bayramı var. Kıddes bayramı diyorlar. Kıddes bayramı. Veyahut da hani ayağın takılıp suya düşersen tukuddes falan diyorlarmış galiba. Hani vaftiz oldun falan manasına geliyor herhalde. Kutsandın manasına gelse gerek. Kötümüş fotoğraf. Bu da işte o Kuddes bayramında şeylerin, siz söyleyin, Arap Alevilerin nehre falan atlayışı herhalde. O bayramlarda, yeni yılda işte bir sürü yemekler, içli köfteler falan yapılıyor. Oruk diyorlar yassı olanına. Kibbe ya da kibeyeh mi ne diyorlar? Bunlar Arapça kelimeler olsa gerek böyle olanına. Yeni yıl başına da 14 Ocak civarında galiba kutluyorlar. Ras el Semi diyorlar galiba. Ahmet Bey, geçen haftaydı zaten bayram. Ha, değil mi? 14 Ocak değil mi? Evet evet. Doğru doğru. Ocak. İyi iyi. Evet. Neyse, kibeybet diyorlar. Vallahi kibeybet. Sağ ol. Ha, kibeybet, kibeybet. Evet, kibeybet. Evet. Şeyde de kibbe diyorlar ya, hani böyle Urfa tarafına falan gidince orada bir, aynı kelime biraz değişiyor. Kibbe hamuruna diyorlar. Ama yapıldığı zaman iki beybe. Tamam, sağ olasın. Çok teşekkürler. Şimdi bir de çok ilginç, gene Nusayrilerle ilgili, o bölgeyle de ilgili aslında biraz ama daha Nusayri kaynaklı, Alevi kaynaklı bu reenkarnasyon hikayesi var ki söylemeden de edemedim. Birçok yeniden hayata geliş hikayesi var o bölgede. Hatta araştırmacılar da çok ilgilenmişler. Böyle internete girseniz reenkarnasyonla ilgili bir sürü hikaye Hatay ve çevresinden ta böyle şeye kadar, Mersin'e kadar o bölgeden çıkıyor. Yani herkes, demeyeyim abartı olur ama işte bir işte dedesinin bilmem ne şeklinde tekrar canlandığına dair hikaye anlatıyor ve çok hikaye var yani bu konularda. Onunla ilgili programlar da yapılmış. Ölen insanların ruhları bebeklere mi geçiyor diye. İşte bu Ahmet, bir şey söyleyebilir miyim o konuda? Efendim? Bu orada kabul gören bir şey bu. Onu demek istiyorum. Yani aynen. Buralar, o civarda evet bayağı kabul edilen bir şey bu. Enteresan bir şey yani. Şimdi bize çok uzak geliyor ama şeyimize göre o civarda insanlar bunu, aileler falan kabul edebiliyorlar. Tabii. Şöyle bir şey de var zaten. Yani Aleviliği genel olarak incelediğimizde de bu dünyada yaptıklarına göre yeniden şekillenmen ve aldığın şekillerle kat kat ilerleyerek kamil olma durumu var ya. O yüzden hani kötü şeyler yaparsan efendim ne bileyim böcek oluyorsun, bilmem ne oluyorsun, geri gidebiliyorsun. Yani o tekrar hayata gelme, değişik canlı türleri olarak şeyde de var. Burada da karşımıza çıkıyor. Ama özellikle bu reenkarnasyon olayında, sen de biliyorsun herhalde, bu evet. Bölgede çok anlatı var yani. Çok ilginç. Evet, çok var, çok var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle istiyorsanız şeyler var, YouTube'da minik videolar var. Röportajlar yapıyorlar, hep anlatıyorlar. Yani ilk 5-6 tanesi tanıdığından bahsediyor. Ondan sonraki 2-3 tanesi de kendisinin daha önce başka bir şey olarak yaşadığını anlatıyor yani. 3-5 dakikalık bunlar şeyler, filmler. Hatay'la ilgili girin. Bu yine Nusayri'yle ilgili kötü bir fotoğrafmış, bir işe yaramadı. Nusayri deyince hani tanınmış dünya üzerinde, Türkiye'de değil ama işte geçin yan tarafa, Suriye'ye. Esad ailesi Nusayri zaten. Onlar da işte 1900
46 itibariyle Suriye'nin bağımsız olması, ondan sonra 50'li yıllarda işte bu Baas Partisi'nin ortaya çıkması ve ondan sonra böyle bir yumuşak bir darbe veya devrimle Esad ailesinin başa geçmesi ve Esad yönetimi şu anda hani Nusayrileri, en fazla Nusayrileri temsil eden kim diye sorsanız aslında Suriye'deki Esad yönetimi denilebilir. Şimdi o da uzun bir. Bir de Samandağ'ın festivali var. 14 Temmuz. Temmuz evvel festivali. Ben katılamadım ama yani güzel bir festival olsa gerek ki 4 gün sürüyor. Bir sürü işte şarkıcı geliyor. Şimdi burada mesela Yüksek Sadakatlı Manuş Baba'yı tanırsınız ama benim adını sanını bilmediğim herhalde o bölgenin sanatçıları, onlar o festivalde orada buluşuyorlar. Bunun için de internete girin. İşte böyle acayip yığınlar bir araya geliyor ve eğleniyorlar bu 4 gün boyunca. Neden Temmuz ayında? Temmuz hasat ayı çünkü. Hasadın güzel geçmesi için yapılan, geçmişten gelen, aslında kökü belki de 3-4 bin sene öncesine uzanan bir bayram ve festival olsa gerek bu diyelim ve devam edelim. İşte o meşhur Asi Nehri'nin denize kavuştuğu yer, bunu da görmüş olalım. Burada Antakya rehberlerinden Mehmet son anda bana bu fotoğrafı yolladı. Kendisi katılacaktı, girememiş. Ben de onun bir fotoğrafını koydum. Tam o ağızda böyle bir fotoğraf çektirmiş Mehmetciğim benim. Pardon, ben geldi mi? Mehmet burada mısın? Buradayım ben. Selam. İyi. Vallahi şöyle seni gösteremeyeceğim diye üzülüyordum sana. Ama sen kendini tanıyorsun zaten. Boş ver. eklemen gereken bir şey varsa sen de söyle arada. Ha. Yani sonuçta Antakya'da olan sizlersiniz. Evet. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hani ben bir Antakyalı bir rehber olarak ben sizden birçok şeyden faydalandım. Size çok çok teşekkür ediyorum. Abi yapma, sağ ol. Keşke katkımız biraz daha olabilseydi. Olur olur, konuşuruz seninle, daha çok bilgi paylaşırız. Seni çok öpüyorum, devam ediyorum ben. Evet. Bu köprüyü bilmiyordum mesela ben. Antakya üzerine biraz daha böyle araştırma yapınca böyle bir Kıvay Köprüsü gibi bir köprü böyle. Çok enteresan. Yeşil Yazı Köprüsü diyor. Bu da Asi Nehri üzerinde. Sevdim köprüyü, fotoğrafını koydum. Bir daha gidişimde eğer zaman yeterli olursa bu köprüye de götüreceğim insanları. Çok hoşuna gidiyor insanların bu tarz asma köprüler. Benim de gidiyor aslında. Buradan itibaren şöyle o şeyin, siz söyleyin, Keldağ demiştim ya, Keldağ'ın eteklerinden böyle kıyı boyu fotoğraflar buldum ve bir takım mağaralar var. Onları da görün istedim, turlarda gitmemize imkan yok. Şöyle bizim buradaki Kaşık Adası'na benzeyen bir adacık var, gördünüz mü? Daha ilerisi Suriye, yani Keldağ'ın öbür tarafı. İşte burası bir doğa harikası diyorlar. Ne mağarasıydı bu, Kara Mağara mı? Evet, Kara Mağara. Kara Mağara. Gittin mi sen buraya Zeynep? Ben tekneyle gidiliyor. Gitmedim oraya. Tekneyle gidiliyor. Geldiğim evet, zaman öyleymiş. Gideriz. Kara Mağara orası. Evet. Ben bu yazın gitmiştim. Yani daha 3-4 ay önce gittim. Evet. Tam Kara Mağara'ya tekneyle gidiliyor. Ama işte onun çok yakınına gidilebiliyor. Orada bir yol var. Ha, tepede bir yol da var galiba değil mi? Patikamsı bir şey. Var var, evet. Bir yol. Burada ben mağara görmedim yalnız. Sualtı mağarası varmış burada bir tane. Onu buldum. Bakın onunla ilgili de birkaç fotoğraf size koydum. Bu yeni keşfedilen bir şey yalnız. Yani 2017'de dalgıçlar böyle 20 metre dalıp dağın altından geçiyorlar bir yerden. Sonra su yüzeyine çıkıyorlar ve bayağı büyüyecek bu gördüğünüz Kel Dağı'nın altındaki mağarayı buluyorlar. Ve neler neler var yani, aslında oda odaymış burası böyle. Birkaç tane koydum fotoğraf. Böyle dalgıçlık yapan falan varsa ilgisini çeker. Tamam, yeter artık. Biz Samandağ sahillerinden tekrar Antakya'ya dönerken Antakya'nın yine, aslında İstanbul'da da var ama Antakya'da ayrı bir şey olmuş oluyor bu. Şimdi buna müşebbek halka ya da züngül tatlısı. Arapçası müşebbek herhalde. Değil mi? Klasik işte bizim o meşhur halka tatlısı. Müşebbek diyorlar. Ne? Müşebbek diyorlar. Evet. Müşebbek. Pardon. Müşebbek diyorlar. O züngül tatlısı dediğiniz içerisinde, hamuru içerisinde incir oluyor. Ha, daha değişik. Bak onu bilmiyordum. Yanlış. Yani hamurun içerisine incir mi katıyor, anlamadım. İncir, evet. İncir doğuruyorlar. Doğuruyor. Tamam. Bu şekilde. Tamam. Çok sağ olasın Mehmet'im. Bak görüyor musun? Bir sürü şey katıyorsun işte. Burada gördüğümüz kömbeler gene o bölgede, aslında Güneydoğu'da başka yerlerde de görebiliyoruz. İşte bu ziyaretlere hani bir sürü örnek var. Şimdi o Antakya'da o civarda dolaşırken dağlara bakacaksınız böyle. Dağlarda küçük beyaz noktalar var. Onlardan bir tanesini ben aldım, koydum buraya.
Böyle beyaz oluyor genellikle ama pencereler yeşil oluyor. Beyaz ve yeşil. Acaba diyor insan, hani yeşil Hıdır'ı veya Hızır'ı temsil ediyor da beyaz da Musa'yı mı temsil ediyor? Yani o ikisi birleşiyor ve doğa yine canlanıyor. Bunlar genellikle yatır, türbe ya da makam olarak düşünülebilir. Özellikle bayramlarda galiba hani ziyaret ediliyor ve kelime çok hoş. Benim bu Antakya'da çok sevdiğim ziyaret kelimesi. Yani makamı daha çok yerde duyuyoruz. Türbeyi zaten biliyoruz ama ziyaret o makam olayını da kaldırıyor. Makam deyince sanki böyle hani ezilmen gerekiyormuş gibi. Halbuki ziyaret hani daha böyle iç içe girdiğin, buluştuğun bir ortam yaratıyor sana diye. Ben bu Antakya'da yani ziyaret kelimesinin özellikle kullanılmasını çok çok seviyorum. Burada yatıyorlar, yemek yapıyorlar, yiyorlar. Mesela şimdi artık sizi şeye çıkardım. Çok hızlı davrandım ve Simeon Manastırı'na çıkardım. Buraya gelirken El Arabi'nin vardı galiba daha ileride bir tane daha böyle ziyareti. Bunu böyle önce bir tepeden belli ki ne deniyordu uçan şeylere? Ondan drone diyorum değil mi? Drone'la çekmişler böyle. Hani biraz böyle planını anlamaya çalışın göstereceğim ama etrafında da şeyler var, bu rüzgar gülleri var. Şimdi bazen bu rüzgar gülleri böylesine antik değeri olan bir yerde tuhaf kaçabiliyor. Ama aslında hani bundan da bir şey çıkarabiliriz. Yani sanki onlar bana şey duygusu veriyor. Bu bölgeyi koruyan böyle şövalyelermiş gibi. Biraz şey de aklıma geliyor. Don Quixote'un yel değirmenlerine saldırışı vardır ya. Yani öyle bir maceraya gidermişiz gibi. Bir de dağa tırmanıyorsun abi. Tırman. Ve tam böyle o tepelere geldiğinde burada acayip bir manastır. Manastırlar hani özellikle dağların tepesine falan yapılıyorlar. Yalnız bu dağın tepesinden olmaktan da öte bir manastır. Çünkü bunun bir de sütunu var. Burası herhalde bizim topraklarımız üzerindeki en meşhur Sütun Azizi adına yapılmış manastır. Üç kiliseden oluşuyor aslında. Tam şurası okunulduğu yer işte o 10-12 metre yüksekliğindeki sütun imiş ki yıkılmış yani sadece temeli var. Yalnız bu sütun tabii o Sütun Azizi yaşarken var mıymış onu bilemiyoruz. Çünkü o Sütun Azizi 6. yüzyılda yaşıyor. Justinianus zamanında yaşıyor. Ve İmparator Justinianus'un burayı işte inşa ettirdiğini biz kaynaklardan okuyoruz. Ama sonradan galiba bu değişik evreler geçirmiş bir manastır. Şimdi bakalım neler var fotoğraflarımızda. Şöyle bir değişik bir açıdan yine burada ortada şeyi görüyorsunuz. Siz söyleyin sütunu. Şurası vaftizhanesiydi galiba. Şurada üç tane kilise böyle yan yana yatıyor. Şu taraf batı olması gerekiyor. Özür dilerim doğu olması gerekiyor. Şurası da atrium yani aslında kilisenin, manastırın giriş yeri bu. Şurada da böyle yuvarlak bir alanın ortasında sütun var. Bu sütunun tepesinde 44 yıl, düşünebiliyor musunuz? 44 yıl boyunca yaşadığı söyleniyor bu alan. Ne kadar küçükmüş bu. Planı da bu işte yani. Sütun şurada falan. Yine de bir fikir veriyordur size. Baş verin böyle bir şey. Biz buraya gidiyoruz. Bu da size bahsettiğim bu Simeon'un ağababası. Yani aslında dünyada daha çok tanılan meşhur Sütun Azizi, yaşlı Simeon. O bugünkü Suriye sınırları içerisinde Halep yakınlarında. Onun adına da bir manastır yapılmış. O 5. yüzyılda yaşıyor. Bu ise genç Simeon. Bu da 6. yüzyılda yaşıyor. Bizdeki 6. yüzyılda. Oradaki daha iyi durumda. Haç şeklinde, haç planlı devasa bir mabet orası da. İlerleyelim. Bu bizimki yine. Tekrar bizimkine döndüm. Böyle bunun duvarlarının tepesine çıkıp böyle etrafı çekebiliyorsunuz. Gene bakın o rüzgar gülleri etrafta tuhaf bir görüntü. Görüyor musunuz o kökünü? Bu sütunun ondan sonra işte bir takım tasvirler var. Ne yapıyordu bu insanlar? Yani ne demek Sütun Azizi insan? Bunu da sorabilir tabii. Şimdi kendilerini dünya nimetlerinden tamamıyla koparıp yani biz bu dünyaya geldik, yollandık ama burası somut ya. Önemli olan, asıl olan soyut olandır, inançtır. Yani biz Allah'la, Tanrı'yla buluştuğumuzda asıl olana varmış olacağız diye düşünüp adeta bir terki dünya tarikatı kuruyorlar bunlar. Buna benzer mesela İstanbul'da da bir örnek vardır. Heybeliada'nın Marmara tarafına bakan ucunda terki dünya manastırı vardır. Bunlar dünya nimetlerinden, makamlardan falan uzaklaşıyorlar.
Bunlardan bazıları mağaralara girmişler. Bazıları ağaçlara tırmanmışlar. Bazıları çöllere atmışlar kendilerini. Ağaçlara tırmananlara dendritos denmiş. Sütunlara tırmananlara da stilitos denmiş. İşte bu meşhur sütun azizlerinden genç Simeon. İstanbul'da bile varmış bunlar. Yani İstanbul'da Konstantinopolis'in kuzeyinde bir yerde sütuna tırmanmıştı diye anlattıkları Daniel vardır. Meşhur Daniel. Ama o işte Beşiktaş'tan şeye kadar, siz söyleyin İstinye'ye kadar o hat üzerinde herhangi bir yerde olmalıydı. Kuru Çeşme diyenler var, İstinye diyenler var. Bu adam burada yani ne yapıyor? Yani bütün tuvaletin muhaletini orada yapar. Aslında normalde üzerlerinde bunların kıyafet falan da pek yoktur. Mesela Kapadokya'nın var bir tane tanımış. Onufrius, o çırılçıplak. Saçıyla sakalıyla örtmüş her tarafını. Yiyecek nereden geliyor? Şimdi bu kadar kendinden vazgeçen birisini diğer normal insanlar ulu bir insan olarak kabul ediyorlar. Yani bunda öyle bir güç var ki benim kendimi kaptırdığım tüm bu nimetlerden vazgeçebilmeyi başarıyor. Demek ki bu Tanrı'ya daha yakın. Bir de bırak Tanrı'ya bu konuda yakınlığını, bir de sütuna çıkmış. Yukarıda ya, Tanrı daha yukarıda değil mi? Sütuna çıkmanın aslında hani sebeplerinden biri de bu olsa gerek. O zaman diyor, onu benim beslemem, bu ulu insanı değil mi? Bu aziz insanı benim beslemem lazım. Ve bunların müritleri oluşuyor. İşte o müritler 44 sene, ne demek ya, hatta 48 yıl. Öbürü 33 yıl Halep'teki. Buradaki Daniel de şey 30-40 senedir yani. Evet, böyle fotoğraflar. Şimdi bu da yine bir başka bir tasvir. Devam edelim. Bu herhalde şey işte o vaftizhanesi diye söylenir. Haç şeklinde görüyor musunuz? Biliyorsunuz vaftiz tekneleri haç şeklinde olur. Binanın formundan dolayı buraya vaftizhane diyorlar. Ana katedrallerde olur bir de bu vaftizhane. Demek ki burası Antakya için önemli bir katedral. Evet, yeterli bence. İlerliyoruz. Bunlar değişik bölümleri. Bir de son dönemde galiba buranın mozaiklerini ortaya çıkarmaya başladılar. Şimdi ben birkaç senedir de gitmediğim için bunu görmedim daha. Bakın bir şeyler çıkmış yani. Bu kapattılar da galiba. Şu an restorasyonu yapılıyor Ahmet Bey. Tamam. Bu o zaman restorasyon yapılıyor. Restorasyonla ilgili bir fotoğraf olsa evet, 2020 evet. Fotoğrafı. Evet, geçen sene. Şu an çalışmalar var. Şimdi açıkçası bu üç kiliseden en küçüğünün içine giriyordum ben. Toprağı biraz süpürünce aşağıdan mozaiklere ulaşıyordum. Ve hemen de kapatıyordum ki sonradan gelenler onları görmesin diye. Ama diğer yer açılmış ve bir takım böyle mozaiklerin sağa doğru saçılmış olduğunu da görüyordum bazen. Şimdi herhalde daha iyi olacak bu mozaikler ortaya çıktığında. Evet, artık yavaş yavaş biz burayı terk edelim. Gün batıyor ama öyle hemen terk etmece yok. Şöyle bir veda işaretinden sonra buradan da Asi Nehri'ne bakıyoruz. Ya bunun arka tarafı da aşağıda görürsünüz. Asi Nehri akar. Antakya'dan Samandağ'a doğru. Annecik gene bize selam vermiş. Biz de öpücük yolluyoruz ona. Ondan sonra işte ne yapıyoruz? Burada akşamı bir sabahleyin Vakıflı Köyü'nden almış olduğumuz likörlerle biraz şey yapacağız değil mi? Kutsayacağız biz de. Dolayısıyla bunlar galiba biri vişnedir, öbürü bergamot falan olabilir. Yani narinciye ile ilgili olanları çok seviyorum ben. Onları böyle dolduruyoruz ve buradaki terastan, seyir terasından aşağı doğru Çevlik Plajı burası. Karşı taraf Musa Dağı, biz zaten Samandağ'ın üzerindeyiz şu anda. Orada ritüelimizi yerine getiriyoruz. Bak drone ile gelmiş, eliydi galiba o. Ondan sonra işte bazen güzel oluyor, bazen bulutlu oluyor. Bir keresinde gece gelmiştik. Geceliyim burada, bir şeytan ayeti gibi bir şey yapmıştık. Ondan sonra bu fotoğraflardan sonra bu galiba Harbiye'deki bir abimiz bu antik heykelciklerin taklitlerini yapıyor. Onu da koymuş. Abdullah Özal. Abdullah abi mi? O değil mi? Evet, Abdullah abi. Ya orada bir havuz gibi bir şey var. Onun adı neydi? Hidro. Hidro havuzu, evet. Hidro havuzu. Onun yakınında bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Evet, evet. Hemen ama karşısı arada. Bu işte zaten, değil mi hidro denilen? Evet, yani. Evet. Buna çünkü bir kere mi de gittim, aklımda kalmış. Fotoğrafı bulunca koyayım dedim bunu da. Evet. Harbiye'ye de bir uğrayalım. Ayıptır. Yani Harbiye eskiden daha acayip bir yermiş. Suları maalesef biraz azalmış. Yani bu suların böyle çok daha fazla olduğunu düşünün. Haliyle Romalı generaller, hayatları savaşta geçiyor bu adamların. Yani adam Roma'da oturmuyor. Ne yapıyor? Ordu hep böyle Mezopotamya'da savaşa gidip geliyor bilmem ne. O zaman kazandığı parayı nerede harcayacak bu adam? Yakında bir yerde harcaması lazım. İşte bu Harbiye, yani eski Defne ismi biliyorsunuz buranın. O şelalelerin olduğu yerde bir sürü şey yaptırmışlar bunlar. Siz söyleyin. Mozaiklerle dolu, ihtişamlı böyle villalar yaptırmışlar. O mozaiklerle bugün işte Antakya
müzesini zenginleştiriyor. Böyle restoranlar var suların içerisinde. Hatta ayaklarınızı suya sokup yemek yiyebildiğiniz yerler de var. Her taraftan bir şeyler akıyor. Biz bu Bedia teyzede yemiştik. Onların eskilerindendir Bedia teyze. Ondan sonra o en aşağıda böyle sulak yerdedir. Tatlı bir kadındı o da, sağ olsun. Böyle hemen tıkır tıkır bunları hazırlarlar. Ondan sonra biraz serin yalnız orası. Bu da şeydi, Harbiye'nin içerisinde bir yerde, bir adını unuttuğum bir restoranda, kapandı sonra orası. Yine en son böyle güzel bir şerbeti dökülüyor künefenin. Çok güzeldi o da künefede. Dabke. Bu dabke aslında böyle hani Lübnan'da daha bir revaçta gibi, ama aslında dedim ya, bu öyle bir hat ki, yani Antakya'dan başlayıp Lübnan üzerinden İsrail'e kadar giden bu dabke dansı da böyle ayakların yere vurulup ara sıra da zıplandığı, ara sıra böyle omuzların sıkıştığı ve insanların birbirlerine de yüklendiği çok ritimli, özel bir danstır ve düğünlerde özellikle oynanır bu dabke. Siz bakmayın Lübnan yazdığına, Antakya'da da düğünlerde oynanır bu. Bakın coşmuşlar, uçmuşlar artık dabkede, kuş gibi uçuyorlar. Bu da zannedersem şeyden, Lübnan'dan bir fotoğraf herhalde. Bakar mısınız? Bu galiba şey ya, Esat değil mi bu? Değil herhalde. Ama benzettim yani. Neyse, abarttım galiba. Neyse, burada bölgeyi vermiş işte. Görüyor. Kıbrıs'ta bile var. Görüyor musunuz? Normal. Suriye tarafları genellikle. Efendim tarz. Ne? Bu tarz halaylar genellikle Suriye tarafı. Reyhanlı tarafı. Tabii. Ama işte hani şeyde de var yani, sınırın bizim tarafında da dabke oynanıyor diye. Bunu özellikle koyduk. Evet evet. Buraya. Halay diyoruz burada. Dabke, halay diyoruz. Evet. Aynen. Evet. Arapçası dabke diyorlar. Aynen. Arapçası evet, artık müzeye geldik. Müze bize geldik. Ya bu müzeyi ben şey yapmak istedim. Size hani hızlıca da olsa canlı gezdirmek istedim. O yüzden bir izin verin bana. Şunu yapayım ben. Bunu yapamadım. Şunu yapayım. Bunu da yapamadım. Bir saniye becereceğim ama. Bir saniye beklerseniz ben bu işi yapacağım. Evet, şuna basacağım. Evet, şimdi olacak. Müzenin şeyi var, bir özelliği var. Yani online gezilebiliyor. Ben de dedim ki, bakın nasıl olacak, deneyelim sizlerle beraber. Bakın, çok güzel bir müze ama tabii hani çok vakit ayıramayız yani bu müzede. Otur bir iki saat dolaş yani. Şimdi buradan böyle sokacağım sizi. Önce tarih öncesi mağaralar falan var. Mesela üç ağızlı mağara var. Onu yapmışlar Antakya Müzesi'nin içerisinde. Görüyor musunuz? Böyle mağaranın içerisinde dolaşıyorsunuz hatta. Mağaranın kendisini yapmışlar. Şurada bakın şöyle. O üç ağızlardan bir tanesini denize doğru bu mağara. Muazzam bir şey yani. Şurada da o eski insanlardan biri şeyi öldürdüğü hayvanın işte eti kemikten ayırıyor falan, bir şeyler yapıyor. Neyse, bu taraflara girelim. Bakın müzenin içerisinde, tabii müzenin en güzel noktalarından biri şurasıdır ama oraya hemen gitmiyoruz. Burada özellikle çanak çömlekler karşımıza çıkıyor. Mühürler falan karşımıza çıkıyor. Şurada çok ilginç bir nokta vardır. Bakayım gösterecek. Evet, şu kafatası uzatma denilen bir şey var tarihi dönemlerde. Yani bunun dini sebepleri var. Hatta bazı Afrika kabilelerinde hala devam ediyor. Şurada uzatılmış kafataslarından bulmuşlar. Onları sergiliyorlar. Bazı ülkelerde boyun uzatılır. Mesela Tayland'a giderseniz şuraya halkalar takarlar. Kadınların böyle kafaları uzar. Yani bir sürü şey var bunun. Onun ilginç örneklerinden biri yazı öncesi devirlerden günümüze kadar ulaşmış. Biz şimdi Antakya civarında neler bulunmuş, ne gibi uygarlıklar var? Onlara bir göz atmak için şu bölümlere de bir bakalım. Burada meşhur işte Alalah uygarlığı. Ondan sonra böyle ilerleyelim. Bunlar hep şeydir. He, Antakya şehri daha kurulmamış. O devirlerde. Bakın şurada muazzam bir fil dişi vardır. Aynen duruyor müzede bu. Buralardan ilerleyelim. Şurada birazdan bir mezar göreceğiz. Hoker tipi gömü yaptıkları. Şurada. Bu da güzel müzenin içerisinde. Bu herhalde zengin bir ailenin toplu mezarı, mezar eviydi. En tepedeki herhalde, en üst seviyede o var çünkü. Dizler böyle göğse gelecek şekilde hoker pozisyonunda gömülmüş. Niçin hoker pozisyonu? Çünkü doğarken de biz aynı pozisyonda, bakın şurada gördüğümüz resimdeki gibi. Yani o fetüs dizler böyle yukarıdadır ya.
geri geldiğimizde yine reenkarnasyon olayı yani veya diriliş olayı o şekilde gömüyorlarmış. Nasıl geri gelecek? Bir enteresanlığı var Hoker pozisyonunun. Yüzler hep güney doğuya bakıyor. Suratlar. Bak bunu bilmiyordum. Nedenini biliyor musun? Hiçbir fikrim yok nedeni hakkında. Yalnız yukarı Nil'de de aynı şey var. Yukarı Nil'de de bulunan gömülerde aynı şeyi görüyorlar. Evet abi. Şimdi... Ahmet kim konuşuyor? Yakalayamıyorum onu. Burhan karışıyor arasına. Ben müzede biraz ilerletiyorum sizi. Çünkü şu mozaiklere gelelim istiyorum. Buralar böyle çok zevkli olmuyor maalesef. Ama mozaiklerden önce de tabii ne yapacağız? Bu dünyanın en sevimli heykellerinden biri olan bu şeyin Hititlerin bir kalıntısı herhalde yani milattan önce 9. yüzyıllarda falan. Artık Hitit İmparatorluğu sona ermiş. Şehir devletleri oluşmuş. Şubbililiyuma. Bunun böyle okunuşu da enteresandır. Bunu okuyan tarih dersinden de geçer biliyorsunuz. Sizler de kendi içinizde tekrar edin. Şubbililiyuma, asıl Şubbililiyuma değil ama bu. Esas bir şeyde yaşayan 15-14. Asırda milattan önce yaşamış olan var. O ta Mezopotamya'ya kadar inmiş, imparatorluğun sınırlarını geliştirmiş. Bunun bakın burada şöyle şey yapalım. Yani heykelin sadece üst bölümünün bulunduğunu, zaten yüzü yere dönüktü bunun. Gözleri farklı bir taştan. Böyle bir eser. Bu yakın zamanda bulundu yani son 20 sene içerisinde. Şuraya girmeyeceğim. Orada çünkü oradaki İngiltere'de oradaki heykel İdrisi heykeli. Ahmet bu, Bey. Efendim. Şubbililiyuma'nın bir elinde başak, bir elinde kılıcı var. Başakla evet. Halkını doyurduğunu, mızrakla halkını düşmanları... doyurduğunu anlatıyor. Evet. Aynen. Aslında şimdi birazdan bir de Tikesi'ni göstereceğiz biliyorsunuz Antakya'nın. Onun da bir elinde değil mi başak var. Ayağının altında da Orontes var. O Antakya'yı anlatıyor zaten. Tabii bunlar şeyin. Aslında tam Antakya'da değil yani. Hani bütün o şehirlerin değil mi? Hani bir beslenmesi gerekiyordu bir de korunması gerekiyordu. İşte baba olarak yiyeceğini ben veriyorum. İşte kılıcımla da seni koruyorum. Bunu kim yapar? Mafya yapar aslında. Neyse devam edelim. Bakın bu tablette ne diyor? Bu Assurbanipal ile ilgili bir tabletmiş bu. Ona düşen verasetle ilgili. Bu çok güzeldir de hani bunu yakından görmeniz lazım. Bilgisi olduğu için koydum. Luvilerle ilgili bir bölüm var şurası. Orayı da göstermek istedim size. Hemen şurası. Bu Luvilerle ilgili henüz çok fazla araştırma yapılamadı. Yani var da insanları böyle şüpheye düşürücü, kafa karıştırıcı araştırmalar var. Herhalde bunlarla ilgili daha çok çalışması yapılması gerekiyor. Bunlar da Anadolu'nun çok önemli bir halkı. Onların kendilerine özgü bir dili falan var. Ve bu müzede Luvilere dair işte şurada gördüğünüz onların alfabesi, buluntuları falan. Yani Hititlerle falan bunlar şeyler ama bunların kendilerine özgü bir uygarlıkları olduğu düşünülüyor. Belki de çok savaşçı mı değillerdi? Yani farklı bir toplum yapıları vardı belki. Anadolu'da tam bir Luvi egemenliğinden bahsedilemiyor. Arsus'ta bulunmuş dikili taşlar. Arsus'a da uğratacağım sizi. Şimdi şuradan şeylere doğru gidiyorum. Ya bu ne yaptım? Yanlış yere gittim. Şimdi zaten az vaktimiz var değil mi? Kaç saat? Olmadı. Bu işten vazgeçeceğim. Çünkü benden sonra Hüseyin abi şey yapacak. Kabadayıları anlatacak. Onun vaktinden çalamayız biliyorsunuz. Şimdi şuradan biz ilerleyelim. En azından hani müzenin yeni açılan yerine götüreyim sizi. Çünkü ben de daha görmedim. Bunu görünce baktım ki Kem Göz Mozaiği açılmış. Efendim o şey siz söyleyin. İyi Yaşa Mozaiği. Evet, evet. Neşeli mozaik, iskelet falan hepsi açılmış yani. Şurada mesela Büyük İskender'in hayatına dair çok güzel bir 5-10 dakikalık film gösterirler. Müzeye giderseniz ona uğramayı unutmayın. Artık Selefkoslar bölümü. Şu çalışmıyordu galiba bu mitoloji. Onun yerine şurada bir şeye basacağım. O bizi götürecek. Bir saniye çok özür diliyorum. Tamam. Bunu da gösterdik. Şöyle yaptık. Şuradan ilerletecek bizi. Bakın işte Antakya'nın meşhur Tikesi. Bunun
informatiği var mıydı? Yokmuş ya. Hadi bir bakalım şöyle yakından. Bu Antakya'nın bereket tanrıçası olarak kabul edilen ve aynı zamanda Yenişehir tarafında bir de heykeli olan Tike. Elinde bunun şey var, bakın şöyle görelim. Çok da iyi göstermiyor bu. Bir başak var burada aslında. Ayağı da gözükmüyor ama ayağının altında da bir çocuk var. Çocuk da Asi Nehri, yani Orontes. Aslında şu duvardaki daha iyi gösteriyor. Bak elinde şey var, gördünüz mü, başak. Aşağıda da Orontes, yaramaz çocuk, asi çocuk yani. İşte Antakya'nın deminki o kral gibi yani. O hem asayişi sağlıyor hem de besliyor Tike. Hem berekettir hem kader, şans falandır. Ulan ne yapalım, şuradan durun size. Hemen doğruca şeye götüreceğim. Seramikleri de geçiyoruz. Roma 1'e getiriyorum önce sizi. Bakın bu meşhur mozaikler bölümü. İlerliyoruz. İlerliyoruz. O son bölüme atacağım sizi. Ondan önce şurada yalnız şey var. Bu Afrodit'in doğumu sahnesi var. Bu da muazzamdır ama tabii yakından bakmanız lazım. O denizin içerisinde istiridyelerin falan arasından yunus balıkları falan, muazzam bir doğum sahnesi. Şu karşıda bir köle herhalde. Şu, görüyor musunuz? Bunu göstereyim ya. Bu komik çünkü. Bunun böyle. Şimdi alt tabakadan insanları genellikle sadece çıplak göstermekle kalmıyorlar çoğu zaman. Bir de onları cinsel uzuvlarıyla gösteriyorlar böyle. Yani bunlar ancak bunu yaparlar falan gibisinden. Bunu Erkan'dan öğrenmiştik. O bu konuları çalışmıştı. Entelektüel insanlarınsa işte cinsel uzuv küçük oluyor. Çünkü onlar daha ziyade vakitlerini kitaba, okumaya, entelektüel faaliyetlerine ayırmış oluyorlar. O yüzden hani kitap okurken bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi şöyle yapalım. Şurada tabii ki Okeanos var, meşhur Okeanos. Şurada dansözler, sarhoşlar vardı galiba, şunlar. Şimdi esas şuraya getireceğim sizi, bu yeni yere. Evet, Roma 2. Burayı ben de görmemiştim. Baktım açılmış yani çok güzel bir şekilde. Bu Psike ve Eros, onunla ilgili bir sahne konmuş buraya. Şimdi şurada bir şey yoktu, hatırlıyorum. Şuradan içeri girelim. Burası güzel çünkü. Hemen karşımıza bakın ne çıkıyor. Bu bayağı olay olmuştu, hatırlıyor musunuz? Gazetelerde falan yeni bir şey bulundu, evet, diye. Artık onu sergilemeye başlamışlar. İskelet mozaiği. Şurada Öfrosinos yazıyor. Öfrosinos neşeyle. Yani aslında burada söylediği kısaca şu. Ya eğlenmene, yaşamana bak. Çünkü hayat ölümlü. İşte bir süre sonra sen de iskelet olacaksın. Bunu aslında hani Roma'da birçok yerde değişik formlarda yapmışlar. Ve onlardan bir tanesi de işte Antakya civarında bulundu. Ve müzemize de bu şekilde konmuş oldu. O kem göz neredeydi, bir de onu göstereyim. Ondan sonra buradan çıkartacağım sizi. Gerçi daha bir tane daha yer var, onu da göstereyim. Ondan sonra çıkartayım. Hadi ilerle yavrum. Gel bakayım şöyle. Böyle tabii şey olmuyor. Yani hani müzenin içerisinde biraz böyle gezme ruhunu da size hissettireyim istedim. Bakayım burada mıydı? Şöyle bakalım. Burada değil. Şuraya kadar gidelim. Ve şu tarafa. Ah, burada işte. Kem göz de burada. Şöyle yapalım. Şurada da kem göz mozaiği var. Bunların resimlerini de koydum aslında. Hızla geçelim birazdan. Oradaki kem gözde de Kayyas mı? Öyle bir şey yazıyor. O da şey, şuradan görülebilirmiş ama boş verin, gitmeyelim artık oralara. Şimdi ben şurada çıkartacağım sizi, bir anda ana salona geçireceğim. Krallar bölümü var falan, onlara uğramayacağız. Daphne evleri bölümüne gidelim. Bunlar, bunların bir kısmı da yeni açıldı galiba. Bunların hepsini gördüğümü hatırlamıyorum ben çünkü. Kemgöz nazar boncuğu gibi aslında. Hani biraz da şunu söylüyor. Hani benim hakkımda ne düşünüyorsan aynısı sana da diyor. Sana da manasına geliyormuş o Kayyos. Nazar boncuğu korur ama o hani senin kötülüklerin varsa ondan koruyorum kendimi bil şeklinde bir şey olsa da. Evet, lahitleri de geçelim. Güzel bir lahit var aslında ama hadi bir de ona da bakalım. Lahitler salonunda böyle bir şey. Bundan içine girdiğinizde çok güzel bir Antakya kabartmalı lahit var arka tarafta. Şu odanın içerisinde. Hadi ona da yaklaşalım. Son bir. Burası bütün o nekropollerde buldukları eserler. Hop,
Antakya'daydı bu işte. Muazzam bir şey böyle. Biz Sidamara lahiti herhalde. Şey böyle su sütunlardan anlıyoruz öyle olduğunu. Çok zengin birine ait olsa gerek ama kim olduğu da yazmıyor, bilinmiyor herhalde. Fakat oldukça zengin biri olsa gerek. Şimdi mozaik yolu demiş. Bu mozaik yolu da artık şeyin son bölümü olsa gerek. Buradan da çıkacağız şimdi. Yani burası hakikaten uzun süredir açık olan bir sürü mozaik sahnenin içinde olduğu, içerisinde hamamın falan olduğu, efendim sütunlu bölümlerin olduğu bölüm. Onu ben şey de yapayım, şu Martirion'a kadar getireyim en iyisi. Şu Yakto mozaiğini de gösterelim. Ondan sonra şey yapalım. Şu Yakto'ya da bakalım, çıkalım artık. Çünkü çok verimli olmuyormuş, onu da gördüm. Yakto mozaiğine şu önden bir bakmayı deneyelim. Bu da harika bir şey çünkü. Bakın bu şöyle kocaman bir halı gibi. Şurada büyük ruh, adeta ulu manitu vardır ya Kızılderililerde. Megalopsike. Yani büyük ruh, aslında Hristiyanlıktaki kutsal ruh. Yani bunlar bir şekilde hep karşımıza çıkan olgular veya yani varlıklar, inançsal varlıklar diyelim. Şu yan tarafta da bir hamam var. Orada da Artemis ve av hayvanları sahneleri vardı. Ama ben artık buradan çıkalım diyorum. Yoksa vaktimizi burada tüketmiş olacağız. Nasıl çıkıyorduk buradan? Öyle yapıyor. Ya da bir dakika, ne demek nasıl çıkıyordu? Normal çıkacağım işte. Pardon, kusura bakmayın. Şöyle yaptım ve şehirden de tekrar kaldığımız yere geri döndüm. Biz bu müzedeydik. Görüyoruz değil mi, tekrar müzenin kapısındayız. Şimdi hızla o müzenin işte ilk mozaikler nasıl oraya kondu. Fransızlar döneminden bu fotoğraf. Müzenin girişindeki müthiş bir makettir bu. Yani uğramadan çıkmayın. Buna da bakın, bütün Antakya'yı tepeden böyle bütün size gezdirdiğim yerleri görürsünüz. Bu işte, bunları hızlı geçiyorum müzenin içerisindeki size gösterdiğim yerlerle ilgili. Şu fotoğraf çok güzelmiş, ona bir daha bakın. Gördünüz mü, bulunduğu yerde ağacın dibinde adam. Aşağıda bu aslanlı, bu duvarda. Müzede duvarda şu anda. Evet, bu gene bizim şeyli adam. Bunu da böyle illa birkaç kere koymuşum. Bu işte o Artemis'le olan, bütün o hayvanlarla birlikte biliyorsunuz onun av hayvanlarının da şeyidir Artemis. Doğanın merkezindedir. Bir nevi kibeledir aslında. O yüzden kibele Artemisleşir Anadolu'da. İşte bu meşhur heykelimiz Subbililiuma demiştik, bir aslan. Devam. İşte bu eski medeniyetlerden Yamadlar çok meşhur. Özellikle Antakya şehrinin etrafında. Diğerlerini söylemeyeceğim artık. Huriler, Gutiler. Ondan sonra bunları hızla geçelim. Evet, ve artık müzeden çıkalım, ama çıkmadan önce şunu da görelim. Bu önemli. Bu da Harbiye'ye. Harbiye diyoruz ama aslında oranın ismi Daphne. Apollon ve Daphne hikayesinin mozaiği. Apollon'a şey atar, Eros bir ok atar ve ona aşık eder. Fakat Apollon'a kızmıştır bir sebeple Eros. O yüzden aşık olacağı Defne'ye de negatif oku atar. Onun da kimseye aşık olmamasını sağlar. Apollon bunu görür görmez aşık olur. Kız kaçmaya başlar. Apollon peşinde, bu önde gidiyorlar. Kız artık bakıyor ki, yahu diyor, bundan kurtulamayacağım herhalde ama istemiyorum diyor, hiç içimden gelmiyor. Dua eder ve işte o anda bir bakar, böyle ayaklarından itibaren ağaçlaşmaya başlar. Bizim o meşhur Defne ağacı ortaya çıkmıştır. Bu da Daphne'nin hikayesi olarak. Onun dışında Narsis'in şunun, bu işte meşhur o Megalopsike, görüyor musunuz şunun içerisinde? Bu da böyle çeşitli hayvanlarla birlikte. Bunu yakından okuyabilirsiniz de burada Psike'yi. Bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Efendim, hemen. Defne'nin babası ırmak tanrıçası, babasına yakarıyor. Ve babası da tam Apollon sarılacakken ona kökler veriyor ve Defne ağacı oluyor. Tamam. Ve ondan sonra da Apollon sevdiğine kavuşamadığı için her başına da Defne ağacından bir taç takıyor. O taçtaki Defne yapraklarının orada olmasının sebebi Apollon'un büyük aşkı. Evet, ondan sonra tabii o taç hep Sezar'ın da başında, o devam eden bir taç. Ya çok önemli bilgiler. Ben milletten kaçırıp da vakit kazanmaya çalışıyordum ama kurtulamadım. Teşekkür ediyorum yine de. Çünkü çok güzel bilgiler. İyi ki söyledin hepsini. Bunlar işte zaten size demin gösterdiğim şeyler.
Okeanos ve Tetis. Okeanos'la Tetis evlenirler. Bundan bir sürü ırmaklar ve deniz kızları doğar. Evet. Tetis'in başka bir görüntüsü. Annemizle halamız. Bu da otel galiba. O işte hani üzerine otel inşa edilen yerdi galiba. Yanlış bilmiyorsam. Neyse belki de yanılıyorum. Boş verin. Bu da buraya sıkışmış. Yok, bunlar... Mozaik otel. Mozaik otel. İçiydi değil mi? Doğru muydu? Mozaik otel. Tamam. Okey. Evet. Yani bir ara Hilton'du galiba önce. Sonra Hilton vazgeçti. Evet. 820 evet. Metrekare. Hatta onunla dünyanın birinci mozaik müzesi olduğumuz metrekare olarak iddia ediliyor ama neyse. Şimdi bu işte Port Said'e onları götüren gemi olsa gerek. Musa Dağı'ndakileri. Pierre Kilisesi ya da Mağara Kilise. Onunla ilgili koyduğum fotoğraflar. Hani bunları özellikle böyle artık hızlıca geçiyorum biraz görün diye. Bu eski hali Saint-Pierre Kilisesi'nin. Hani bu kiliseden ziyade burada ilk Hristiyanlar herhalde toplandılar. Ondan dolayı bir gelenek oluştu ve bu gördüğümüz aslında Haçlılardan kalma. Zaten gül haç pencereleri gördüğümüz için Haçlılar Antakya'yı aldıklarında hani burayı öyle kabul edip kilise yapmışlar. O yüzden bu hem Ortodoks hem Katolik kilisedir. 29 Haziran'da burada işte dediğim gibi o Pavlus'la ilgili tören yapılır, barış töreni. İşte o meşhur, bakın bu şeydir hani batılı tarzda sen Petrus heykelidir, orada durur. Hemen tepede de bir Charon kabartması vardır veya Charon da denilebilir. Bu cehennem kayıkçısıdır. Yani kiliseden çıkınca ilerlersiniz daha doğru. Daha yukarılarda bir yerde böyle bir kabartma var. İşte milattan önce 4. Antiyokos 4. Epifanes zamanında herhalde 3. ya da 2. yüzyılda bir veba salgını. O salgına karşı biz bu cehennemin kapılarını tutan Charon için bir şey yapalım da hani bu veba bitsin diyorlar. Yapmaya başlıyorlar. Hakikaten de veba bittiği için tamamlamamışlar bunu diye anlatılır. Antakya'nın Charon'u. Ondan sonra bu kadın niye burada acaba? Bir Özbek köyü. Ha, Antakya'nın Özbek köyü var. Ovacık Özbek köyü. Artık şeye geçtik biz. Müzeden çıktık. Şeye doğru gidiyoruz. Belen geçidine doğru gidiyoruz. Oradan İskenderun'a falan uğrayacağız. İşte bu Amik odası. Odası dedim. Ovası. Meşhur eskiden gölü de olan fakat kurutuyorlar. Oraları tarım arazisine çevirmek için. Şimdi acayip de tabii bir verimli de bir ovadır burası. Yani bu İşte değişik renkler, bir kısmı onların meyve ağaçları. Fakat bazen de işte bir su basıyor, seller meller. 2019 senesinde Amik Ovası sular altında. Amik Ovası yani köyleriyle birlikte sular altında, felaket. Sular çekiliyor, ondan sonra da böyle bir Mars yüzeyi gibi bir şey ortaya çıkmış, bakar mısınız? Bunun başkaları da vardı ama almadım. O sular ne hale getirmiş o toprağı. Havaalanının durumu. Bu havaalanının buraya yapılması çok eleştiri almıştı. Tabi doğa şey yapıyor, cevabını veriyor. Sular içerisinde bu olmamış. Eski bir fotoğrafı göllü. Bu işte Amik Gölü'nün olduğu dönem 1960'lar öncesi. Bir ara Ruslar kiralamışlar bu gölü balıklarıyla birlikte. Çok ilginç. Bu uğramadığımız Bakraş Kalesi Kırıkhan tarafında diyebiliyorum ama ben gitmedim buraya. Yani çok eski devirlerden kalma bir kale. Ama üzerine tabii Roma'dır, Bizans'tır, Arap'tır inşaatlar olmuş. Bu yine bir kale diyor ama daha ziyade bir su yolu veyahut da hani bizdeki bu Bozdoğan kemerini sanki gösteren Kırıkhan tarafındaki Darbısak Kalesi diye geçiyor. Veya ona giden su yolu olabilir. Beyazıt-ı Bestami Türbesi bu kalenin içerisinde diye geçiyor. Dağlardaki işte bu enteresan dağ kedileri, vahşi kediler, efendim vaşak falan varmış galiba. Yani aslında dedim yani bitkiler açısından, endemik bitkiler açısından çok zengin, hayvan zoolojik açıdan da çok ilginç bir yer bu. Amanos Dağları özellikle. Fakat buna çok yani çok bilgi sahibi değilim, sadece bilginiz olsun diye. Şimdi biz ne yaptık? Antakya tarafını bitirdik, Amik Ovası'nı geçtik ve Amanos Dağları'nın tepesine çıktık. Orada bir geçit var, Belen Geçidi. Belen Geçidi'nde duracağız ama oraya gelmeden önce bunu da görünce ilginç geldi, koydum. Bu da Amik Ovası'nın nazar boncuğu diye geçiyor. Bu aslında bir şey, su göleti. Yani 20-25 metremine çapı olan bir şey. Fakat hava fotoğrafı alındığında böyle bir göz gibi duruyor. Çok hoş bir şey. Nazar boncuğu.
Amanos Dağları'nın nazar boncuğu. Maalesef son zamanlarda yangınlar oldu. Onlarla ilgili bir fotoğraf koydum. Bunlarla ilgili değişik şeyler var ama kimisi şey diyor, PKK'lılar yaktı diyor. Kimisi buralarda da altın arayacak olanlar var. Efendim PKK'lıların üzerine atılmak suretiyle onlar tarafından yapıldı. Veyahut da işbirliği içerisinde yapıldı. Söylenti söylenti üzerine ama olan ormanlara oluyor. Bir de o ormanlar yakınında yaşayanlara oluyor. Burası daha çıkmışken Belen geçidinde onun meşhur bir Belen tavası var. Belen tavası yediğimiz iki yerden biri. Bir tanesi pehlivandı galiba, Yusuf'tu. Öbürü de Kurdoğlu'ydu. Bu böyle bir şey. Yani fotoğrafı çok iyi değil ama lezzeti mükemmel bir şey. Önceden sipariş ediyorsunuz. Bu böyle fırına veriliyor. Bu kiloyla söyleniyor ya. Yani bana işte bir kilo yap diyorsun. 1,5 kilo yap diyorsun. Böyle geliyor ortaya. Bana elinle yiyeceksin bunu. Öyle bir özelliği var. Aslında Antakya'nın kağıt kebabı olsun, sahan kebabı, tepsi kebabı olsun, onları da elle yemek durumundasınız. Yani çatal yok, pideyi alıyorsun, pideyle böyle kopara kopara öyle yiyorsun. Karnım acıktı ya. Evet, Kurtoğlu'ymuş bir tanesi. Bu şeydeki, Belen'deki kilisenin çan kulesi. Orada da var bir tane ufak kilise. Uğur Dündar'ı niye koydum? Çünkü Belen'den İskenderun'a inerken sol tarafta dağların üzerinde soğuk oluk var. Bir dönem benim çocukluğumda Uğur Dündar buralara baskınlar falan düzenlemişti. Burada bir takım fuhuş operasyonları olmuştu. Ama günümüzün o şey, tatil beldesi. Yani yayla deyince İskenderunlular ve Antakyalılar için bu soğuk oluk, oradaki villalar, bahçeler falan. Bu da görüntüsü işte, gayet güzel bir yer aslında. Neyse. Artık İskenderun'a geldik galiba. Eski bir fotoğraf. İskenderun'la ilgili bir abimiz var. Bir sürü fotoğraf koymuş. Ben bir kısmını böyle, ama onlar da maalesef çok iyi çıkmamış. Küçük kalmışlar. İskenderun askerlerin girmesi. İskenderun meydanı tabii. Orada Atatürk, arkasında gençlik. Biliyorsunuz Atatürk sayesinde Antakya şeye katıldı. Türkiye'ye katıldı. Burada Tayfur Sökmen'den de biraz bahsetmek gerekiyor. O cumhurbaşkanıdır biliyorsunuz. Bir senelik Antakya Cumhuriyeti'nin, devletinin cumhurbaşkanıdır. 7 Eylül 1938'de o kurulur. Bir yıl sonra 29 Haziran'da da, tam bir yıl bile değil aslında, Türkiye'ye katılma kararını parlamentoda alırlar. Sökmenoğlu diye devam etmiş onun soyadı. Parlamentoda vardı biliyorsunuz Sökmenoğlu. İşte burada verdiğimiz pozlar, genel bir İskenderun şeyi, Hatay Bayramı diye 7 gün dergisinde çıkmış. Bu da Atatürk'ün söylediği, 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Fakat şey çok ilginçtir biliyorsunuz. Yani Cumhuriyet öncesi Hatay diye bir isim yoktur aslında. Yani Hatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin o bölgeye verdiği bir isim. Aslında Antakya, Antiokeya. Yani ama Antiokeya ismi hep Suriye'yi çağrıştırır. Selefkosları, Sölösitleri, onları çağrıştırır. Dolayısıyla böyle bir formül buluyorlar benim anladığım. Denizcilik ve donanmayla ilgili birçok şey vardır. Bir de müze vardır burada. Bununla şey yaparsınız, İskenderun'dan böyle yarım saatlik gezler yaparsınız teknelerle. Sahil boyu yürürsünüz, palmiyeler var. Petek, künefe, künefe olmazsa olmazdı biliyorsunuz. İşte gene denizciler oradaki şeylerine doğru, yuvalarına doğru koşturuyorlar. Böyle gözüküyor İskenderun tepeden. Çok hoş bir Miami görüntüsü vardır. Ondan sonra tabii İskenderun demir çelik, onu da gösterelim. Rusların özellikle desteklediği ve kurduğu işte o rafineriler falan derken, burası o eski kayıklar, güneşi batırıyoruz İskenderun'da. İskenderun'da da bir takım, şimdi camilerden çok bahsetmiyorum, her yerde görüyorsunuz ya. Fakat kıyılarda, köşelerde ne çok kilise var aslında bu ülkede. Yani farklı kültürlere dair olan ibadethaneleri daha ziyade gösteriyor. Bu Katoliklerin de galiba işte bir ayin bayram esnasında. Laos Grida, evet abicim, o bölgenin. Özellikle Arsus tarafında bu gridalar çok meşhur. İskenderun demir çelik spor değil de Hatay spor birinci lige çıktı biliyorsunuz. Payas'a gittik. Payas'ta İskenderun'dan kuzeye doğru gidin Adana yönünde. Dört yola gelmeden önce Payas'ta hem Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi vardır sağ tarafta, hem de bir Ceneviz Kalesi vardır. Son tarafta etrafı hendekle çevrili. Bu Payas aslında İskenderun Antakya bölgesinin o kesişme noktası olduğunu bize en güzel gösteren noktalardan biridir. Yani bu denize kıyısı var, kervansaray var, kale var. Yani ticaretle ilgili çok önemli.
denizden gelenler, Anadolu'dan gelenler, bir de Amanosların ötesinden Mezopotamya'dan gelenler. Hep bu bölgede buluşurlar. Ticari açısından çok önemli bir nokta. Tabii ki Sokollu Mehmet Paşa'nın bir resmini koymak durumundaydık. Böyle bir kervansaray yaptırmış. O da bunun farkında ve buradan biraz para kazanmak istemiş yani Sokollu Mehmet Paşa. Herhalde zenginliğinin bir kısmı bu kervansaraydan geliyordu. Her ne kadar o kervansarayın hac yolu üzerine yapıldığı söylense de aslında orada çok önemli bir ticaret vardı. Sokollu Mehmet Paşa da o ticaretten biraz faydalanıyordu herhalde. Sokollu Mehmet Paşa'nın camii, imam anlatıyor. Bu muazzam zeytin ağacı, yani 1250 senelik mi ne? Acayip bir şey bu yani. Şu çocukla birlikte, bu mahzun, yani bu böyle yaşın alabileceği şekli, vücudu göstermiş. Orada da böyle hayatına yeni yeni başlayan, mahzun mahzun bakan küçücük bir çocucuk. Burası da işte herhalde bundan 400-500 sene önceki hali, o caminin ve avlusunun ve zeytin ağacının herhalde o ilk halleri olabilir mi? Belki de 500 senelik yani, bilmiyoruz. Ceneviz Kalesi'ne bir göz atmak gerekiyor. Dıştan fotoğrafı bu şekilde. İçerisine pek giremiyordu. Bir kere girebilmiştik ama genellikle kapalı. Önünden işte böyle bir fayton. Büyük İskender anlatacaktım ama ona vakit yoktu artık. Yani Büyük İskender'in de buraya gelip hemen Payas'ın kuzeyindeki İsos'ta bu meşhur falanks askerleriyle Pers ordusunu bozguna uğrattığını, kendinden 3 kat falan daha büyük bir ordudur yani o. Ve Darius ikinci kez yenilmiş olur. Granikos'ta yani Çanakkale'deki yenilgisinden sonra kaçar gider. İskender Mısır'ı ele geçirir. Ondan sonra geri döner Gavgamela'da, yani bugünkü Güneydoğu Anadolu'da bir noktaya da Suriye'nin kuzeyinde. 3. kez yener Darius'u. Darius sonra ölür. Ondan sonra işte bu gördüğünüz İskender'in Pers İmparatorluğu içerisinde ve dahi yetmez Hindistan'a doğru o müthiş yolculuğu macerası başlar. İskender konusunda aslında Burhan da var burada. Çok güzel bir konudur. Hani bir gün o İskender'i anlatmamız lazım. Ayrıca anlatmamız lazım. Hindikuş'a kadar gitmiş. Orayı görünce artık demiş daha dünyanın tavanı tepesine geldi. Ve bir İskender Müzesi projesi İskenderun'da söz konusu. Bu İskenderun Belediye Başkanı ve onun etrafında bu projeyi oluşturanlar herhalde. Olursa çok güzel olur hakikaten. Yani Türkiye'de bir Büyük İskender Müzesi İskenderun'da olursa çok iyi olur. Çünkü dikkat edin, İskenderun, Aleksandret, yani İskendercik gibi bir şey aslında bu şehrin adı. Tıpkı İskenderiye gibi, İskender'in kurduğu şehirlerden biridir burası da. Evet, Arsus'a geldik. Arsus'un şöyle denizden, bakın Arsus'un bu deresi meşhur. Arka taraf bir dağ, işte şurası plajları. Ondan sonra bu benim Fadis Ayak var arkadaşım. Onlar buranın eski ağası. Orada Fadi de böyle ağ gibi bizi karşılıyor. Çok güzel de bu Arsus ya. Yani Antakya'nın sayfiye yeri olarak işte hem böyle müthiş bir nehir var. Rengarenk ve şey yemyeşil. Kilisesi var içeride. İşte Fadi Sayek onunla beraber bizi karşıladı. Rehberliğimizi yaptı. Onların çok güzel bir şey konağı vardı kıyıda da. Kilise şeydi, restorasyondaydı. Götürdü bizi, anlattı. İşte oradaki mezarları gösterdi. Bir baktım, işte bunların aileden gelenlerin mezarları var. Bani olunca oraya gömülebiliyorsun tabii. Ondan sonra Kozma ve Fadi, ikisi de bizim Galatasaray'dan mezun. Fadi benim sınıf arkadaşım Galatasaray'dan. İşte içeriği de biraz gördük ama tabii hani öyle ziyaret edilecek pek bir hali yok. Ondan sonra Arsus'tan daha aşağılara iniyoruz. Ve orada abicim nefis bir balık lokantası. Fakat bu isim unutma alışkanlığı bugün yükseltti. Almamışım, nokta almamışım yanıma. Sonra bakarım telefondan, isteyenler varsa verim. Burada abicim hani tamam Grida denilen, yani Akdeniz'de, Ege'de Grida da derler. Laos, Lagos falan da diyorlar ama Lahoz veya Lahos falan denmesi gerekiyor galiba. O muhteşem balık, onu çok güzel. Biraz gerçi açtığı için suyu gidiyor ama özel bir sos da kullanarak onu nefis bir hale de getiriyor. Ama tabii daha değişik şekillerden yine güzel yapılır o balık. O ayrı mevzu. İşte başka başka balıklar da var ama özellikle o yeniyor. Ve müthiş şey yapıyor adam ya, patlıcan salatasını. Onun bir ismi vardı ama söylerseniz sevinirim. Şu cipsi de mükemmel yapıyor adam. Yani hani cips ne ki diyeceksiniz ama. Avuganiç mi? Bir söyle abi. Avuganiç can salatası. Avuganiç derim ben de. Siz yani, değişik telaffuz ediyor olabilirsiniz. Ya ben değişik telaffuz ediyorumdur muhakkak. Bu işte ya.
Abi bunu nasıl güzel yapıyor adam. Sırf bunu yiye yiye zaten böyle balığa kadar doyuyorsun yani. Çok güzel bir yer burası. Şimdi bunu biraz kuru görebilirsiniz ama lezzet süper. Yani onu galiba çok üstündeki sos yanıyor burada esas. Fakat o etini güzel tutmayı beceriyor. Alın size Laoslar. Alın size Laos'u kaçırmaya çalışan bir abimiz. Bu oranın balığı değil ama bunu da Laoslara bakarken buldum. Abi böyle balıklar var denizlerde ya. Yani olsa da yesek değil mi? Neyse adam boyutunda. Buradan denize bakmışız. Ha tekrar kilise. Şurası domuz burnu. Hakikaten oradan bakınca domuzun burnu gibi gözükür. Bu fotoğrafta öyle çıkmamış. Bu işte uç. Bunun arka tarafı Samandağ'dı galiba. Neyse. Gitmediğim bir yer burası da. Yani turlarda vakit bulamadım. Son turda gidecektim. Pandemiden dolayı o turda iptal oldu. Altın Özü kasabasının Tokaçlı köyü. Orası da Ortodoks Hristiyanların yaşadığı köydür. Yani bugün İstanbul'daki kiliselere bakan zangoçların yani ailelerinin çoğu Antakya'dan gelmedi. Çünkü İstanbul Rumları bitti neredeyse ya. Dolayısıyla Antakya'dan çağırdılar bu eski Ortodoksları. Yani bunlar şeydir. Gezinin başında size gösterdiğim Ortodoks kilisesi vardı ya. Oraya bağlı olan Hristiyanlar. Onların böyle bir şeyi var, ilçesi var. Altınözü kasabası var diyelim. Orada da birkaç tane kilise var. On emir koymuş mesela kapıya. Normal eski ahit de bakar mısınız Hristiyanlar için önemli tabii. Böyle bir iki fotoğrafla bitiriyoruz. Tostoyevski diye bir şey üretmiş arkadaşım biri Antakya'da. Bu ablamız işte şey yapıyor. Ne derler? Siz söyleyin işte ya Allah'ım. Aşure yapıyor. Gene bizim abi maklube de girmiş ya kahvaltının içerisine. Ne ilginç ya. Devam edelim. Ondan sonra bakın bunları doldurmuşum böyle. Of. Yani böyle Antakya mutfağıyla ilgili yavaş yavaş bitirelim dedim. Bir de Hatay Spor'u tabii birinci lige çıktı diye de kutlayalım değil mi? Seneler sonra. Ondan sonra eski fotoğraflardan Celal Bayar Antakya'ya gelmiş derken artık bitiriyoruz. Buradan sonra teşekkür ediyorum katıldığınız için. Uzattım biraz özür dilerim ama Antakya daha kısa olamıyormuş. Neresini keseceğim ki ben bunu? Daha eklenecek şeyler var Allah bilir yani. Mikrofonları açın istiyorsanız en azından vedalaşalım. Hani soru alamayacağım maalesef. Çünkü 9'da Hüseyin başlayacak. Çok harikaydı. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Ahmet. Ahmet ağzına ben teşekkür ediyorum sabrınıza. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Antakya'ya yine bekliyoruz. Sağlık. Teşekkürler. Öpüyorum. Hepinizi öpüyorum. Antakya'ya yine bekliyoruz. En son bir gürültüde artık olsun bu kadar yani. Öpüşemiyoruz, koklaşamıyoruz. Seslerimiz öpüşsün bari. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harikaydı. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Chatlere bile bakamadım vallahi. Artık kusuruma bakmayın. Zeynep Hanım ayrıldı mı acaba? Kayıttan bakarım. Yok buradayım. Ahmet teşekkürler, iyi akşamlar. Evet, sağ olun. Haydi iyi akşamlar hepinize. Hoşça kalın. Bol bol Zeynep Hanım. Gezi vardı Ahmet. Ne vardı? Ne? Bol bol bizim geziden gördük kendimizi. Heh, kendimizi de gördük. İyi iyi sevindim. Evet, sevindim. Yine bekliyoruz. Ben koymaya çalışıyorum böyle araya güzel oluyor. Evet. Hatırlıyoruz. Yine bekliyoruz hatta. Zeynep Hanım. İyi akşamlar. Zeynep Hanım size Instagram'dan ulaşacağım ben. Size bir şeyler sormak istiyorum Zeynep tabii Hanım. Ki, tabii benim ki. Adım Sibel bu arada. Sibel ben de telefonumu atabilir, telefonunu atarım Zeynep'in sana. Çok çok teşekkür ederim. Çok iyi olur Ahmet Bey. Sağ olun. Bravo. Çok mersi. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Ahmet ya, tamam. Ya tadı damağımda kaldı. Bak bu kadar gezdim. Seninle gezmek çok çok farklı. İyi canım. Yerim. Yine söylüyorum. Harikasın, harikasın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi son bir şeye bakayım hakikaten. Şu chat'i göremedim. Seyircem çok şey vardı ama söyleyemedim. Neyse olsun. Vallahi vakit olsa. Ayrı ikinci bölüm yapmak gerekiyormuş aslında. Hadi hadi. Çok güzel. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Sağ olasın. Hoşçakal.